Evet, herkese merhabalar. Bugün Dobi yıkama partisiyle hepiniz hoş geldiniz. Ya nasıl, beğendin mi köpüğümü? Çok tatlı ya. Bak onu aldı halası. Ya sen niye buna böyle şeyler alıyorsun ya? Bu çok kısa Kız bunun olduğu için. belli olsun. Hayır, güzel Bunu titizi. giyemezsin bir daha. He. Bunu yok, bunu giyemezsin. Saça bak. Bunu giyemezsin. İzin Sen vermiyorum ya. onun leğenini de getir, leğenini. Buna böyle şeyler giydiremezsin Yağmur. Güzelmiş lan. Oha. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi planımız ne? Sen otur bir anlatalım, planımızı anlatalım değerli izleyicilerimize. Merhabalar herkese öncelikle. Otur bakalım. Merhabalar. Öncelikle Yağmur hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasıl Ya gidiyor? şu tipe bak. Çok iyi gidiyor. Ya bu chat bir şey söyleyeyim mi? Bu çok tatlı ya. Ama çok şımarmış. Çok şımarık. Biraz şımarttılar bu. Bak. Onlar şımarttı. Ben şımartmadım. Tabii aynen. Bunu şımarttılar baksana. Çağrı şey Üzülte diyor. bak. Gel diyor. Dobi geliyor. Hemen ödül maması veriyor. Bir kere ödül maması verdim. Daha bugün verdim. İlk defa ödül maması yedi çocuk. Hiçbir Çok ödül tatlı. yapmadan ödül maması verdim ama. Ne yapıyorsun oğlum sen? Hı? Kızım. Hadi bakalım siktir git. Tövbe Estağfurullah. estağfurullah. Nasıl denk geliyor abi, tamam. Ben küfüre denk geldim. Sen anlat bakalım. İyi ben de. Bir saat falan sürdü diyor. 1,5 saat. Üçüncü köprüden geldim. Hadi ya. Evet. Bayağı uzakmış. Ama geldik sağ Doğru, salim. helal olsun. Bak onu iyi yaptın işte. Aa bende var ya. Ne var? Chat. Chat'e bakmak Aa, istersen. altıma iyi yapmadım mı yani? Bunu da iyi yaptın da bu bambaşka oldu şimdi. Şimdi bir kucağını al, ben şu masayı getireyim, masayı koyayım buraya. Ben şu kaynağı suyu hazırlıyordum. Hoş geldin Hoş bulduk. Hasan. Hoş Abi. geldiniz efendim. Ben dedim ya şuradan hortum bağlar uzatırım dedim ya. Artık bir hortumumuz yok. Niye? Ben orayı bozdum galiba, takamıyorum artık. Takılacak gibi değilmiş. Ya leğenime laf söylüyorlar. Leğenim benim, çocukluk leğenim ya. Arkadaşlar bu leğende Yağmur da bu leğende yıkandı. Neyine laf söylüyorsunuz ya? Allah Allah. Buraya da güzel bir ortam yaptın ha. Koy bir sana koy. Nuri buraya da güzel bir ortam yaptın ha. Sen iç mimar olsana. Takılırız Burada yani. da bahtiz yapacak Burada işte. takılırız. Ben öyle bir pufları alsaydım buraya şimdi puflu bir şey ortam yapacaktım Bir şey ama. söyleyeyim mi? Ben böyle bir ortam istiyordum işte hep. Böyle tam olmuyor. Oğlum dur Senin dur için. kızım dur. Pardon. Dur adamı banladın dur. Dur. Böyle Allah koysak. Allah. Bence böyle koysak olur. Her ses sağ olsun. Tamam ama bak. Dişi köpek yani şu an. Şu an Neden? kızın. Neden? Tütülü mütülü. Sen erkek gibi yetiştirmişsin. Çay koyarsan zirve olur yani. Bir de küllük Nuri falan gel, ben gelirse de koyarım o. çayı. Nuri Yağmur var aslında. Sen niye çay koyuyorsun? İlk defa. Ya bu tuşlara basıyor sen. Bana bir göstersene. Saçını topladım ben onun bir de chat. Bak böyle nefes alıyor. Muhtemelen onu duyuyorlar bile. Allah halası. Bak herkes çok Böyle sürekli beğenmiş. böyle yapıyor. Senin yanağında ne var lan? Aa şey aldın, şey mi sürdün? Yanağımda ne var lan? Ne var? Buranda yeşil bir şey var. Nasıl yeşil bir şey var ya? Burasında yeşil bir şey yok mu Hasan? He morardı var. Dişten işte. Morarık morardı. Oha. O 3 gündür öyle. Yeni değil. Ama o kadar etkili Tutsana mi? şunu, dondu mu? Abi diyorum bu arada bizim bir internet sıkıntı var. Vallahi morarmış. O şeyden ya. Dişten de Şimdi ilaçlarımı da bulamadım. Abi suyunu nasıl hazırlayacağız? Onu da önden hazırlığını yapalım. Abi şöyle hazırlayacağız suyunu. Sen şimdi oradan sıcak su var ya. Evet. Soğuk su, sıcak su. Sen bunu oraya ağırlayacaksın. O ben ılık, bakarım ona. ılık su. Tamam. Bunu dolduracaksın, getireceğim buraya. Ben yarı yolda havuza düşerim. Şu dar alanda gelmeye çalışırsam. O zaman açıktan gel. Şuradan arkadan dolaş. Tamam. Şey demedin. Kameranın göreceği yerde düş demedin. Hatta onu bir de yıkamak lazım o pis. Ben de gelirim. Ama güzel değil mi? Sevdin değil mi burayı? Burası Cami de çok yakın. Güzel. Evet. Azallah. Güzel ama. Güle güle otur vallahi. Sağ güle olasın olsun. Vallahi Allah razı olsun. Çok sağ ol canım sen. Şey demek. Sizin evinizden güzel olmasa da idare ediyor işte. Vallahi güzel ya. Nazar değmesi maşallah. Maşallah. Ev sahibim aradı, o da gelmek istiyor.
Ciddi mi? Valla. Dobi yıkamıyor. Yok. Çay, kahve, çimlere bakacak. Çimleri böyle görürse adam seni yok varsa. Kovmaz da yani çimlerin otomatik sulama çay, sistemini ben açmamıştım. Hepsi solmuş. Evet, solmuş. Bu ağaçlar meyve veriyor mu acaba? Baktın mı? Taşladılar. Kimi? Ha, meyve. Yok, meyve ön taraf veriyor, ön taraf. Ama bir şey söyleyeceğim. Mesela şu fazlalık aslında. Bunu buradan çıkıp sökmek lazım. Şu Ceyda'nı beğendin mi diyorsun? Onun ama çok değerli dedi ya. Oğlum ne? Görüntü gitti lan. Şakaya bak diye. Dostum daha anca ayılıyorum. Müsaade edersen abi şaka yapsın. Ya bir yayında problem var ha şu an. Ama yok gibi diyorlar bak. Bize şeyde sıkıntı var bence. Kick'te galiba problem var şu an. Yok. Tamam yokmuş. Abi bizim internette sıkıntı var buradaki. Daha haberin olsun. Tamam sıkıntı yok. Tamam ben suyu doldurdum. Ne yaptın? Sıcak ılık su yapacaksın ha. Evet ılık yapıyorum. Dur ben ona bakayım. Sen otursana. Dirseğinle bak ama dirseğinle. Yok elin içi. Aferin biliyorsun ha. Bebek yıkadın mı sen daha önce? Yok ama bilirim yani. Ben parmağımı yalayıp sokuyordum. Parmağımı yalayıp ne olur? Nuri gel otur ya. Bir sigara yakalım. Ses ışık iyi mi? Burada işte bak otur kendini gör. Işık iyi be. Işık iyi gibi bence. Kafi yani. Bence de. Ses zaten mikrofon biliyoruz. Ses zaten mikrofondan gidiyor. Çay da koydum. Çay da koyduysan. Her şey iyi diyorlar, maşallah diyorlar. Dondurma yalar mıyız? Dondurma yalarız da benim dişim çok kötü ya. Harbi mi diyorsun? Hayata küstüm oğlum 3 gündür ya. Siz fark etmiyorsunuz ama 3 gündür benim performansım bu, fark ettirmemeye çalışıyorum. Profesyonel olduğum için. Tabii. Ama profesyonelim çok iyi olduğum için fark ettirmemeye çalışıyorum ama gerçekten çok kötüyüm ya. Herkes terlikli, sen şov yapıyorsun. Ağrısal mı? Evet ağrı. Arveles attın mı? Arveles hakkımı daha kullanmadım. Birazcık acısını çekeyim. Evet. Öyle kullanacağım. Baksana tipine. Harbi güzel ortam oldu ama şöyle puf olsaydı. Puf benim hayalim ama. Puf olsaydı bir de böyle bir yer masası böyle. Bak o dediğim benim hayallerim. O zaman hayallerim hakkında konuşurken siyah şurada poşete koyar mısın? Şöyle çimenlere yap. Sen bu anlattığını bana siyah poşete koyar mısın? Nasıl dostaz? Kedi var, tut kızım. Tut onun ağzını. Bugün arkadaşlar bu iki tane kedi kaçırdı Dobby. Haberiniz olsun. Bugün bir de az daha havuza giriyordu. Oğlum. Az daha yani. Arkadaşlar ben bunun şunu ölçtük. Suya duyarlılığını anlamak için. Çok istekli suya. Evet. Değil mi? Evet. Suya aşağı acayip istekli, havuza kendi girecekti yani neredeyse. Bahçede bir saldık hep böyle havuzun etrafında. Böyle vücudunu ıslata ıslata gezdi yani. Evet. Deprem ne depremi lan? Tövbe estağfurullah. Deprem yazıyorlar. Bir kişi deprem yazmış, iki kişi. Bakayım. Deprem Balıkesir 4.5. Bakayım. Tekirdağ diyorlar. Allah Allah. Bakıyorum. Bana düşmemiş. Geçmiş olsun. Marmara Denizi çevresinde deprem hissedildi demiş. Yapma ya. Kaç şiddeti? Marmara Balıkesir 4.5. Hadi ya. Aynen. 4.50. Allah korusun. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun arkadaşlar. Geçmiş olsun. Hissedenler. Hisseden arkadaşlar. Şu Marmara'dan da çok korkuyorum ya. Zaten deprem dedin mi? Evet. Çok korkutuyor beni. Allah korusun diyelim yani. Burası ne durumda? Bakmışsındır sen tutarken. Şimdi kıyı şeridi birazcık sakat ama iç şeritler daha şey ya. Burası herhalde biraz daha sağlam bir zemindir yani diye düşünüyorum. Ama bu işin burası çok önemli değil. Sonuçta eş, dost, bir ton insan var zaten yani. Canım. Allah korusun. Ama artık ev tutarken falan Allah bayağı korusun, dikkat ediliyor iki yani. Metropolden taşındın. Ama öyle de işte metropolde sallanma işi vardı çok metropolde iyiydi. Metropolde sallanma işi var. Çok sallar. Çok korkan adam için
Evet, sıkıntı. Ama o kurtarıcı bir şey. Ama evet. Avrupa evet. standartları ya büyük ihtimalle 9'a kadar falan dayanıklı orası diye biliyorum. Neydi o sistemin ismi? Raylı sistem işte. Raylı. Aynen. Beşik gibi sallanıyor böyle sadece. Raylı sistem evet. O bayağı iyi. Ay halası. Hadi al bakalım halası. Nasıl oldu şu bacım? Bence hiç beğenmedi üstündekini. Üstündekini hiç beğenmedi. Nasıl? Bayramda giderken hani anne baba giydirir ya böyle. Zoraki giymiş gibi anladın mı? Onun gibi şu an. Amcana gideceğiz. Giysin herhalde. Çare dük. Bunu var ya ben böyle giydirip el öptürsem babamdan falan iyi para toplar abi. Çekmeköy'de zemin iyi. Yani bence de iyidir. İyidir. Ama işte aslında bu binalar bak. Zaten burası site, sonradan olmadı mı? Sen bak, öyle bu, diyorsun. Bu site aslında çok yeni bir site değil ha. Bu evler falan eski çok. 15 sene var. Ne 15 en az 20 sene. Ne diyorsun ya? Evet evet. 2003 mü ne yani buranın yapımı? Çok da yeni evler değil yani aslına bakarsan. 99'dan sonra gene de. Yine 99'dan sonra tabii ki ama. Bir de zaten bu Çekmeköy bütün burası tamamı sonradan kurulmuş herhalde. Evet. Öyle değil mi? Yani İstanbul'da sonradan ilçe olmuş yani öyle duydum sanki. Ben bilmiyorum hiç. Ege mi demişti? Noel dayı, Noel dayı demişti. Haa dayı biliyor olabilir bak. Noel dayı dediyse o doğru olmayabilir ya. Kolp olabilir ya. Çağrı'nın ayak parmakları. Ne ya? Ay seni hazırlayacağım. Sana ben terlik getireyim mi? Yok ya. Rahatsız hissediyorsan. Yok. Hatta bence hepimiz çıkartalım terlikleri. Yok sağ ol. Çok kusura bak ben denedim amına koyayım. Ben evden Crocs'uma getirdim sırf. Ya ben yani daha doğal bir ortam olsun diye diyorum yani. Yani ondan değil yani. Allah Allah. Kusura bakmayın. Denendim. Lan oğlum Hasan. Ya şöyle bir sıkıntı var. Ne yapıyorsun? Suyu şimdi aslında ben şöyle yıkıyorum. Hı. Şimdi o fiskeyle ben normalde Teddy'nin vücudunu yıkıyorum. Hı. Sonrasında kafasını yıkıyoruz ya. Şimdi oleğini bir suyla da getireceğiz ya. Hı. Nasıl yıkayacağız? Atacağız içine direkt. Ama i̇çini o atacağız. Zaman... Rahatsız olmuyor diyorum sana havuza giriyor diyor. Ama yıkadığımız suyun içerisine girecek yine. He olsun. He. Ama olur mu öyle ya? Ben öyle, onun ben bokunu yerim lan o suyu içerim ben. Ben de bokunu yerim de ama... Ben ama temiz, steril olmaz. Bokunu ben de yemem bu arada. Bir pis kokuyor boku anlatamam sana. Bir şey söyleyeceğim. O zaman şöyle yapalım. Biz acaba orada mı yıkasak? Ben de öyle düşündüm. Evet. Kamera sistemi zaten taşınabilir bir sistem. Evet de niye steril olmasın ben onu anlamadım hala. Öyle daha rahat odamış. Oğlum pisliği yani. Suyun içinde kalacak diyor. Yani mesela vücudunu sabunlayacağım, köpürteceğim ya. He. Tekrar o suyla birlikte kafasını da yıkayacağım. O suyla yıkamayacağım. Yandan irmikle dökeceksin üstüne folyo. Anladın mı? O ben de dedim öyle. Ki abi şey aynen kanka yeşil lan. Cam yayınına hoş geldiniz. İrmikle böyle folyo dökeceksin üstüne ya da böyle şeyle. İşte kova olsa kovada, pasla, kovada pasla şey böyle, olur. İrmikle değil oğlum. İrmik ne lan? İrmik değil mi ya? İrmik, İrmik ayırma mı? İrmik i̇blik mi? İblik, ibl- i̇blik, iblik. İbrik, ibrik, ibrik. Hafize Ana nerede o zaman? İbrik. Oğlum yok oğlum bizde iblik falan. Kova var mı kova? Kova yok mu ya bir şey? Var ki şey var. Ne lan o? Kürek. Ananı sikim ayetim. Kettle, ananı. Kettle. Kettle değil, kettle değil. Çayın altındaki. Ya bu kadar uzak tahmin edip amına koyayım. Nasıl en yakın tahmini sen yapmış gibi davranıyor ya? Aa şu mu şu mu çiçek sulama saksısı mı? Aha, oğlum sakin olun. Ya bir insan bu kadar uzak tahminde bulunup nasıl amına koyayım en ihtimal yüksek bir davranabilir? Bak makineye. Çağrı andık ikisi de baktı. Bak alete. Bu. Ha, bununla bu. Kafasından mı diyorsun? Bununla böyle. Tamam ben bunu su doldurayım geliyorum o zaman. Tamam evet sen ona ben güzel su doldur. Ben bunu iyice temizle onu. Ben bir suyu bir dökeyim. O pis çünkü onun. Sen onu havuza dökme gerizekalı. Çimenlere dök bari. İbrikmiş o. Ay ay. He ibrik o zaten. Onun küçüğü. Oğlum onun içi ilaçlı falan olmasın diye bak benim chatten okudum şimdi. Aa. Onu sen full temizle yiyeceğine. Bak koklayarak ilaçlı diyeyim onu anlamaya çalışıyor. İç istersen. Aa o ne? Ha ne? Kediymiş. Ne ne ya? Kedi gördüm de ne var orada? O kediler orada yatıyor ya şeyde. Ben o zaman bunu bir deterjanla falan temizliyorum. Yok yok deterjanla temizleme o deterjanı temizleyemezsin sen. Ne yapayım? Sen onun üstüne otur su, canım. Su, full su. Full su. Tamam, banka su şurada temizleyelim. Full su. Doldur, boşalt. Tek Dobby mi yıkayacağız? Bence sadece Dobby olmaz. Charlie de yıkayalım. Bence Yağmur, sen önden mi gir, çık. Tamam mı? Aha. Bu arada bak, havuza bak. Gireceğim mi? Bak. Yok. Niye? Niye gireyim ya?
Havuza girilirdi. Gecenin devamı öyle devam ederdi. Allah Allah. Planlama öyle mi yaptın? Hayır. Hatta bir yayına dönerdik. Ben bir de kokteyl de yaparım. Bir kokteyl yapardı. Yaparız tabii. Hazır gelmişken gir Yağmış'ım. Gel Yağmış'ım. Kontent çalma çağrımı. nasıl yani? Kediyi çağırayım, kapıştıralım mı bunları? Bu sanki ama şey, kediyi baksana bir dikeldi. Bununla kapıştırma, ben buna iddiaya basarım. O kediyi parçalar bu. Bu mu parçalar, kedi mi? Bu. Kedi bununla muhatap bile olmaz. O zaman uzak tut kanka. Ona uzak tut. Aha, iki tane. Ana, onu gördüm ben de. Sarı var bir tane de. Bak biri sarmal, tekir, fena tekir, biri kara kedi. Gel. Kara kedi mi o? Smoky mi o? Buna Smoky mi deniyor? Evet. Kim koyuyor bu isimleri? Ne bileyim, öyle demişler. Şinasi demiş ki havuz olimpiyatları yapılsın, Yağmur'u rakip olarak istiyorum. Katılır mısın? Yok. Geçen yaptığımız havuz olimpiyatlarında mı ikincisini yapsak? Şinasi'yle mi yarışacağız? Şinasi kesin yarışmacımız oldu bir tane. Şinasi havuza atlarsa o havuzun suyu gider. Kamerayı bırak, papaz olmayalım. Havuz olimpiyatlarına nereden başvururuz demiş. Perver başvurmak istiyor. Ne diyorsun? Yüzme biliyor mu o? Bilmiyorum ki yüzme biliyor mu. Olur bu arada. Perver, tamam. Ben yapacağım mı onu bunu gerçekten? Tabii ki yapacağım. Vay. Hasan zaten. Perver Şinasi. Hasan geçen yarıştı ama. Başarısız bir çocuk. Ben diyorum ki sen yarış. Aha. Niye? Yok canım. Oğlum niye? Sen hepsinde başarılı olursun bence. Yok canım, o kadar da olmaz gibi. Oğlum en iyi atlama stili sende. Nefes tutmayı yaparsın. Git nefes gel ben alta. Bende ciğer yok. Nefes zaten tutamam. Tamam hadi bir tane oyun verirsin, iki tane alırsın. Ona bir bakarız ya. Aa, Ege'yi alabilirim. Abi bunu ben en sıcağı aldım suyu. En sıcağıyla yıkadım yıkayabildiğim kadar. Bir de en soğuğu alayım, içeride bakteri varsa şok olsun. Ay sıcak. Boynum tutuldu ama. Beni şok etti ya. Arkadaşlar birazdan Yağmur Spider-Man kostümüyle gelecek. Sakin olur musunuz? Allah Allah. Ne oldu lan? Korkun fırladı. Oğlum korkutma. Hayır. Hiç salır kızım, salır. Kıs 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 kıs. Sakin ol, bakteri şoka girdi şimdi hortum fırlayınca. Ha dur, şeyini koymam. Bu gecikme normal mi? Hangi gecikme? Yoksa şey, biz böyle izliyoruz. Biz şu an öyle izliyoruz. F5 atarsın. Ama öyle değil aslında değil mi? F5 atayım, o kadar gecikme yok. Bunu hemen hemen aynıdır ya. Onu bıraksan sıkıntı, bir mi? Daha bulamayız onu. Kaybolur, kavranlık. Onu şu an bıraksan var ya. Öyle bir koştur. Aslında bıraksak bir mı şey ya? Bir şey söyle, evet. İyice kendini kirletse mi? Yok, hayır, ondan değil ya. Şimdi yürüyemedi ya, bir evde içeride yürüsün, böyle bir enerjisi falan alsın, sonra yıkayacağız ya. Böyle sıkılmıştır yani şu an çünkü. Burada da bırakabilirim de havuza düşerse ne yapacağız? Atlarsın. Bir şey söyleyeceğim. Bence bunun üstünü çıkartalım. Kirlenmesin üstü. Evet. Tamam. Çünkü sabah çamur oldu bu çocuk. Tamam. Suya gidiyor, toprağa gidiyor. Hasan koyabildin mi? Kontrol et abi bakalım. Ay. Suyun şeyini. Allah, oğlum, sen ne yapıyorsun oğlum? Nasıl böyle döküldü? Allah Allah. Tamam, okey. Kontrol okay etmiyorum. Tamam, iyi. Aklım çıktı lan. Söyle dökülü, ben bak, anladım. Hasan şimdi ne yapalım biliyor musun? Bunu biz bir yere bırakalım. Bu bir iyice coşsun buralarda. Tamam. Yorulacak zaten. Yorulduktan sonra çat diye suya atabiliriz. Tamam, hadi o zaman. Ben burada mı bırakacağız peki? Burası kapalı değil mi her yere? Gitmez. Ya, bir yere gidemez. Ama kedi var. Ben yakala koşarım arkasında. Olmadı, sen bunu üst merdivenlerin oraya koyarsın. Orada gitsin gelsin. Tamam. Ama 15, kedi var çok. 20 dakikaya çayı hatırlatın. Kedilerimi koyacağız önce. Aynen. Hasan da kayboldu kesin. Ha, Allah aşkına. Bırak onu sen yere, bırak. Bırakayım mı? Emin misin? O tamam mı? Bırak, ben varım burada. O tamam. Suyu koysana şunlara, suyu koy. Kediye fırladım. Nerede bardaklar? Su içiyor musun yavrum şuna? Ay olur hiç. Ay. Uy. Sandalye kırılacak. Sıkıntı yapmayın. Sandalyenin şeyi düştü biliyor musun? Ben anladım, vidası düştü. Ya problem değil, sen otur ya. Ya düşersen? Dur bakayım. Abi sakın havuza doğru gitme de. Çağırsak sandalye yavaş yavaş söküyormuşsun gibi. O su içilebilen bir su değil. Ha, sadece o mu çıkmış? Çıkmış ya, bir şey olmaz. Burada var ya, sinek ısırıyor ha. Sizi ısırmıyor mu? Bilmem, hiç çıkmadım buraya.
Ama salak ki bu köpek. Aa. Ne yapıyor? Havuzun suyunu içmeye çalışıyor. O kaçar he. Sen şunu yukarı koysana, şu basamaklarını oraya koy, ikinci basamağa. Atlıyor ki. Şimdi dün atlıyordu, bugün atlayamaz. Bu öyle bir korkak bir şey. Bir koştur, sağ sol yaptır. Dobby! Aa, Dobby'ye aldıklarımı göstereyim mi? Göster hadi, kutu açılışı yapalım. Aa, dur git. Aa, hediyeleri de getirsene. Hediyelerin de vardı, evet. Dur bunu mesela göster. Ha, kutuyu da getir. Bunu mesela göster. Bunu gördüler ya, yağmış. Bir daha göster. Bunu yağmış aldı arkadaşlar, ya, çok öyle güzel. Öyle gösterme, şöyle göster. Buyurun. Şeyden. Kızın halasından. Yağmur halasının arkadaşlar hediyesi. Stilist Yağmur'un hediyesi. Kızımızı meşhur mu yapacaksın sen bu kızı? Ne yapacaksın ya çok Yağmur? Çok tatlı oldu. Diğerlerini de getireceğim. Ben bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Dobby'nin ben kız olduğu, yani dişi köpek gibi düşünmüyordum ben Dobby'yi. Evet dişiydi ama böyle asabiyeti falan böyle. Bunu giyince böyle gözümde bambaşka bir çocuk oldu. Değil mi? Sana da öyle geliyordu Nuri değil mi? Hiç dişi gibi hissetmiyordun. Artık ciddiye alamıyorum. Ciddiye alamıyorum evet. Oğlum mu oğlum diyordum önce ben. Önce bu izleyicilerden gelenler bunlar. Arkadaşlar izleyicilerimizden gelen, değerli izleyicilerimden gelen şöyle bir uyarı tabelamız var. Dikkat, köpek var. Bununla bunu birisi görse iyice girmek ister. Evet, çok korkunç ama. Acayip korkunç bir çocuk. Tipe bak. Tipe anlamsız bakmış ya böyle bir de. Bunu kapıya asacağım. Bir de arkadaşlar böyle bir şey var. Bilmiyorum kamerada ne kadar gözüküyor. Ama bir at ve taşlardan yapılmış. Hediyeler için çok teşekkür ediyorum. Hasan sana gelmişti değil mi bu hediyeler? Notları. Hı hı. Notla geleni, notlarını okudum. Bir de bu var. Yayında onlar için. Onlar bende. Yayında için diyor üstünde. Bu da arkadaşlar Riot Games'in göndermiş olduğu kutu. Değil mi? Evet. Demişler ki yayında açın. Okey, yayında açıyorum. Şu an yayındaysam açıyorum. Bunu yırtmak lazım da ama neyse. Allah. Bu ne oğlum? Böyle değildir herhalde. Böyle bence açın. Böyledir. Ha? Böyle fırlamacalı mıdır? Evet. Bence fırlamacalı ki yayını açın dediklerine göre. Bu ne oğlum? İçinde kutu olup kendi kendine çıkıyorlar kutu olup. Şaka. Eskiden böyle. Şey vardı hatırlıyor musun? Bunlar ne ki? Şöyle şöyle açmalı oyun vardı, ona benziyor. Anima Timi şey görmüş. Neymiş o? Aa bunlar ne? Aa o ne? O ne? Ben her akşam Riot Games oynuyorum. Bana gönderecekler. Kime gönderecekler? Sen bir kere bile Riot Games oyunu oynamıyorsun. Yalan. Sen oynamıyorsun. Hayır oynamıyorum. Onu çıktı lan. Dobby'ye bağlayalım Dobby'ye. Şunu sen çıkar mısın? Hayır bu benim oldu. Dobby'ye falan bağlamayacağım bunu. Ana! Ay çok güzel. Çağrı. Dobby olur bu arada da. Öyle bir şey mi acaba o? Acaba sanki he? Değil gibi. Acaba öyle bir şey mi? Öyle bir şey değildir de şöyle bir şeydir. Yemek yerken bunu böyle. Tamam bir tık daha mantıklı. Dobby'ye gidelim. Al Yağmur bak sen de incele diye verdim. Tamam. Bir tane de şundan var ama aynısından. Hayal galiba. Aa iki tane varmış zaten. İki tane var ama işte iki. Aa bomba. Aa, bir şey var. Ne o? Dur bakayım. Göster bekle onu aç önce. Göstereceğim. Bomba bir şey var. O zaman bu senin olsun Yağmur. Al bunu. Ne o ya? Merak ettim ben onu. Çok. Bu da böyle. Aynı. Çağrı'nın beğeneceği bir al şey bakalım. Mi? Görmeyeyim de. Aa! Bu ne yapıyor lan burada? Ne bileyim içinden çıktı. Nasıl? Çocuğa herhalde. Aa, yok bana göndermişler bunu. Çocuk değildir ya. Bana gelmiştir. Bak bu da bomba. Antrenman topu, pet. Aa! Her şeye böyle şaşıracak mı? Hayır nasıl olabiliyor böyle bir şey? Niye böyle olamazsın? Anima timinden Patilit dostlarımıza demişler. Bir tane şöyle bir anahtarlık var. Patilit dostum olduğunu benim biliyorlardı. Oha bu ne lan? Aa içine ödül bombası mı koyuyor? Ha yok bu hareketli, kendinden hareketli. Şarj ediyorsun hareket ediyor. Şöyle bir anahtarlık daha şunu var. Bir şarj edelim mi lan 2 dakika merak ettim. Takayım ben abi.
Dur ben takarım ya. A harfi var. Nuri, Çağrı, Hasan, Yağmur. Aynı sinemalar. Ha, aynı sinemalar. Animati mi? Animati mi? Bunlar yiyor mu Dobby? Bu kemikten yiyor galiba değil mi? Sen veriyorsun. Bunlar da sticker. Sorma ablacığım, her şeyi yiyor. Yiyor mu? Yer misin diye sormuyor mesela ben Dobby'ye. Direkt ona da söylüyorum, yiyor. Bu şey köpek kemiği. Köpek kemiği. Aha. Aa, çevrim dışı düştü. Ya şeyden dolayı, internetten dolayı bir F5 atsana abi. Demek insanlar bunu diyordu ha. Bu LoL'ün neyi ki? Mobil oyunun bir şey mi bu animatimini? Ben çıkaramadım animatimini. Bu şey işte yeni çıkan modunun kostümü değil mi animatimi? Öyle mi? Hı hı. Bilmiyorum. Bu da yeni modunun onu şeyine, şerefine gönderdiler galiba. Sen Allah Fatih ne diyor? O ışıklı mı acaba ya? Işıklı. Bunu taktım. Şimdi benimkiler... Yayın düşmedi değil mi? Yok yok. Halasından Dobişko'ya. Halasından Dobişko'ya. Bir tane böyle bir şey. Nedir Yağmur bu? Bu temizleme şeyi, eldiveni. Ben eldiven takıyorum. Temizliyorsun. Kuru şampuan gibi, evet. E yıkamayalım o zaman, bunu da temizleyelim. E çok fazla zaten olmaz, yıkanmıyor öyle ya. Çok kirlendi diyelim, onunla temizlersin. Tamam. Fazla yıkamak çok... Teşekkürler. Doğru değil. Bu Yağmur. Bornoz almış ya. Senin bu da çok bayılıyor. Sürekli benim bornozuma gidiyor, ısırıyor, düşürüyor, bir şekilde üstüne oturuyor. Bu bundan sonra bunun bornozu mu? Evet. Giyebilir mi ki bunu? Biraz büyük ama en küçüğü buydu. Giyer ya. Bunu neden aldım biliyor musun? Havuza falan girerse ileride, havuzdan çıktıktan sonra giydirirsin lazım. Bizim yok kızda öyle bornozumuz. Nereye? Ay bu ne? Nereye? Bak yağmış, halan sana neler almış Dobişko. Bak buna, bu benim olsun mu? Hoşuma gitti. Oğlum çok güzelmiş lan, bu benim olsun. Bakayım ha. Harbi çok iyi. Ama harbi nereye yetecek ama? Baksana bir cildini yap bir. Çok iyi değil mi? Bir an ne yaptın? Köpeğin şeyine de sulanma ya. Hediye ya. Oğlum bu hediye de. Onun içine şey koyuyorsun. Beş ka- şöylesi buraya falan şampuan lazım. Koyuyorsun. Aa, buraya şampuan koyuyorsun. Tamam, evet. Şöyle sonra lazım. Fıçı fıçı fıçı. Şimdi bunu yıkayalım. Evet, onu yıkayacağım işte. Bir de oyuncak ben de yıkanırım bununla bu arada. Hasan oyuncağını getirsene, sana zahmet ya. Tamam. Bu ne? Ha, o mikrofiber havlu. Nasıl yani ya? Köpek havlusu. Mikrofiber havlu derken? Yani şey alıyor şeyi, suyu çekmesi için. Bunu kurulayacağız işte. Nereye? Peki bu içinde mi olacak, dışı mı? Evet, onu ben de sorguladım şu an. Galiba içine şöyle köpek koyacağız. Çarpını böyle üstüne atacağız. Tıt 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 tıt. He, tıt anladım. Kurulanacak, tamam. Anladım. Öksürdüm bak, kudurdu. Bundan almış bir tane. Şampuan yenilebilir mi? Yenilebilir mi? Yenilebilir şampuan. Bir sıkıntı olmaz ama yine yesin ki, yemez. Yiyor, her şeyi yok, yiyor. Yok yok, bir şey olmaz bunlar, köpek. Yavru köpek. Harbi şey yiyor bu arada ama. Bir şey yaprak olmaz. Maprak falan seçmiyor. Aa. Ha. Çok lazımdı bu. Bu en lazımlardan bir tanesiydi. Buydu. Tık tık taramaca. Var aslında bir, aynen, tane tarağı. Yağmur'cum çok teşekkür ederiz. Bunu da alalım. Vallahi sağ ol ya. Her şey pembe almam peki. Her şeyde pembe almışsın gerçekten. Bir de o var. Bu ne? Oyuncak. Bak aramaya arıyor ya. Tamam, daha fazla kafalarını şişirmeyelim. Vereyim ama dur. Kudurur çünkü. Al. Bu topu şarj ettim ama. Neyse, çok bir teşekkür şey ederiz var ya. Abi, var şarjı mı? He? Ay ne şey demek? Şarjı var mı? Bunlar kötü duruyor mu Hasan? Gerçi ben buradan alalım bence ya. Evet, Çanabin önünde çok duruyor. Nasıl çalışıyor tabi bir de. Al buraya koy. Onları da alabilirsin. Bunları hangilerini kullanacağız? Bir ayırsak ya. Evet, onu ayıracağım ben de şimdi. Şu kutuları alıp götüreceğim, şunları. O ağlıyor abi. Köpek. Tamam, bunlar burada kalsın. Çoğu zaten kullanılacak.
Şunu içeri götürebilirsin. Yok abi, anlayamadım ben. Açılmıyor. Yeşil yok mu? Yok yok. O daha olmamıştır ki, sen acele ettin bence. Yok, yeşil yanıyor ya. Bir bakayım. Basılı tutsana açma kapama tuşuna. Niye o? Orası değil ya. Önü değil mi? Yok yok, şu tarafı değil mi? Ver bakayım ya. Yok Yağmur. Bence şarj olmamış. Biraz daha şarj edelim. Hasan, biz çözemedik. Sen hiç çözemezsin dostum. Ver. Ben bunu içe götürüp şarj tak geleyim mi? Tamam, git götür tak gel. Çünkü laptop ne kadar şarj olmuş olabilir ki zaten. Tamam. Yeşil yanıyordu ama Hasan. Ona bir bak rengine. Oğlum ben hala bu çocuğu nasıl yıkama evrelerini Yağmur'cum. Sen de seni anlat, dinliyorum hadi Yağmur. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız? Bana yardım edeceksiniz tabii. Tabii ki. Tek başıma yıkamayacağım. Asla. Önce vücudunu yıkayacağız. Evet. Önce suyu üstünden dökeceğiz böyle vücuduna, sırtına yani. Tamam. Sonra orayı ben böyle köpürteceğim, tamam mı? Kıçını mıçını da böyle, kuyruğunu falan, tamam. Da bayağı. Ondan sonra sen ya da Nuri şöyle kaldıracak koltuk altından. Göbeğini bir tur. Tak 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 tak. Sonra en önemli kısım yüzü, kafası yani. Evet. Önce kafasını böyle yavaşça köpürte 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 köpürte. Siz o sırada ama kulakları tutacaksınız böyle. Kulağın içeri su kaçmaması için. Tamam. Sen tutarsın, beni ısırıyor. Tamam, ben tutarım. Sen peki İnşallah yıkanacağım durur. Mı? Ondan sormuyorum kızım, chat soruyor hani, bir de görsün çocuk diye diyorlar. Yok, ben yıkanmayacağım. Hasan ne yapıyorsun Hasan? Kamera gidip gel yapıyor. He diyor. Allah Allah. Bir şey olmaz, göz kırptık. Düzeldi mi ki? Niye? Allah Allah. Kamera böyle bir gitti geldi, böyle oldu. Ya bu çocuk bilgisayar yaklaşınca kamera bozuluyor, bir şeyler değişiyor, anladın mı? Parazit var diyorum da dinlemiyorsunuz. Sende var o zaman parazit, amına koyayım. Tam düzeldi. Sonra gözlerinin buralarını iyice yıkayacağız. Bak, oralar buraları çok önemli. Kötü olmuş. Tamam hadi başlayalım. Bunu yana mı çekeceğiz? Burada mı yaşanacak bütün bu? Burada da yıkayabiliriz. Yerde ben oturarak da yıkayabilirim. Yerde oturarak yıkayalım. Tamam, ben şunu azıcık geri çekerim. Sıkıntı olmaz o zaman. Tamam. Alayım. Parayı da alalım. Pozisyon leğeni getir. Kamerayı da aşağı bak. Hava da güzel ha böyle. Ne çok sıcak ne çok sıcak. Ben ama bu masayı havuza doğru değil, o tarafa doğru çekeyim. Ne olur ne olmaz. He, o tarafa doğru çekelim bence de. Dur, mikrofonları alayım mı? Aldım birazcık. Tamam. Böyle kalsın. Tamam. Bunları buraya mı koyayım? Hı, koy masaya. Bunları takın istiyorsanız, sıkıntı daha iyi. Gerek yok ya. Ben şimdi çarparı falan yıkarken ben takmayayım da çağırsan tak istiyorsan. Olur, ASMR olur işte. Ya sen ne olsun? Dobi! Ne yapacağız? Ben kamerayı elime alırım ya. Bir yerine. Başlıyorum ben. Başla. Ben bu tarafa mı geçeyim, bu tarafa mı geçeyim? Hayır, bismillah. Bebek yıkıyormuş gibi hissettim. Şey nerede, şampuanı? Ne kalırdı? Şimdi de. Şimdi havluyu da çıkartayım. Dobi. Geç abi sen de. Ben rahat açayım ya. Dobi gel. Dobi. Biz gelecekmiş gibi değil. Nuri Dobi'yi versene bize. Bunun içine koyacağız. Hı. Sonra bunu birazcık su dökeyim mi? Bakayım bir, iyi mi? Mi? Olur, deni de. Şurayı da tutayım. Bir ıslatma da. Biraz soğuk mu sanki? Pek emin olamadım. Evet, biraz soğuk gibi. Nuri be. Hı. Birazını döküp sıcak su koysana buna biraz. Ya da siz onun birazını dökün, ben sıcak suda takviye yapalım. Ama üşür diye hani, bunu şimdi dökersen. Tamam, bunu onun içine dökmeyeceğiz mi zaten? Ben şunu şuraya koyayım. Dobi sen korkma, dur. Gel kızım. Oy, senin ben ağzına sıçayım gel. Hasan, o zaman onu bir koy, benle gel. Dur. Dobi dur. Dobi. Dur. Dur kız. Tüyleri şey yapma biliyor musun? Yumuşacık yani, hiç böyle şey olmamış, kıtık olmamış. Bu gayet iyi ya bence, tam böyle evet. Güzeller. Kıtık derken? Kıtık şey oluyor, böyle birbirine dolanıyor. Bak çıkmak istiyor. Ona dikkat et ama.
dolanmasın. Böyle izlersiniz ya, okey gibi. Bence bunu yıkandıktan sonra temiz temiz yapalım. Öyle de yapacağım. Bak tüyleri de şey yapıyorum. Arada tara şey türlerini de alsın. Taramak iyi yani. Hayır, öyle bir şey yok. Ha? İyi gibi lan sanki su. Deneyelim mi be? Deneyelim. Bana da iyi gibi geldi de. Hadi deneyelim. Sen o zaman şey yap. Şu şeyin bir tanesini şuraya versene. Ah. Ne oldu oğlum orada? Laptopu şuraya koyayım mı? Telefondan chat donuyor. Laptopu görebiliyor şöyle musun? Çevirelim mi? Masayı çevirelim ya da direkt. Laptopu çevirelim. Sen bir kal. Laptopu çevir istiyorsan direkt ya da. Hangisi? Telefonu lan nasıl indin? Lan manyak. Tamam. Oh. Biraz indirsene kafasını. Tamam. O ne? Ha çay. Nasıl indi gördünüz mü? Sen gördün mü nasıl indi? Görmedim. Chat gördü. Tek ayakla böyle ters takla düşüyordu aslında. Aman dikkat edin ha arkadaşlar. Çay sakata gelmeyelim. Aman Allah korusun. Hadi bakalım. Bismillah. Şuraya getir Hasan onu. Hasan gel dök. Gel dök dök. Gel gel. İyi bu bayağı iyi. Ver bana. Dök bakayım. Al abi. Şaka yapmayalım lütfen bak. Aman dedi bu su. Niye korkmuyor? Ya bu su, suyu manyağı bu suyun. E tamam süper. Ne, çağır nereye döküyorsun? Nereye hayvanın döküyor? Üzerine dökeceksin. Lan bu inmeye çalışıyor. Tamam ben onu tutacağım sen merak etme. Tamam biraz daha dök. Biraz ıslansın. Dök 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 dök. Dök 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 dök. Şuraya döksene biraz. Diyeceğim bir anı filmden bekle. Ya ablacığım hemen yanlış anlıyorsun ya. Tamam dur bekle. Oy, dobim benim. Tamam, tamam kızım. Tamam kızım. Oy. Bekle tut, tut dobi. Dur kız, dur. Tutsana, dur kız. Allah, pardon. Çağır, bak sen çok piçlik peşinde. Tamam, valla piçlik peşinde değilim ya. Hayır aşkım, dur. Dur, gel Çağrı kızım. Çağrı gidiyor. Gel kızım, tamam, gel. Aynen, tut böyle. Oy kızım benim, tertemiz oldun, paklandın. Neyse, ıslattınız beni ama ya. Neyse, ona yapacak hiçbir şey yok. Bak korkmuyor bak, değil mi? Bak duruyor evet. Sevindim ben. Çok korktum ben bir şey olacak diye ya. Bu piç. Ya şunun tatlılığına bir bak lan. Aman da dobişko fareye benzeyeceksin şimdi. Yağmur istiyorsan üstünü ıslanır diyorsan üstünü çıkartabilirsin. <daha sonra. gülüyor> Tamam şimdi dök suyu. Gel. Dök tamam. Lan küçücük kaldı. Dur. Dobi sen o tarafa bakma şu şeye dök. Çağrı biraz sağ sol yapsana dümdüz. Ablacım şimdi nasıl yapayım işte böyle yapılıyor. Allah poposunu da yıkayalım dur. Allah vay her yerim ıslandı. Her yerim ıslandı. Yok be yavrum. Vallahi ıslandı. Köpeğe ne oldu böyle? Oğlum köpek küçük kaldı ya. Köpükle hala ha? Boşuna yapıyorum şu an. Dobi bir gitme aşkım. Dobi dur yesin. Lan. Halası yesin. Halası yesin. Aaa kim gelmiş? Aaa. Dök dök dök. Allah bunu yesinler mi nasılmış? Çok sakin ama. İnanılmaz sakin. Abi kulağına falan. Oğlum kafası kendi getiriyor. O yüzden geri kaçırıyorum. Aa evet yanımda da onun kulağını şey yapsana. Dur dur orayı daha yıkamadık ki. Metin'e panik dur dur dur. Dobi. Kızım. Kızım hala köpüklü bu. Şampuanlı. Tamam kızım. Tamam sakin ol. Lan küçücük kaldı. İyi misin? İyi misin Dobişko? Göbüşe bakar mısın bir şey göbüşe? Yok, bir şey yok. Dobi. Chat ne diyor? Koptular mı? Hadi. Biliyorlar, eğleniyorlar. Eğlenirler tabii. Şurada biraz siyahlıklar gördüm de iyice şey yapalım. Dur bir dakika tamam. Bir de bunu tam yok. Dur çağırı. Tamam. Dur dur hayır. Tamam. Bu kuyruk ne peki? Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi, çok sakin. Şey de titremiyordu sanki. Titriyor mu? Titriyor mu sence? Hayır. Dokunuyorsun ya şu an.
Ya oğlum bana arabada öyle şeyler anlattın ki. Arkadaşlar dışarısı bayılır, bu arada evin içinden daha sıcak. O yüzden dışarısı daha iyi yani. Gel buraya gel. Üşümez, merak etmeyin. Dışarı çok ben sıcak şu anda. Ben şöyle tutayım, sen ayakkabı derin değil. Dışarısı felaket sıcak. Yani. O derece sıcak. Aynen. Hasan şu suyu döksene. Ya da Nuri şu suyu dökebilir misin? Nereden? Ama kafasını yıkamadık. Kafasını da yıkayacağım, o suyu da yıkamıyorum. Şöyle mi? Yok yok yok. Şunu. Bunu mu döksün? Aha. Tabii. O zaman bunu nereye dökeyim lan? Oo, köpüklü su. Ay pardon kız. Ya Şahane. Islandı zaten. Ay pardon. Allah Allah. Bahçeye dökeyim amına koyayım. Ne olacak? Dök bahçeye dök. Ay, nefes alışı gördün mü? Bu arada burası harbi sıcak şu an ha. Sıcak, bayağı ve sıcak. Ve şey titremiyor yani, iyi. Galiba vücut dengesini iyi sağladı şu an. Sıkıntı olmayacak. Suda susayım mı buna Yağmur? Yok ya. Yani. Yok yok gel. Ay Çağrı, kameradan gördüm senin ağzındaki şeyi, modanmayı. Belli oluyor mu? Oluyor tabii. Tamam, şimdi önemli kısmı sikeceğim. Bir terkle çıkalım. Tamam, şimdi. Gel lan buraya, it. Dur. Şimdi kulaklarını tut. Nasıl tutacağım? Şöyle kapatacağım. Tamam, tuttum. Ben kafasını başa su döneceğim. Çok ağırmış. Ya sen usta duruyorsun ama. Tamam, şimdi şey yapabilirsin. Bırak bırak. Şimdi köpükleyelim. Fareye dönmedi mi? Ya buraya gel, nereye kaçıyorsun fare? Ama kulağına köpek kaçmasın Yağmur'um ya. Yok yok. Tipe bak. Tipe bir bak ya. Çok üzüldüm yani şu an bu Yağmur'a. Ama çok seviyor suyu. Çok seviyor ama çok üzücü değil mi şu anda bunun bu pozisyonu? Ya abi işte ne güzel, iki kişi onu yıkıyor elleriyle. Evet. Sen ister miydin Yağmur seni yıkasın? Oğlum hayvan olsan diyorum ya. He, isterdim. Yok. Abi chatte birçok insan isterdi yani. Keşke ben de hayvan olsaydım, Yağmur abla beni yıkasaydı diye. Tamam, şimdi. Ben tutayım, sen suyu dök. Nerede aşkım, hiçbir şey yok. Ben tutayım, sen dök. Ama elinde aynı tamam. Zamanda çitile. Tamam. Sen dökerken çitile. Tamam, 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 tamam. Dur. Tamam kızım, tamam. Tamam, tamam. Böyle bırakamayız ama seni. Kulaklığını tutuyorsun değil mi? Hı hı. Nuri gelsene, sen bir su döksene. Tam yüzün... Nereye komşu? Ama bak buraların hala köpüklü Dobby, dur. Dökeyim mi? Şimdi dök. Kulağını kapatalım. Gözüne gelmesin de rahatsız olmasın. Tamam, bir şey yok. Tamam, bir nefes alsın. Tamam. Hı, yapıyor. Tamam, dur. Tamam, sakin ol. Sakin ol kızım. Gözünü temizle. Aferin kızıma. Gözünü temizle. Bir şey yok. Bir şey yok. Gel lan, kedi seni de yakayalım. Al biraz sersef, sen babasısın. Aferin kızıma. Oy, tamam, 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 tamam. Oh. Oh, tamam kızım. Aferin Dobby. Biraz daha başına dökmek lazım ama değil mi? Biraz aferin şey gibi. Aferin Dobby. Islak şey mi, köpüklü mü hala? Yavaş yavaş birazcık korkma başladı galiba. Korktu, evet. Suratını yaptı. Burası yüzüne gelince korktu. Biraz daha yüzünü son kez şey yapalım. O şeylik gitsin. Bir bakayım abi ben de. Ay şu an korkuyor musun? Ay aşkım, hiçbir şey yok. Korkma Dobişko. Dobim, güzelim, kızım. Tamam kızım, tamam, 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 tamam. Tamam kızım, tamam. Ah işte dediğimi yaptı. Biraz şurası yakamak lazım. İçeride abi. Klimayı kapatsam mı ben? Biraz kaldı. Kapat istersen. Ben şu koyayım, klimayı kapat. Üşümesin yavrum benim. Vereyim mi havlusunu? Ama bence şurayı bir tık daha yıkamak lazım. Şurayı bir tık daha yıkayalım, öyle yapalım. Ben zaten bu açıdayı böyle bıraksam. Ama küçük bir titreme başladı. Bir şey olmaz. O korktu. Ama o işimeden değil, korkudan titriyor. Tamam. Tedi de korkuyor. O vereyim mi su? Bak buradan rahatsız oluyor. Dur, 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 dur.
şey yapalım Çağrı. Sen yapabilir misin? Ney? Ya da sen tut. Ne yapıyorsun? Ay çok pardon. Ya. Sen ama ay, makaradasın. Makarada, makarada değilim. Değilim makarada değilim. Çok özür dilerim. Sana ben tişört getireyim o zaman. Ya getir hadi. Evet. Şimdi sen tut. Tamam. Bunu. Tamam. Nuri sen de su dök. Tamam. Ben de şeyi yıkayayım. Tamam kızım. Oy Dobby. Dobby senin ne oldu? Bu gerçekten ay. Gerçek Dobby'ye döndü. Harry Potter'daki Dobby'ye dönmedi. Benim elimi alayım ilk önce. Elim pislendi. Tamam, tamam. Oh. Şey. Oh, hiçbir şey. Oh! Saçı falan vurdu. Allah Allah. Oh! Sırtıma da vurdu. Kendi kendini sakatlıyor çocuk. İnanılmaz ya. Aynen Yağmur. Harbiden oraları çok önemli. Buralar ama şey. Çok korkmaya başladı. Bu cins de genetik. Onları şeyle solüsyonla tamam, silmek lazım. Tamam. Bence tamam. Bence yeter. Tamam. Hasan. Al Çağrı. Ne yapacağız? Sık. Yeter ya. Tamam. Ben de çok şey oldu. Sen buna bir tane havluyu kurutma makinesinde şey yap. Tamam. Bunu şimdi ona at. Sok onu içine sok iyice. Yavrum sen havlu almıştın ona onu yapayım. Var işte onu koyduk. Ha, başka burada. Bir havlu yoluna yapıyorum. Tamam. Burada. Bunu mu diyorsun? Ver onu bana. Evet. Üşüyor. Al sen bunu. Mikrofiber al. Daha iyi ama. Sıcacık onu sıcacık yapıp tamam. Getir. Çay içse mesela çay verdik şimdi sıcak içiyor sınırda. Çok yazık canım titriyor şu anda. Üşümez korkudan titrer diyen var. Biraz korktu. Aslında titremiyordu. Kafasına dökülünce titremeye başladı. Acaba vücut ısısı mı değişti orada? Bence o korktu ya suratına gelince. Korktu bence. Ama ya korktu. Buna çok yazık ya. Çok yazık. Baksana fareye döndü. Yoksa başta zaten üşürdü abi. Başta üstünü şey yaparken de üşürdü. Tamam titremesi geçti birazcık. Kabloyu ters kullanıyormuşuz bu arada. Böyle değil miymiş? Ters diyen daha çok. Olabilir vallahi bilmiyorum. Gözümdeki o şeyi aldım ama. Birikmiş böyle bir parça çıktı yani. Gözümden. Ben onu belli aralıklarla alıyorum. Hala o sese bakıyorsun. İnanılmaz bir hayvansın. Harbiden hala bakıyorsun ya. Bunu kullanmadık. Oh, canım benim. Ama bir sonrakini de kullanırız. Başka bir şey. Ay nasıl bakıyor. Zaten böyle bir su tutuldu gibi oldu buna. Bir daha mı yıkayalım? Yani çitileme falan yapmadık. Bir su tuttuk sanki. Yok lan çitiledim bayağı vücudunu. Yalandan. Yok be. Ne yapayım daha? Hasan şimdi bir tane havluyu fönle ısıtacak. İyice sıcacık olur o. Aynen. Ne diyor? Chat'in yorumlarını biraz okuyalım. Yeterli İkiyalı diyorlar. Biraz daha? Yok bence yok yeterli diyorlar. Yeterli yeterli. Çok aa Dobby beyazmış diyen var. Bu arada çok kirlenmemiş bence. Bu kadar olur küçük köpeğe diyorlar. İlk yıkanması ya şimdi. Nuri istiyor ki çamaşır gibi yıkayak amına koyayım diyor mesela biri. Oldu makineye atayım o zaman ben bunu. Köpekler yüzme biliyordu değil mi? Biliyor. Aha. Atalım havuza bunu biraz daha büyüsün. Tabii tabii. Çay tarasana Çağrı. Bir ay sonra falan. Heh. Dobby. Bir de burnundan nefes alıyor. Kopartıyor beni ya. Sen şunun tipini bir görsen şu an önden. Dobby. Tamam. Tamam kızım. Tamam. İçeri girin üşütmesin. İçerisi daha soğuk. Dışarısı inanılmaz sıcak. Al abi. Sıcak değil ki adamı. Oldu kadar, oldu tuttum. Sen ne oldu da terlemişsin? Ver. Sen kendini soktun abi. Şöyle ne yap biliyor musun Çağrı? Kafasını şöyle. Dur. Bayağı böyle sanki... İyidir ya, giysin oluyor. Aynen, şey yapma korkma, hiçbir şey olmaz. Korkma gel. Gel kızım. Kızım gel. Tamam. Tamam kızım. Çirkin surat. Tamam kızım gel.
Çağrı üstünü çıkarsın, çok ıslandı, hasta olmasın diyen de var mesela. O zaman yağmur da çıkartsın. Ya hayır. O da, yağmur o da bayağı ıslandı. Islandı. Yağmur bayağı ıslandı. Keşke. Ne oldu? Keşke diyor biri. Soyup atlıyormuş babası, düşünsene. Ödül maması vereceğiz mi buna? Kafayı yerdik burada. Getir bir tane ödül maması. Bunların şimdi şöyle bir sıkıntısı var Çağrı. Bunların gözü hep böyle akacak, tamam mı? Bu bunun zaten genetiği yani. O senin kirlenmesi tamam. Falan değil. Solüsyon almışsın galiba sen. Evet. Pamukla onları böyle ara ara gördüğün zaman yap. Ben Teddy'yi de mesela hafif böyle ıslat suyla böyle böyle dokununca o zaten kendi düşüyor. Tırnağınla böyle onu al. Öyle şey yapmazsın, canını yakmazsın. Kulakları yani. Kurutmak çok önemliymiş bu arada. Evet evet. Midesi kulakların... falan bozulurmuş. Kurutacağız şimdi. Bana ver ama, gösterme ona. Tamam, sakladım. Getiriyor. Fön tutalım bence. Fönü kesin geçiyor mu? Tutalım. Burada tutabiliyor muyuz? Tutarız şimdi. Tamam, tamam. Niye kız? Aa, ödül maması yemiyor. Al kızım. O şu an çok korktu. Biraz böyle ben miyim? Yağmur alçak. Aa, teşekkür ederim. Harbi mi? Bir dakika. Kulaklarının iç kısmını da silmek lazım şu an. Bergamotlu. Onları peki silmek mi lazım, yıka mı diyorlar? Onu yıkamak sıkıntı. Silmek lazım dedi. Tamam, sileriz. O benim aldığım şeyle sileriz, eldivenle. Nasıl, tutuyor mu biraz? İyi mi? Biraz daha iyi. Bir Temmuz akşamında yıkandı. Çay var mıydı ki ya? Çay çok güzel oldu. Reis, sen müsait değilsin diye sana vermedim. İçeceğim, al iç. Yok, yok. Al al, devamını iç. Var var, var. Çay var, getiririz. Ya. Çok güzel olmuş ama, ellerine sağlık. Ay, burada da tin tin gidiyordur en ses. Şunu al istersen Nuri, sen oraya, sen konuşuyorsun ya. Sen net duysunlar. Dur lan. Bu yeni mi? 19.07 Dobby'nin ilk yıkanması. Ama şöyle ki biraz sesinden korkuyor, haberin olsun. Olsa bir de çay da getir. Çay da koy Çağla abiye kendine. Suda yedirmedin değil mi Hasan? Yok. Direkt hatta çayı getir, burada çay, koyarız. Ben çayı getirdim zannediyorum. Getirmiştim, geri götürdüm soğumasın diye. Bu niye böyle sallanıyor şurası? Bir dakika. Sesine bak, hemen kafayı kaldırdı. Yok, en düşük yap onu Yağmur. En düşük yap, en sıcak yap. En sıcak ol onun. Bu iyi değil mi? Bu sıcak değil bu. Ki. Bu. Mesela mesafesi nasıl bu? Çok yani uzak. Sen mesela elini koydun oraya. Sen bana yakınlaştır ya da uzaklaştır da. Tamam, bu iyi. Tamam, sen tut. Dur. Hah, aynen. Ha, bırak yapsın öyle. Yapma, koy, yapma. Çayları koy. Tamam, tamam kızım, tamam. Bir şey yok abi. Peki, Peri de korkuyor altında. Böyle oluyor. Kapısına doğru. Tamam kızım. Tamam. Aman Hasan, gözünü seveyim. İyi değil mi yakınlığı? Hı hı. Makinenin ucundaki aparatı çıkartın. Evet ya, aparatı çıkartsan yuvarlak gelir direkt. Bunu şimdi çıkartamam ama. Niye? Sıcak mı? Lan sıcak sıcak. Yok, ona bir şey olmaz o. O. Makine bir çocuk. Çek bence. Çek, proje. Çek. Çek Hasan. Tamam. Hasan benim yeni projem. Öyle mi? Yeni proje. Bitirme tezim ama, öyle bir proje. Gel hadi ya. Bas, çek her çek. Bak, iyi mi? Hı hı. İyi. İyi kızım. Oh. İyi, sağ ol, çek. Hasan, o da senin. Götünü de.
Nerede bunun tarağı? Bunu kullandık mı? Yok, onu kullanmadık. Sen mesela tek başına yıkarsın artık bence. Yıkarım. Kendin duşa girersin. Yanında evet. Yıkarsın. Tamam kızım. Tamam. Göbeğini de kurutun diyorlar abi. Çevirebiliyorsan. Kuruteceğiz. PC'ye geçeceğiz, geçeceğiz. Ya bu yıkamadan sonra PC'ye geçeceğiz. Hatta ne olacak ya bugün? Kulakları iyice kurutun, mantar olmasın ve paki araları. Önemliymiş bunlar. Bu arada Yağmur da biliyor arkadaşlar. Yağmur'un da köpeği olduğu için. Yapacağım. Kaç senedir var sende Yağmur köpek? 4 galiba. 4 senedir köpeği var. Kaç defa yıkamıştır Allah bilir. 4 senedir Yağmur'un evde köpeği var. Bir de binlerce de köpeği olmuş insan da var. Onu da unutmayalım. Onlar da biliyor. Tabii. Kaç kişiyi de köpek etmiştir ha? Öyle bir şaka bırakayım dedim arkadaşlar. Bunu tanıyorum da. Hemen o zaman havuza atlıyorum arkadaşlar. Hadi. Hadi hep birlikte. Bir atlama sakın abi. Sen getirdin mi oyunu? Tamam kızım. Tamam. Gel atayım seni. Beni bir atsana abi olsun. Gel seni kurgu yapalım, ben ittireyim seni. Şurada yürüsen yalandan. Tamam dur, kamerayı ayarlayayım o zaman ben kurguya göre. Tamam. Bak tüyleri normalleşti buradaki tüyleri. Birazcık kafasının orası da lazım ama. Ha böyle iyi. İyi mi? Bakayım cebimde bir şey var. Bak şuradan yürü şöyle. Kulakların iç kısmına bir baksana. Başka tişörtün var mı? Yok elinde. Var var. Şöyle yürüyorum yalandan. Islak mı? Daha kaliteli yapsak ya bunu. Nasıl yapacağız? Ha aynen elinde. Daha iyi. Sıcaklığı iyi değil mi? Hı hı. Dur. Ben de oradan yürüyeyim. Tamam. Sen buradan yürü. Sen bunu omuz at. Dur. Ben seni onu hayırdır lan deyip içeyim. Tamam. Dur. Bu tarafa koysana kafasını. Sen oradan yürü. Ben biraz daha böyle gel. Bu tamam hazır şu anda. Böyle tam tersi. Gel gel şu an. Yürü. Yürü. Tamam açayım. Yine aynı yerde tut ya. Omuz atacağım direkt. Ha, bana şöyle şu sağımı omuz at. Tamam. Dur. Ben biraz daha geri geleyim. Şurada düşmem lazım. Burada mı düşeceksin? Aynen orada düştüm tamam. Daha iyi. Sen gel de. Sen de gel. Hiç buraya gelmiyor ama. Şimdi? Evet, tişört. Başka tişörtü varmış. Kıyafet çıkarsaydık ama yapıştı mı böyle? Yağmur nereye tutuyorsun? Kasana bakıyor lan. Nereye tuttum ki? Kurgu değil bu arada. Ay kafası nasıl koyuyor ya? Şuraya şuraya. Ne gerek vardı? Bence de ne gerek vardı Hasan? Ben hala niye yaptık ki? Sen ne dedin oğlum? Havuza at, at girelim falan filan. Sen de hadi gel ben sana atayım dedim. Ter bir ters şey göbeğini atsana. Ha yapacağım. Dur. Ha? Tamam kızım. Tamam. Göbüşü de kurudu mu? Dur, dur kızım. Dur. Kafayı kapatıyor ya. Ulan çok üzülüyorum böyle yapınca ya. Ne şey çare nasıl güveniyor baksana. Ben, şöyle yapıyor. Ne yapıyorsun? Dur. Hadi al. Tamam. Dur buraya karnını, karnını da. Oraya bir daha zoomlasana paşa. Zoomlayacağım. Tamam kızım. Tamam.
O kadar yapmana gerek yok. Biraz buraya tut mesela. Çok tamam, sabit gitmesin tamam, diye. Tamam, sabit yapma o zaman. Az küçük yap, aynen. Pati araları abi, önemliymiş pati araları. İyice kurulansın da ne olur ne olmaz arkadaşlar, rahatsız olur, bir şey olur. Yavru daha küçük yani. Bebek bu daha, bebek. Seni de bu böyle kucağına alsam mı böyle kurutmaya? Beni de kurutsan abi. Kamera örümcek konmuştu, onu öldüreyim derken bir salladım kamerayı. Sürekli böyle yapıyor. Sıcak tarafta onun çünkü şimdi. Kurudu mu bari? Şu kulağı olmadı galiba ya. Birazcık da şöyle gövdesini şey yap. Ah, keşke sana tokat atsaydım. Tokatla yuvarlanarak gitseydim. Elimi şuraya da koyardım. Elime mi durdun? Hayır, elime değil. Direkt tokat atsaydım. Yok ya. Abi, tokat yapmaya gerek yok. Direkt şuna koysan. Elini koyarsan kurgu oluyor oğlum. Aslında makasla şuraları falan kesmek lazım da. Durmaz. O veteriner artık. Bak bir daha yapalım oğlum, şöyle ben elimi koyayım bu sefer. Şöyle şöyle koyayım, kameraya gözükmeyecek şekilde. Tersinden ben yürüyeceğim oradan. Sen şak diye koy, onu uçarım onunla birlikte. Şöyle dirsek koyacağım. Dirseği nasıl kurgulayacağız tamam. Abi? Yedim ben o dirseği. Ben sana vurmayacağım, tamam. Sen yemiş gibi yapacaksın. Oh, hadi bakalım şuraya da yapalım son. Bitti. Bitti. Heh. Şuraya da yapalım. Oh. Uslu kızım benim, oh. Şımarık kızım benim. Vallahi bence çok inanılmaz sakin karşıladı. Bence de. Oo. Baksana yalamaya bile başladı ya. Hala şuraları ıslak ama. Evet. Ama o kadar ıslak olur. Şöyle kulağını birazcık yap. O kadar güzel olmuş, yumuşacık olmuş. Kulağını birazcık tut. Geliyor evet. Mu? Aha, şu biraz sıvı hala oralar. Bakayım. Onu ama içine tutmayın dediler, içine tutmayın dediler. İçine tutmuyorum, elimle kapatıyorum. Şöyle ama bak, tuttuğun yer zaten kulağı hayır, değil. Hayır, oraya tutuyorum. Biraz eline alttan tut, işte. Biraz alttan. Bir şey söyleyeyim, yumuşacık oldu. Yumuşak diye daha yumuşak oldu. Oh, Dobby bitti. Tamam, yıka, okey gibi ya. Arkadaşlar, karşınızda yeni Dobby. Yıkandı. Maması aferin. Nerede? Ödül maması nerede? Dobby aferin. Ödül maması nerede? Vereceğim, vereceğim. Ben. Yağmur'da. Orada. Masanın üstünde. Ah. Al bakalım. Bir de son halini yapayım. Yemiyor lan ödül maması. Bence onu biraz salmak lazım. Tamam. Tamam. Şunları al üstünden ben bunu bir içeri götüreyim. Dur şunu alsana. Ver odada. Sen git. Al bunu da al istersen orada verirsin onu. Küçük o. Geliyorum abi sen. Kaldım. Hadi havuza Yağmur. Düştüm mapus damlarına. Hadi kamera gitti, hadi havuza. Kapattın mı? Yayın bitti mi? Ben atlıyorum. Ay. Bitti mi? Al kamera gerçekten gitti. Şimdi... Ama mikrofon bizde. Sesimiz geliyor mu? Tamam, ben de içeri gidiyorum zaten. Gel bana. Yağmur havuza girecek de ben de içeri geleyim, rahatsız aferin. Olmasın. Al. İyi, bunu sevmedin o zaman. Dobby. Gel. Gel buraya. Dobby gel kızım. Gel kızım. Al. Gel kızım. Gel kızım. Al sen, tak abi bunu. Aferin. Bembeyaz oldu ya köpeği. Tak abi bunu sen. Bembeyaz oldu. Takmama gerek yok. Duyuluyordur ya. Bir yere koyalım o zaman. Koltuğun kenarına koy. Ne oldu? İyi değil mi? Bu bir şey. Tamam şu. Allah'ım bu ne? Çek biraz sen köpeği çek. Tamam.
Bizden nefret ediyor gibi artık. Bir şey söyleyeyim mi? Bayağı beyazlamış ha. Ben falan fark etmedim. Ya, kabardı ya bile böyle tüyleri. Tobi. Yemek yapıyordur maması. Bana da hiç bakmıyor ki. Şöyle mikrofonu kameraya takayım. O zaman neye uğradım ben? Tobi. Hiç umurda değil şu an burası. Harbi rahatladı he. Değil mi? Ama birazcık psikolojisi bozuldu. Aa. Ya psikolojisi değil de birazcık şey yaptı. Yok bu köpek kaçıyor bu. Tedirgin mi oldu? Hafif tedirginlik vardı da kaçtı ya yine de. Korktu tabii ya. Bir kendine toplaması. Ama zaten elbet korkup yıkanacak duruyor. Ama daha ilk yıkaması ya normal bence bir şey olmaz. Tişörtünü değiştir ama tişörtünü çok ıslanmış. Koşturmak istiyor gibi. Evet evet o normal. Tobi. Reis yandım be. Kamerayı takıyordum ya reis kendine. Yandım ya. Biraz daha orada oturalım. Abi getiriyorum kamerayı takayım biraz burada otursak bari. Işık vuruyor ya. Tamam bir burada oturalım da bir çay içelim ya. Tamam. Yandım mı oldu he? Şunu bir tutsana şuraya çekerim tekrar. Şu muydu? Kapatayım mı? He? Anlamadım. Sinekliği kapa. O nerede? Ödün olası yiyor. Hepsini. Valla bir tane vermişsiniz. Kırmızı onu yedi. Tamam yesin o anca yer onu. Hasan be şuna bir tazelesene çayı. Tazeleyim abi. Çok soğuk kalmış. Dur ben çayı getireyim. Şuraya koyayım. Çay burada. Ha senin önüne almış. Onu da bana takayım. Şurada da burada dursun. Pardon. E bu çay burada da. Onu şöyle şuraya boşaltsana. Sen bana ben gideyim onu lavaboya dökeyim. Nasıl? Dök şuraya. Saksıya boşalt. Ölmüş çiçek zaten. Şöyle şu önüne koysana. Ben üstüme bir şey giyip geleyim. Rahatsız mı? Ben üstüne rahat bir şeyler al gel gidiyorum. Tek çıplak ben olduğum için. Tamam. Açık oldu ama. Biraz daha o zaman ondan. Bana salsan. Çayda bir sıkıntı var ama ben sana söyleyeyim. Bana salsan. Ne sıkıntısı? Yani tam demlenmemiş gibi. Bana da iyi geldi tadı. Tadı çok iyi. Bunun bana bu kadar dem koymak lazım. Ya bak tarağı da var. Bununla da tarayacağız onu. Yağmur sence nasıl? 10 üzerine kaç verdin köpeğime? 10 canım. Şey, hayır yani şeye kaç verdin? Nur gel sen buraya mı? Uslu olmasına yıkanırken. Çok usluydu ben bu kadar hiç düşünmedim. Ben çok tedirgin oldum yazdım ya gruba hatta bir şey olursa diye. Mi? Evet. Ne olmasına korktun? Ya normalde bu tarz şeylerde bazı köpekler kalp krizi falan geçiriyor. Bayılıyor falan yani. Şaka evet. Yapıyorsun. Niye önceden söylemedin yapmaz. Söyledim be. Hasan'a söyledim. Öyle de demedin kalp krizi geçirme gibisin. Ya şöyle söyleyeyim benim yan komşum ve alt komşumun kızı götürdü. Ay şey kızı götürdü diyorum çocuğu aman köpeği götürdü. Tamam. Ama buraya kesimde. Buraya kesimde hayvan pat diye bayılıyor böyle. Niye? Stresten işte. İkisi de bu arada bayılmış. Hangi? Ama mesela Teddy'ye bir şey olmuyor o değişiyor yani. Mesela ben bununla elimi yıkadıktan sonra bile suratını su atıyorum onu. Oyun yaptık yani o sulu oyunları seviyor. Tamam bir şey olmadı zaten ya. Ben ondan biraz tedirgin oldum. Bir de dün video izledim işte hani. Küçükken yıkamak sakıncalı olabilir bağışıklık sistemi falan. Onu attım zaten. Evet ama bu da... Ama veteriner falan dedi deyince dedim tamam okey o zaman yani. Veteriner dedi ki geçen haftaki aşısından sonra. İkinci mi üçüncü mü aşısıydı zaten. Dedi ki tamam bu aşıdan sonra artık bahçeye de çıkabilir. Yıkaya da bilirsiniz bir hafta tamam, sonra. Tamam o zaman bir şey olmaz. Yavaş yavaş bahçeye çıkabilir dedi. Son aşısı kaldı galiba. O aşıdan sonra da... Başka hayvanlarla artık arkadaşlık yapabilecek. Ha, ondan sonra dışarı tamamen çıkacak. Yani şimdi başka hayvanlarla arkadaşlık yapmasın dedi hala. Ama bahçeye çıksın yıkayın. Bahçeye çıksın. Ama çok pisti yani şimdi paklanlı yani bayağı. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Ben gördüğümde
kendi kendime o kadar da pis değilmiş dedim ama yıkandıktan sonra anladım. Yağmur'un çayı. Yağmur bak o önce. Yağmur o senin çayın. Bu mu? Çete bakar mısın? Bu mu Nuri mi? Bu telefonunu da al bakayım. Vallahi güzel oldu ya. İyi oldu. Sen memnun kaldın mı? Kaldım vallahi, eline sağlık. Ne demek? Eline sağlık, 10 numara. Ama bir şey de yapılması gerekiyor. Ben sana söyleyeyim, bir kesilmesi gerekiyor bir tık. Şu gözlerinin etrafı oh. Falan. Tipe bak. Bakıyor oradan. Bakıyor oradan ha. Onu yere mi indirse ya acaba Hasan? 1500 TL yıkama ücreti öde çağır. Öyle mi Yağmur? 1500 TL mi? Pahalı bu arada. Yani kesime 1800-1000 arası alıyorlar. Canım Kaiser Suzan benim. Bunların... Sen de inşallah Almanya'da arada istediğin gibi kariyerini planlarsın canım kardeşim benim. Peki bunların maliyeti nasıl Yağmur? Nasıl yani? Kaça satar şimdi yıkanlıyor? Hayır hayır. 1800'e yıkıyorlarmış ya. Yok 1800'e 1000 arası kesim. 800'e 1000 arası kesim. Sağda işçilik mi mesela? Malzeme fiyatı ne kadar? Hayır canım bu direkt hepsine bu. 800'e 1000 arası veriyorum ben mesela Teddy'ye. Kesime. Az kuruttunuz diyor da çocuk birazcık yok, sıcaktan bunalma noktasındaydı evet, yani. Evet bunaldım. Yok ben dokundum ya iyi. Nemli bir yeri kalmadı yani patilerin arası özellikle falan. Bak nasıl yattı salak. Ellerim biraz şey de orada yürüyor koşuyor ondan ya. Yumuşacık oldu bu arada. Ama ben bizim Ali'yi falan yıkarken hortumla böyle araba yıkar gibi yıkayacağım burada. Oturtacağım buraya. Öyle yıkayacağım. Bir tane şey araba fırçasıyla. Aynen araba fırçasıyla köpürte köpürte. Abi havuz atlasana göbeğini görek. Kardeşim hadi başka kapıya ya. Hadi bir dur amına koyayım. Dur 2 dakika oturduk muhabbet ediyoruz çayımızı içiyoruz. Nereye çıktı? Onu yere bıraksana. Azu. Ali'yi var ya böyle bir köpürteceğim var ya. Ali'yi balon balon. Halı yıkama yerinde yıkaracağım. Halı yıkama yerinde yıkayacağım onu yani. Evet. Hatta halı da yıkayacağım yanında. Çok iyi olur he. Bak Ali'yi halının üstüne oturtacağım. Hem halı yıkayacağım hem Ali'yi yıkayacağım. 10 numara olur. Böyle bekleyecek. Hasan'ı da atarız yuvarlarız. On numara olur. O çıkmasın. Fırçayla falan. Aynen öyle fırçayı kafasına. Zaten ona böyle... İbrik falan da yapmayız direkt hortumla. Bam bam. Nasıl yani? Sen bu kelimede ısrarcısın anladığım kadarıyla. İbrik abi ismi ibrik ne diyeyim? İsmini bilmediğin kelimeyi cümle içerisinde ne kadar rahat kullandığına buna koyayım. Ben ibrik öğrendim. İrmik diye girdim. Biliyor musun? Mesela ben emin olmasam ibrik miydi, irmik miydi girmem o topa girmem. Ama irmik derken bir yanlış hissettim ama. İrmik doğrusu dedin, gelmedi ya. Şimdi sen irmik dedin ya. Doğrusunu ben de unuttum o sırada. İrmik miydi, irmik miydi? Neydi harbiden? Orada bir tane de ikilemde kaldım. Baktım sen de ısrarcısın o kelimede. Bahçe suluğu. Bahçe suluğu da yakışmıyor mesela şu alete bahçe suluğu. Bu bahçe suluğu muymuş? Ha, öyle yazdı doktor. Doktor nereden biliyor ki? Mama bidonu da olabilir. Bak öyle demişler. Ördek deniyormuş ona. Çok tatlı bir şey o bence ya. Onu görünce senin hiç böyle sulayasın gelmiyor mu bahçeye? Hiç gelmedi biliyor musun? Nasıl gelmedi? Sıfır. Onu görünce Allah tek batısın geliyor. Harbi mi? Evet. Benim de sulayasın geldi mesela onu görünce. İbine doğrusu demiş. O doğru değildir değil mi? O doğru değildir bence. Ne güzel yıkadık ya. Şimdi masaüstü çıkmış. Koltukta masaüstü atlamış. 1800 TL sadece kesime veriyorum. Aa çok veriyorsun. Çok. Kesim. Kadir Alkan mı kesiyor? Binde yıkama. Tıraşı kim yapıyor? He? Bir de yıkama desen 2800. Ne kullanıyor? Hiçbir şey. Bir tane fırça, su amına koyayım. Ama onların şampuan. Farklı kurutma şeyleri var. Böyle bir şey geçiriyor açtı köpeğe. Kapıyı açtı. Ne olacak oğlum? Hava veriyor. Nasıl açabiliyor lan? Aa, mutfak kapısını açtı çıktı şerefsiz. Onun çorap alıyor lan. Piçe bak ha bak. Bu şimdi zeki değil mi şimdi? Zeki. Bak buradan çıkamayacağını anladı, mutfağa dolandı, kapıyı zorladı ve çıktı. Evet. Eşek. Bir de onu öğrendi, onu her sıcağında açıyor artık. Ay saçını toplayalım onun. Nerede tokası? Dur ver bakayım galiba. Ben, bana bir ver bakayım. Sen üstünü değiştirdin mi? Yok. Yok. Oy. Gel bakalım kızım. Dün bu bahçenin başında parke kısmında basamak var. Normalde oradan inemiyordu, dün oradan inmeyi de öğrendi.
Artık mesela oradan inip bahçenin her tarafına gidebiliyor. Ama merdivenlerden inmiyor. Merdivenden inemiyor evet hala. Merdiveni sanki böyle korkuyor aşağı merdivenin bakarken. Merdivenin en tepesi yüksek geliyor ona. En alttayken bir basamak iniyor mesela. Ama bu merdivenler de yüksek bence. Buradan iniyor. Buradan iniyor ve artık bence böyle kaçmaya başlıyor. Can havli yani. İşte yani onu yapacağını biliyor ya, o yüzden yapıyor bence. Uyanık yani, orada bilerek inmiyor. Bilmiyorum ama artık sıkıntılı döneme girildi yani bu hayvanda. O ne? Ha, toka. Toka, evet. Bu kimin? Bu senin galiba Hasan. Olabilir. Yanmasın elin. Değmesin, yağlı boyalı. Bir de yanmış, bahçeye çıktı ya. Hı. Emir komuta zinciri bitti çıktığı an. Deli gibi koşmaya başlıyor böyle. Sen ya, ne güzel bak. Gel yapıyorsun kaçıyor, gel yapıyorsun kaçıyor. Yavaş yavaş şimdi şey olunca, alışınca buraya falan çıkmaya başlayınca çok iyi olur onun için burası. Sorarsın yalan bayağı kötü ha. Dobi 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 dobi
Hala Orpede yapıyor demek ki. Senin farkında değil ya. Yani şeyde olduğunu. Bahçe yapabileceğini fark etmemiş. Ya halı yap et, boşluğa yap. Bütün yıllar sonra. Hey, bararay. Bararay, 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 bararay. Oh. Deterjan kokuyor yalnız bu köpek şu an. Sen bir yıkayınca duygulandın gibi sanki ama. Çok duygulandım. Aa. Evet. Vallahi bir böyle şey oldu, bir düştü yani, bir duygulandı gibi. Bence o titredi ya o kucağında onun. He, korktu diye. Ondan bence üşüdü o etkilendi. Zannettim ya, ona canım sıkıldı. Üşürse bu var ya, ben bunu çok üzülürdüm. Üşürse, üşümüş olsaydı. Ama şimdi çok rahat. O da rahatladığının farkında. Bence sevdi de bu arada. Bu arada sevdi. Sadece yüzünü yıkama kısmını sevmediğini gördük zaten. Yüzünü sevmedi, evet. Geri kalanda hiç rahatsız olmadı. Boncuk surat. Ben zaten buna bir demo yapmıştım. Demonstrasyon yaptım ben buna geçen haftalarda. Evet şey. Bunun bir ağzını böyle suyla yıkadım lavaboda. Sonra baktım çok ıslandı, gittim şey yaptım. Kurutma makinesi tuttum. Çok korktuğunu orada anladım zaten. Oh. Böyle şeyler var. Nasıl desem? Küçük kutular var böyle. Hayvan kurutma makineleri. Makinalı kalacağım. Direkt sokuyorsun, kuruyor İçine mu? İçine sokuyorsun. Fırın gibi. Evet, fırın gibi. Ama belki tedirgin olur, bilmiyorum. Olur bu arada. Bak bu yıkarkenki tedirginliği var ya. Hmm. Bu şok hali değildi mesela. Arabada yaşıyor o şok halini. Şok halinde... Arabadan korkuyor mu? Arabada korkuyor, evet. He. Arabadaki şok hali şöyle mesela. Camdan çıkmaya falan çalışıyor. Hmm. Öyle bir şok hali. Veya araba da benden abi uzak duramıyor. Aynen. Çağrı ben koltukta dur diyorum, yok işte. Yani. Kucağına gelmek istiyor değil mi? Aynen. Tamam, kucağına Teddy de öyle. Teddy de ama çok kucağında da gene rahat yok, Teddy değil. Öyle değil işte. Bu biraz daha farklı. Oturmuyor mu? Yok, Teddy nasıl? Durmuyor. Teddy mesela oturuyor. Bu oturmuyor işte. Ama sürekli böyle bir tedirginlik var yani. Ama bununki zekadan işte oturmuyor. Niye? Ya bak Allah'ım, kafan nasıl çalışıyor? Nereden nereye bağladın ya? Ama ondan değil, zekadan dolayı oturamıyor işte. Öyle bir sıkıntısı var. Seni Teddy ile kıyaslıyor, görüyor musun? Teddy'nin şu an bir avantajı var, diploması var Teddy'nin. Ne diploması var? Bilmiyorum, bir şey diploması. Ne diploması var yani Teddy'nin? Pet okulu. Şey mi? Mezunu. Besyo. Ne? Pet okulu mezunuymuş. Pet okulu mezunu. Evet, sen mezun. Sen okut diyorum, okutmayacağım. Okutmayacağım. Okumayacak oğlum bu çocuk. Niye kızayım okutmuyorsun? Niye okutmuyorsun? Bu kız diye okutmuyorum ben bunu. Teddy ne benziyor? Su ürünleri bak dizi. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Şaka yaptım ya. Hemen alınmayın ya. Allah Allah. Biraz daha çalışsaydınız izlemeyi. Siz de biraz iki soru çözseydiniz gözünüzü seveyim. Bunu okutalım. Sen getir götür. Onunla bu okumayacak. Alo. Ya yayınını vereyim. Okumayacak. Bu evlenecek. Bu okumayacak. Bu ne yapacak? Bu çıkacak. Babacığım ben geç gelirim akşam diyecek. Tamam kızım diyeceğim. Dikkat et kendine.
şey de yapar mısın? Gidip alır gelir misin mesela gecenin bir saati? Hı. İşte baba şuradayım. Dur bekle orada ben gelip alacağım seni. Demez bence. Ya da bin taksiye gelme. Şimdi kız arkadaşlarıyla buluşmaya gitti ev partisi. Orasını sen bilemezsin. Sana bir şey dedi gitti. O onu bana deyip gidemez işte. Hayır sana dedi işte atıyorum bilmem ne arkadaşımla buluşmaya bana gittim. Bana tam olarak net nokta atışı yerini ne söyleyecek. Fotoğraf konum mu atacaksın? Gerekiyorsa konumunu atacak. Fotoğraf falan isteyeceksin yani. Canlı konum isteyebilirim. Canlı konumdan da gene yanındakini anlayamazsın ki reis nasıl anlayacaksın? En azından nerede olduğunu bilirim. E tamam bir de şeyleyim. Ayşe'yleyim, Fatma'yleyim. Merve'lerdeyim. Ama Ali'yle. Tamam ben götüreceğim Ayşe'ye Fatma'ya alacağım. Ve bizim Ali'yle falan mesela. Vururum Ali'yi. Götüreceğim ben, bırakacağım. Diyeceğim ki kaçta ayrılırsınız? Bir saat sonra gelip alayım ben. Çok da görüşmenizin bir anlamı. İki saat takılın. Geleyim alayım ondan sonra. Geleyim alayım ama. Gelip alırım. Bin taksiye gel değil. Yok. Sen kendin gel. Yok yok gider alırım. Zorsun. Sen beni linç mi yaptırmaya çalışıyorsun? Yok canım. Yok isteyen linçlesin abi. Böyle. Biz de böyle hocam. Biz de zaten belli bir saatten sonra gece dışarı çıkmaz yani. Biz zaten nasıl yetiştirdiysen öyle oluyor ya. Ya ben onu öyle müzikle, sanatla falan yetiştiririm ben öyle kızım olursa. O zaten anladın mı? Tabii zaten senin kızın da oğlun da olsa bu arada ya topçu olur ya popçu olur. Oğlum olursa hiç okutmayacağım. Kızımı okuturum. Oğlum okumayacak ama. Abi niye gülüyorsunuz ki? Burada eğitime sakın yanlış anlamayın. Ben okutmayacağım ya. Benim kendi düşüncem. Oğlum okumayacak. Ne yapacağım? Bir karateye yazdırırım. Ya da boksa. Bir dövüş sporu banko. Bir dövüş sporu banko. 3 yaşında falan mı ama? 2,5-3 yaşında uçan tekme atabiliyor olması lazım. Trabzonspor Futbol Okulu. Merter'de. Oraya yazdırırım. Ben de bu arada oğlum olursa sağ ayağını bağlayacağım abi solak olsun diye. Ya da altın oluk. Harbi mi? Solak mı istiyorsun? Sol, çok acayip solak istiyorum. Sağ ayağını bağlayacağım derken? O ne demek bağlamak? Bağlayacağım. Sağ ayağını kullanmasın. Mesela onu çalıştırırken sağ ayağını kullandırtmayacağım ona. Çift ayak yapmayı diyorum. Ben sana şöyle söyleyeyim. Çift zaten sağlaksa zaten çift ayak oluyor ya solunu çalıştırınca. Aynen. Ben de öyle yapacağım. Sağlaksa da solu çok iyi çalıştıracağım. Yani İnsanlar anlayamayacak. Aynen öyle. Zayıf ayak, hani FIFA'da zayıf ayağı 5 yazdırtacağım. Aynen öyle. Onu ben sana söyleyeyim. Öyle. Bir de benim oğlumun 5 skill olması lazım. 4 skill oğlu kabul etmiyorum. Ama o zor. Bak 5 skill olacak. Gerekiyorsa sorumsuz bir serseri olacak. Topu harcayacak, topu yiyecek, kızacağım, edeceğim. Ama yeteneğini kimse sorgulamayacak. Anladın mı? Öyle bir şey istiyorum. Hani disiplinini sorgulayabilirler. Neymar tarzı. Ha, çalışkanlığını sorgulayabilirler ama yeteneğini sorgulamayacaklar. Öyle bir çocuk istiyorum. Futbola da 5 yaşında falan başlatırsın o zaman. 4-5 yaşında artık futbola başlar. 4,5. Müzikte varsa, ilgiliyse. Müzik konusunda hiç baskı yapmayacağım. Babacığım, bak ben çalıyorum. İlgin varsa otur. Öğreteyim, anlatayım sana bu sistemi. Ya bakarsın bir dinliyor mu seni? Ha, bir dinleyicim önce onu bir bakarım. İlgisi var mı? Ya da ne ilgisi var? Şimdi T-Rap falan ilgisi varsa siktir ederim zaten. Siktir futbolcu ol derim, anladın mı? Yağmur sen anlat. Neyim? Oğlun olursa, kızın olursa. Ne olmasını mı isterim? Niye duygulandın? Kısırım gibi duygulandın ya. Hayır ya tövbe estağfurullah. Evet ya bir kısır duygusallaşmasına girdi ya. Böyle sustu. Evet, önüne bileyim, falan baktı böyle. Asla ya, olmuyor. Topçu olur, topçu yaparım falan. Asla olmayacak gibi baktı. He? Yok lan Allah korusun. Hiç öyle düşünmedim de onu sorguladım kafamda. Ben resim çizmesini falan çok isterdim çocuklarımın ya. Kızımın ya da çocuk. Resim çizmesini. Ha. O da mesela. Yani şeyde. Bak ne yapacak ama. Anladım. Bu davarlar mı bulunduğu bir dünyada işte ne çizse anlam et ya. İki tane bunun gibi davar gelecek. Ha resim için çok da futbolcu olayım. Futbolcu yapmak bence çok zor ya. Niye? Çok şans işi bence o. Niye değil mi? Sen merak etme ya. Var bizim ailelerimiz. Tanıdıklar var. Lobimizi kurarız. Senin çocuğun şanslı da olacak şimdi baktığın zaman. Seninki niye? Bu arada yani, seninki şanssız mı doğacak? Seninki de %95'e göre şanslı. Seninkisi yani. Senin babadan kalacak mirası daha ben yapamadım Yağmur. Evet dedesinden, bunun dedesinden şanslı oldun ki doyuyor. Doğru. Benimki ki, yine benim faturalar falan kalabilir benimkinin üstüne anladın mı? Bir de mesela onun dedesi de çok böyle tonton onu böyle her istediğini yapıp şımartacak bir dede olacak mesela. Tabii. Direkt çocuk tam böyle şeye doğacak yani. Refah seviyesinin orta noktasına tabii doğacak. Yani. Fena duygulandı. Harbi bir arıza var orada. Bende mi? Yo. Böyle ben hiç çocuk düşünmüyorum da o yüzden hiç düşünmemiştim. Çok fena duygulandı. Sanki hani böyle 3-5 sene önce bir çocuk aldırmışsın gibi duygulandı. Hayır lan Allah Allah. Oğlum ne diyorsun ya? Sıçacağım. Ne oldu hayır lan? Hayır ondan değil.
Yok, köpek avlıyor da. Yiyor. Öyle duygulandı. Hayır, onu ben hiç düşünmedim ve siz düşünmüşsünüz ya, o bana garip geldi. Abi düşünmedik yani, işte, anlat ben de söyledim. Şu an düşündüğümü söylüyorum sana yani. Ha, bilmem yani. Mesela benim kızım üniversitede kimseye not vermeyecek. En öne gidecek, oturacak, notlar tutacak ama kimseye not vermeyecek. En önde olmasın. Hayır olsun, ya. Olsun. En önde olmasın. Olsun, yani. En önde olsun. Senin kızın dördüncü sırada böyle iki tane arkadaşıyla lobileşmiş olsun ya. Yok abi ya. Niye? Alfa, oranın alfası. O alfa, lobinin. Kimseyle böyle kaliteli bir kız olsun. Kimseyle böyle muhatap olmasın. Anladın mı? Okulunda böyle çok başarılı bir kız. Ben ona mesela aferin bile diyemeyeyim yani, anladın mı? Yani şey mi? O zaten gerek kendine yok. Bilsin yani. Gerek evet, yok. Öyle bir. Ama mesela oğlumdan hiç öyle bir beklentim yok. Senin oğlan piç olacak. Serseri bir piç olabilir. Net yani. Öyle olsun. Arabayı sen kaçırsın. Sen yapmasan biz yaparız. Arabayı kaçırsın. Anladın aynen. mı? Ya da senin arabayı kaçıramaz mesela, benden ister, ben ayarlarım onu. He, mesela ben de o arabayı kaçırsın, sana geleyim. Nuri onun yanında mesela diyeyim ki, Nuri bu piça yapmayın, şuna siz veriyorsun. Bak bu konuşmayı yapmak istiyorum Nuri. Allah aşkına arkadaşlar. Ben harbi bu konuşmayı yapmak istiyorum ya. Böyle gelip şey diyeyim ya, bak Nuri siz bu piçe yüz veriyorsunuz, bak sizden yüz alıyor ha. Bunu diyeyim ya. O da onun oruna, lan siktir git yat odana diyeyim. Giderken bir daha geri çekileyim, azara devam edeyim, anladın mı? Mesela salonda PlayStation oynasın, onu eleştirmeye başlayayım. Salonda PlayStation oynarken rahatsız olsun ama PlayStation oynamaya devam edecek ya. Lan yüzsüz, senden konuşuyor, kapat lan PlayStation'ı. Lan biz böyle değildik Nuri diye gireyim oradan, anladın mı? Şey de yapar mısın böyle, kolu alıp falan elinden saklamaca. Bir yere koymayacağım. Kolu? Bilgisayarı kaldıracağız zaten. Sınavlar oldu sana. Babam yapıyordu bana, modem saklıyordu evde. Benim telefon taşımam yasaktı. Cep telefonu taşıyamıyordum. Bizde yoktu amına koyayım cep telefonu. Ya abartma sen de yasak. Sen ne anlatıyorsun ya? Telefon taşımam yasaktı. Hayır, o bana niye yasaktı, beni satın zannediyorlardı. Aynen, üzüldüm ben gerçekten şu an senin hikayeni. Hayır ama hayır, siyah giyen herkes öyle zannediyorlardı o zaman, ne yapayım? Kızım senin saçın kısa, buradan böyle kaymaca ol. Ya siyah giydiğinizden ne desin? Üniversite tayfası kedi kesme işlerine girdiniz ya. Hayır ya, üniversite tayfası değil. Şüphelendim orada. Üniversite şöyle değildim ki ben. Ben bir şey söyleyeyim mi? Çocuğum bir şey söyleyeceğim peki sana ben. Hı. Çocuğun istediği bölümü mü okutursun üniversitede, ya sen kendi istediğin bölümü bunu okuyacaksın mı dersin? Abi ne bokuyorsa etsin ya bölüm. Eskide değil. Hiç umurumda değil. Ama kaldı derslerden falan. Kalsın. Zaten kalmazsa garip. Kalırsa kızarım. Kalmazsa da bir şüphelenirim, anladın mı? Asosyal mi oluyor ya bu çocuk? Asosyalliğinden şüphelenirim asosyal yani. Asosyal olsa ne olacak? Ne yaparsın mesela? Döverim, her gün döverim. Vallahi asosyal mal, gel buraya asosyal mal deyip tokatı vururum. Peki bir şey soracağım. Bütün gün okulda... mesela LOL oynuyor. Bir bakacağım ligine. Ligini çıkart kardeşim. Vallahi oturacağım karşına, diyeceğim kardeşim sen bütün gün bu bir siktirme bilgisayarınız. Aç lan ligini diyeceğim. Kaç ligin ne amına. Orada bir gümüş. Ya sporcu ol, tutalım elinden. Bir gol falan görürsem var ya cinnet geçiririm ya. Bütün gün bunun maçını oynuyorsun hala. Ben oğlum babam zamanında bana kızıyordu ama serverdaki ilk artı 8 Raptor'u gösterdim ben babama. O anlamadı. Şimdi ne yapayım? Babam geldi her gün bunu mu? Baba dedim bak ticaretten Raptor yaptım dedim. Anlamadı adam, anlamadı. Fişi çekti ama. Ama gösterebildim yani. Farm slotundayım baba. Yemek için bir 15 dakikam var. Savaş başlıyor. Hep anlattım aslında ben onlara. Ben de babama diyordum lisedeyken, bak çok iyiyim ben bu oyunda falan. Hatta spor falan düşünüyordum ya. Chat'i bir çevirsene ya dostum. Hiç tutmadı. Hiç sikinli olmadı. Biraz indir kafasını. Hiç 5 rol oynamıyordum o zamanlar. Azıcık aşağı. Abi yasaktı bilgisayar. Bak MSN'de falan çok takılıyordum. Chat'i durdurdun Hasan amına koyayım. Tamam istemiyorum. Bozdum. Normale döndür. Bozdun mu? Yok, bozdun amına koyayım chat'i. Akıyor işte. Tamam. Çağrı'dan çocuk yapma isteği, çık aklımdan. Çık aklımdan, hiç çık içimden de. Allah. Sen nasıl? Kafa çok değişik çalışıyor bunun ya. Niye ama şimdi aklın tabii zaten ne yapabilirim ki? Ben hayret ediyorum bazen. Hasan'ım iyi peki, akıl ettin ha. Peki bir şey soracağım size. Nereden bu konulardan gidiyoruz da. Evet. Çocuğunuz okulda, evet, üniversite, döverim. Lise, hayır hayır. Fena zorbalanıyor ama. Bak fena zorbalanıyor, gelip sana hiçbir şey söylemiyor. Sen fark eder misin, fark etmez misin? Ben fark ederim. Ya da nasıl ben fark net edeceğim? Fark ederim. Ama benim çocuğumun fena zorbalanma ihtimali düşük. Çünkü ben o çocuğu zaten zorbalayarak aynı, yetiştireceğim. O çalabilin. Bu benim oğlum. Abi böyle şeyler oluyor ya. O senin değil abi. Özellikle. Oğlum bu benim bu. Ben buraya koydum, ay, o oraya koydu Hasan. Gözün önünde yaşanan olayların bile farkında değil ya. İyi siz bilirsiniz. İmamın abdest suyunu koydu. Ya yayın geçmişinden bakın abi. Bu mu benim mardam, o mu Nuri'nin marda? Ben bir şey söyleyeyim mi? Benim çocuğum zorbalanmaya bağışıklık sistemi olur yani.
Ben onu zorbalayarak yetiştireceğim için. Peki zorbalandığını öğrendiğinde zorbalayanlara da bir şey yapar mısın? Ben yaparım. Ben de yaparım herhalde ya. Ne sessiz yaparsın? Sessiz kalmam yani. Okula gidip müdürle konuşacak halimiz yok. Yo. Sen zaten bir cıngar çıkarırsın. Ben net çıkartırım. Net çıkarır. Ben onu kabul etmiyorum. Gider ya. Ben onu şey değil. Abi kendi eşitleriyle zorbalanıyorsa da o çocuğun onu demek ki yaşaması gerekiyor derim yani. Gidip ailesiyle okulla falan konuşmanın bir anlamı yok. Ben hatta derim ki bana anlatma derim ya sınıftaki zorbalanma işini. Ama niye çocuğun hayat şeyi sıkıntıda? Ya benim çocuğumun hayat şeyi sıkıntıdaysa Allah kahretsin o zaman o iş. Annesinin bok yemesidir o zaman. Ya olaya bak. Abi yanlış mı? Nasıl anneye döndük? Annesinin o zaman pasifliğiydi. Anneyi sattın ne oldu? Abi benimle alakası yok demek ki bu çocuğun. Şey annesinden demek ki huyları geçmiş. Öyle şeyler var ki annesine babalar hep şey annedir suçludur. İyi bir şey oldu ama senin oğlun kötü bir şey olduğunda annedir. Derim annesine derim bu çocuk böyle. Ben böyle değildim abi. Ben lisede benim etrafımda toplanılırdı. Kime sataşıyorsa bana sorulurdu yani. Bu çocuk böyle olmuyorsa demek ki annesindendir. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi çocuğun sınıfta zorbalanıyor diye çocuk sınıfa gidip benim çocuğumun kimse... O çok itici. Evet. Bir daha çocuğu kimse bak, yanına almaz. %100 onu yapacak. Cazdır. Ama bir şey söyleyeceğim. Okula, siz benim çocuğumu nasıl şöyle böyle tamam yaptınız? Tamam da bak bir şey söyleyeceğim. O çocuk... Ben buraya şu kadar para veriyorum özel okul. Bana. Özel okula gidiyorum. Yani niye ben özel okula oldum? Buraya şu kadar para veriyorum. Bir şey söyleyeceğim. Benimki özel okula gitmeyecek ki. Suriyelilerin zaten içinde büyüyecek benim. Ya çağır. Abicim evet. Suriye. Ya o zamana kadar hala Suriyeliler kaldıysa artık yani zaten bir şey diyemem. Ama ama böyle bir tek sen görüyorsun. Allah'ın izniyle gönderdiysek diyelim ki benim çocuğum normal devlet okusunmuş. Bir de ben şöyle de bir şey var. Senin çocuğuna ya sen gidiyorsun ya elin maşallah böyle gidiyorsun benim çocuğuma kim şey yaptı. Ulan o çocuğu bir kere o zaman o sosyal ortamdan zaten sen siliyorsun. Çünkü evet, hiçbir arkadaşı ulan senin de her boka annen geliyor dedirtmemek lazım tabii çocuğa. Tabii. Anladın mı? Çok ciddi hayır, bir olay olması boka lazım. Tamam ciddi olaydan bahsediyorum ya. Bak, her ben boka ortaokulda, anne gelmesi gibi değil. Ortaokulda ben disipline gönderildim. Babam geldi tamam mı? Babam öğretmen. Aynı okulda öğretmen babam bir de. Geldi. Ben de babama güveniyorum tamam mı şimdi? İlkokulda babamla aynı okulda değildik. Ortaokulda 6. sınıfta babamla aynı şeye denk geldik. Ben de kafamda güvencem var babam. Okulun da 2. haftası mı 3. haftası mı ne? Götü babam geldi ne dedi biliyor musun müdüre? Ben zannederim ki hani sıkıntı çıkmayacak. 3 kişiyi çekmişiz. Çekmişler. Dedi ki tamam dedi ne yapılması gerekirse yapalım. Atın atın dedi okuldan. Attılar mı? Atmadılar da bana bir sinema oynandı orada. Benim orada götüm üç buçuk attı. Ama arkadaşlarımla mesela bu sefer ne oldu biliyor musun? Arkadaşlarımın yanında çağrıyı çekip onlara ceza verse ben bir daha o çocukların yanında hiç sıfırdım yani. Bu sefer tabii ne oldu? Kader birliği koyduk. Anladım. Anladın? Onu öyle yapmak ha, lazım. Evet doğru onda haklısın. Şoka girdim ya ne diyor biliyor musun? Tamam diyor imzalatın diyor şeyi sözleşme baba diyorum. Baba dediğim için bir de o da kızıyor anladın mı? Öğretmenim diyeceksin diyor. Müdür odasındayız. Müdür diyecek ki hocam ne yapalım diyor babama. Hocam ne yapalım diyor. Babam geldi zaten yanında 3 tane 4 tane adamla böyle. Sen beni dövmeye gelmişler sanki. Reis takılıyor o zaman. O odaya girmeden önce rahatsın sen. Ben çok rahattım oğlum. Benim, baban... Ben şöyleyim. Müdür yardımcısı bizi çekti ya şimdi. Ben diyorum ki. Ya baba geçin abi. Babam burada öğretmen şimdi. Bir komünitesi de var. Tamam mı? Reis de takılıyor. Yani biraz kafa rahat. Ulan girdik. Babamı çağırdılar. Babam 4 tane adamla geldi. Yani biz 3 kişiyiz, 3 öğrenciyiz. Yani indirmeye gelmişler gibi girdiler odaya anladın mı? Geldi müdürüm şey diyor. Hocam durum mu ne yapalım? Babam da dedi ki. Hocam dedi prosedürde ne yapılması gerekiyorsa dedi onu yapacağız bir kere. Ceza mı, disiplin mi, işte uzaklaştırma mı, okuldan atılma mı? Neyse dedi. Bana sorarsanız dedi okuldan atılma. Bu. Allah Allah. Evet ya böyle girdi olaya adam. Olaya bak. Ben de içimden diyorum ki psikolojim gitti geliyor böyle gidip geliyor. Ya yaptığımızda bir şey yok ya. Ne biliyor musun? Cuma günü son ders bizim beden eğitimi. Herkes beden eğitimi dersindeyken bütün sıralara ayran döktüm ben. Kimse oturamasın diye. Hocanın da böyle... O nasıl bir kafa ya? Ya pişlik olsun diye anladın mı? Evet. Kıldım orospu çocuklarına. Öğrenci orospu çocukları vardı. Onlara birazcık kıldım. Onların hocaların oturduğu sandalye var ya. Hı-hı. O da böyle yün gibi böyle. Islaklığı belli olmuyor. Evet evet. Ama evet, ona böyle anladım. Döktüm iyice. Döktüm iyice döktüm. Hoca da oturunca ıslanmış. Kadın hoca. Çok da rezil olmuştur. Rezil olmuşlar. Bütün sınıf ayakta kalmış zaten. Sınıfa giriyorlar ayakta kalmış hepsi. Ulan kimdi kim değildi falan filan. Beni de satan kim biliyor musun? Bizim sınıfta başka bir öğretmenin çocuğu daha var. İki öğretmen çocuğu aynı sınıftayız. Ama ben halkın yanındaki öğretmen çocuğuyum. O elit takılan öğretmen çocuğu. Onun annesi falan. Onun annesi öğretmen benim babam öğretmen. Onun annesi falan ona böyle her şeyden kurtarıyor böyle falan. Ama böyle müdürün odasına gidip mutlu dönenler. Tabii.
Ama o zaten bunu yapacak göt de yok onda. Zaten biriyse. Abi biz pazartesi bir gittik. Bizi direkt bütün sınıf olarak aldılar. Dediler ki cuma günü bunu kim yaptı? Hep de öyle oluyor. Çapraz sorguya soktular. 5 kişi ya. Falan böyle ama hoca. 5 kişi çapraz sorguya soktular falan böyle. Bak yaptı harekete bak. İşte çocuğu çağırdılar. Gidiyor kulağına bir şey söyledi. Daha benim lobim çok sağlam ama kimse çağrı ismi çıkamaz yani. Geldi kulağına bir şey söyledi. Sonra şüphelileri kaldırıyor ya. Çağrı senle kalk oldu. Aptal ben anlamadım şimdi senin onun kulağına onu söylediğini. Tabii. Sonra benden şüphelendiler. Ben de hiç itiraz etmedim. Tamam ben yaptım dedim. Öyle bir senaryo yani. Çakmak var mı ya? Çakmak lazım sana şurada. Ya bu sen sigarayı bıraktın mı? Hı-hı. Nasıl ne bıraktın zamandır? Ya bir tane ya. Ne zaman bıraktın? Dedim ya yayında da ben bıraktım diye. Ya saçmalama mısın? Gözünü seveyim şu manyak ya. Yok dışından geldi valla. Ne o bakayım. Oo şey ya bu. Yok içmiyorum valla. Acayip iyi bu arada ben denedim onu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen onu mu içiyorsun? Normal bakayım? Sigarayla bunun hiçbir alakası yok. Normal sigara mı peki yoksa mentolü falan mı? Şöyle hareketler yapmayın abi etrafımda. Hayır mentolü falan mı diyorum ya? Mentolü normal tabii ki. Normal olsa zaten vermem sana sigaraya başlama diye. Bu mentollüye başlamasın zaten bulamazsın bunu. Yalan söylüyorsun. Kızım buna bağımlı olsan da nereden bulacağım bunu? Hayır çağırır. Yok içmeyeceğim. Bırak. Sen mi? Ne kadar oldu? Oldu ya bayağı. Hayır ne kadar? 3 ay, 5 ay, 6 ay. Ya sen al şundan bir tane. Senle yarım gün paket alırsın. Bize verirsin. Ya zaten ben böyle dışarıda toplandığımızda falan içiyorum bir tane. Toplandık işte. Ama paket falan taşımıyorum. Böyle hiç burada ortamda içmem yani şu an. 3 ay oldu. Normalde... Beğenmedi ortamı. Hayır. Normal yayınlarda falan da içiyorum ya. Onu falan bıraktım. Ali de gelseydi de bir toplu fotoğraf çekilseydik ha. Hangi Ali? Bizim Aniores. Nereden geldi? Yıkamak istiyorsun Ali. Ali bayağı yıkamak istiyor. Araba fırçası peki sende şey tribi oldu mu? Sigarayı bıraktın 3 ay olmuş ya. Hı. Ya ciğerlerim şimdi hissediyor. Şimdi şöyle oldu. Hiç olmadı değil mi? Bende de hiç olmadı bu arada. Sen bırakmadın ki. Hiç. Niyetlendim ama. Yine de psikolojik olarak olması gerekiyor. Değil mi? Tam bırakman gereken Mert zaman yaptı yani. Bu arada. Mert dedi ki sigarayı bıraktım. Dedim lan ne oldu ne hissettin? Of buraya inanamazsın falan filan. Hemen o tribe girdi. O girer o. Uyudu mu? Çağrı bir kız bir erkek çocuk yapıp ayrılalım. Sen kıza bak ben erkeğe. Çağrı'nın bir ay oldu bırakalı diyor. Canımsın. Bak benim izleyicim beni tanıyor abi. Bir aydır bir takip ediyor kız. Biliyor yani. Şuna da çok keyifli. Ne o? Cake W mu? As fasa fası yazsana ya. Nedir yani? Cake W da var ama bizde biliyorsun. Var. Şimdi ben tıp okusam as fasa fası yazamam anladım. Elim gitmez. Niye tıp kazanmışım ama ne? Tabii Cake W ile giderim yani. Doğru. Doğru ne güzel. Hani farkım olsun. İlk 100 bin midir mesela Cake W? İlk 100 bin. İlk 150 bin bence Cake W'dur. 2,5 milyonsa böyle 3 satır 5 satır güleceksin. Onu da ben azarlayacağım sonra. Diyeceksin ki lan az gül amına kodum diyeceğim mesela. o noktada yani. Şey o çocuğun adı neydi? İlker miydi? Vardı ya böyle. Ha İlker. Hatırlıyor musun İlker'i? Böyle. Çağrı senin erkek çocuğun olmayacak. Gelsene erkek çocuğun olmayacak. Çünkü ben kısırım. Ne bir yukarı bir gelsene. Çağrı senin erkek çocuğun olacak kız olmayacak. Ya sağlıklı olsun da. Budur anladın mı onun da? Bak çocuk mevzuları açılınca yağmur görüyor musun? Allah Böyle yapıyor. Ya. Sen niye taktın bana ya? Hayır ablacığım bir şey soruyorum sana. Ha, sor, tamam. Sen bu çocuk mevzuları açınca niye tribe giriyorsun? Tribe girmedim. Vallahi tribe girmedim. Peki ister miydin? Geri al. Şu an çocuğun da var yayın da yapıyorsun. Yayında çocuk alıyor. Arkadaşlar ben CSA takayım. Arkadaşlar ben çocuğa bakayım gelin diyorsun. Bakayım gelsin. Tık istiyordum hemen hiç bakmadım bile. Bilmiyorum ya. He? Bilmiyorum. Bu arada şu an çocuğu olsun istiyor. Ama şu an imkanı yok. En erken. Ya şöyle ben en erken bir sene vermen lazım. Ben böyle çok çocuk hani evleneceğim çocuğum olacak falan falan hep çok kafada olmadım. Sen peki hiç şey onu düşünmedim ama şimdi büyük konuşmam da insanın kendi yapmam. Çocuğu. Hani artık geç. Yok hayır o kafada da değilim. Hani yapmam da demiyorum. Peki ne zaman Yağmur ne zaman? Ne zaman olursa yani onu aramıyorum ki ben. Olursa olur olmazsa olmaz. Şimdi büyük konuşmak da istemiyorum. Çünkü insanın kendi çocuğu olduğu zaman farklı bir duyguda oluyordur yani herhalde. O farklıdır yani. Dobby uyumadı ya gözleri açık da böyle yat şey
chill modda ya. Ağırlık çöktü. Ağırlık çöktü, chill modda, yıkandı. Üşümüyor. Allah'ım yumuşacık olmuş. Dokundunuz mu? Yumuşacık takılıyor. Belki bir şey söyleyeceğim. Hı. Delikanlı gibi var mı yani hayatında birisi? Yok. Hani eskilerden falan da mı yok? Hiç yok. Deneyen var mı, şansını deneyen? Varsa da ulaşamıyor. Niye? Ya yok çünkü şu an bir şey. Flört ettim falan da yok, konuştum da yok. Hayır, böyle hani zarflayan da mı yok hani böyle? Yok. Ya da yapıyor, ben fark etmiyorum, bilmiyorum. Ama fark ederim büyük ihtimalle, şimdi sallamayayım da yok. Hani mesajlardan falan. Peki mesaj, bir şey soracağım sana. Instagram'dan birisiyle date'e çıkar mısın mesela? Yazsa. Full Instagram ama, değil mi? Başka bir yerden. Tabii, başka bir yerden tanımıyor. Bunu yayınlarından görmüş. Instagram'dan darlamış birazcık yani. Ama yaklaşmayı bilmiş. Mesela iki story'ne ateş atmış, bir tane üçüncüsüne yanıyorsun be falan yazmış. Bırakın mı yavrum demiş bir tanesine. Sen de mesela like atmışsın, sonra ne haber? Ben. Mesela sen like atmışsın, o da demiş ki ne haber yavru. Ondan sonra da ne haber? Bu yaklaşım içimini sevmedi. Güzellik, bir projem var seninle. Öyle gitse. İşbirliklerine açık mısın? Seninle güzel ortak bir projem var. İşbirliği için mail attın diyor ya. Ortaklaşa bir çocuk. Madalyon devamı gelecek mi madalyonun? Madalyonun devamını Hasan çekecek ya. Farm yapıyorum Nuri. Babam eve geliyor. Fişi çekiyor sürekli. Maradon'la pazarlıktayım. Adama item satacağım. Artı basma. Çantayı hazırlamışım. İtem al ver. Kısmındayım. Babam eve geliyor, fişi çekiyor. Sorgusuz sualsiz. Bütün işim bozuluyor. Bütün iş bozuluyor. Tekrar açıyorum. Adamı bir daha buluyorum. Bu arada bugünün parasıyla 5000 lira kaybediyorsun o gün. Var öyle. Tabii. Var var. Bana da çok yaptı. Ama artık öyle bir noktaya gelmiştik ki o kapatıyordu. Ben tekrar kalkıp fişi takıyordum. Devam ediyordum o metroya. Bana bir gün öyle bir sinirlendi ki babam. Benim klavyeyi falan parçaladı böyle. Oha. Öyle bir sinirlendi. Oha. Tabii. Ne yapıyordun? Deli gibi LOL oynuyorum. Deli gibi LOL oynuyorum. Kalk diyor işte, o zaman lise 3 falan böyle. Ertesi gün sınavım var. Gece böyle 3 falan. Hiç çalışmamışım zaten. Kalk diyor, yat bari. Hani zaten dersime çalışmıyor. Yat bari. Ya tamam bilmem ne. Ya yat bu ebeveynlerin de bu çocuklarımın yat barisini ben anlamıyorum. Yatmazsan ben mesela, yatmazsan yatma piç. Ya gidiyorum sabah derim. Gidiyorum yani amına koyayım. Ya ister yat ister yani. Yatma, yarın sen zorlanırsın. Sen öğren yani uyuman gerektiğini aslında, anladın mı? Ben karışmam mesela buna. Ben mesela şey yapıyordum abi, sabaha kadar uyumuyordum. Sabah okula gidiyordum. İlk iki ders kafayı gömmece, uyumaca. Ha ilk iki ders. Edebiyatsa aynen. Falan bile güzel uyuyor. Oo mis. Hele bir de hocam hoca bir şey demiyorsa uyumana bana. Sen de bana da öyle yap dedin. He sana dedim. Ben lise boyu ilk ders uyudum, son ders uyandım. Sana dedim ki geldim sabaha kadar yayın. Sabah dedim git okulda uyu aman okum, kafayı koy yat. He zaten Hasan yatmasa ne öğrenecek? Ona mantıklı şimdi. Bir öğle arası gözüm açıldım, kalpte gidip geliyordum. Ayık olsa ne fark eder? Ben de mesela uyuyordum. Ben de dediği gibi yemek saati daha uzun teneffüs oluyordu. Orada uyanıp hemen giderdim, bir patatesi matatesi yerdim. Ben kitap okuyordum ya televizyon. Ya şuradan bir siktir git artık be. Sormadım. Allah Allah. Ama mesela benim babam da beni satanist zannettikleri dönemde siyah pantolonlarımı, her şeyimi parçalamıştı, biliyor musunuz eve gidiyor. Baban da satanist zannediyordu o zaman seni. Evet, babamın kahvehane vardı bizim tam evin önünde. Orada benim dedikodumu yapıyorlar babama. Babam duyuyor, eve geliyor, benim bütün pantolonları yırtıyor, ediyor. Ama zaman yağmurun o fotoğrafı bir daha diyor, telefon kullanmayacaksın. Tasma falan takmış. Ya ya Nuri şöyle şey dersen de topu veriyorsa ya, yağmur da gol atıyor yani. Siz yanlış bir anlaşılmadasınız şu anda. Ben katılıyorum demek anlamında dedim ben bunu. Ben normal söylüyorum. Bir şey de anlatmayacağım. Abicim bak konuyu başka yere çekiyorsunuz. Lütfen yapmayın. Ben havuza gideceğim ha harbiden. Gir hadi. Şimdi yapma. Kız gir. Boşuna şey veriyorsun. Gir havuzu parasını ödüyorsun. Gir. Gir, ben kullanmıyorum ben havuzu mavuzu. Gir. Sen hiç girmedin mi? Yok ya, ne işim olur havuzda. Tamam o zaman, yok ya, yenersin yok, vazgeçtim. İddiaya gidelim, havuza girmese diyecektim de vazgeçtim. Bugün için değil ama. Bence ne yapıyor musun? Sen bir gir çık. Yok. Bir keyiflen. Ben sonra girerim İyi ya. İyi geliyor ama. Şimdi girmem. İyi gelir. Şu anda fena gelir. Biz de muhabbet ederken arkadan Hasan sana bir zoom atar.
Ya. O anlamda dedi oğlum, ama ayarlarız. Yüzmesini göstermek için. Gerekirse diğer DSLR'ı çıkartırız, çift kamera yaparız böyle. Şey, havuzun aynen içine öyle koyarız. Biz öyle yaparız, rahat ol. O havuzun içine ne diyorsunuz? Bir tane havuzun içine koyamayız. Öyle bir kamera yok. GoPro var da onu bağlamamız zor. Kılıfa gerek yok oğlum, GoPro'su geçirmiyor ki. Kılıfa takıyorlar abi onu. Yok ben geçirmiyorum. Ya onu Orkun Işıtmak takıyor öyle. O zaman geçirmiyorsunuz. GoPro'nun özelliği zaten su geçirmezdi. Orkun Işıtmak gibi adamlar ne yapıyor? Ya su geçirmez ya, geçirirse de bir de kılıfla takıyorlar, onu içine sokuyorlar. Sanki bir tane kamerası bulsun olacak, bir tane daha. Mesela al. iPhone'da su geçirmiyor, ben sokmam ama. Su geçirmez değil ama, suya dayanıklı diyor iPhone'da. Su geçirmez demiyor. Bir seviyeye kadar galiba bir şey kimisi olmuyor. Kimisi giriyor içine, suya girer, giriyor. Girer, ebesinin amını da görür ama ondan sonra. Bozulursa ben da gelmeyecek. Girmem. 3 aya bozulur öyle yaparsın. Ben de girmem bu arada. Ben de girmem. Ben hatta bir üstüne su falan geldi mi hemen siliyorum, bir şey olmasın diye. Ben bir kere telefonu düşürdüm, yarım saat kızdım telefonu. Senin dedim, düşme hakkın yok şu an. Şimdi değil diye. Yağmur. Hı. Annem babam bir şey demiyor mu sana? Ne konuda? Şey mi, çocuk konusunda? Kızım mı? Evlen artık. Daha bugün dedi babam. Ne dedi babam? Sen saldın herhalde bu işleri artık dedi. Onlar, ben sana söyleyeyim mi? Onlar bekliyor ve senin babam büyük ihtimalle, babam büyük ihtimalle senin bir flörtün falan var zannediyor. Yok, hiç zannetmiyor. Tam aksine. Bence şey modunda olabilir yani, tamam bu kızı hani bıraktık biz de, kesin biriyle görüşüyordur, bize de söyler yakında modunda olabilir. Yok işte bugün şey dedi, sen dedi saldın bu işleri artık, hiç dedi görmüyorum seni, biriyle konuşurken falan bilmem ne dedi, ben de istemiyorum dedim. Ama büyük ihtimal yani öyle bir şeyle gelsem muhteşem sevinirler. Bir şey söyleyeceğim. Bayağı sevinirler. Hı. Bak soruyu yanlış anlamayın ama. Tamam. Bak sorayım mı sormayayım, sorma dersen siktir et, sormayacağım. Ben ufak bir gülerim. Ben de güleceğim. Gülecek bir soru değil ya. Oğlum gülünecek ya, bir soru değil. Ya sormaya başlamadan güldü. Ama gülünecek bir soru değil ki bu. Tamam. Bu insanız yani hepimiz. Anladın aa, mı? Aa çalışıyor. Tamam onu bıraksana, ben oynayayım onu. Bitme. Onu gösterme, bu bırakmaz. Bana bırakmaz onu. Nasıl ya? Ha? Ya olabilir abi. Sor. Sorumu sakın yanlış anlama. Kadınlardan mı hoşlanıyor olabilir misin? Ben mi? Yok evet. Hayır. Lezbiyen olabilir misin? Hayır değilim. İkinci diye sordun. Ya oğlum olabilir yani, bunu sormakta tamam, ne var abi? Kadınlardan mı hoşlanıyorsun? Hayır, lezbiyen olabilir misin? Hayır değilim. Hiç mi değilsin ama? %0 mı? Hayır değilim, evet. Bazı insanlar var mesela %30 lezbiyen, tamam, %70. Tamam biseksüel oluyor işte. Var öyleler var. He? Biseksüel oluyorsun. Hem kadın hem erkek. Tam %50'li değil ama. Ha evet tabii canım, öyle de var. Kimisi mesela 45 yaşında lezbiyen oluyor artık mesela. Bak kıllandırma yine. Yok ya, erkeklerden hoşlanıyorum. Ne? Ama dediğim gibi ilişki ama şey, hiçbir erkekten de hoşlanmıyorum diyorsun. Hayır öyle değil. Ya kimsenin zaten yaklaşmasına izin vermiyorum ki. Ya ama sen şimdi aslında artık bu işte de böyle bir sıkıntı var. Sosyal bir ortam yok ki bu işte. Evet hiç sosyal. Evet sosyal. Şimdi normal bir işte çalışsan insan kaynaklarına gidersin. Evet evet. Anladın mı? Bir toplantı olur, bir şey olur, birini görsün, bir merhaba dersin, bir restoran yersin, yemek yersin, bir yerde kahve içersin. Ha, bir müşteriye gidersin, müşteriye gittin mi orada başka bir müdürle merhabalaşırsın. Hani bir çevre edinme evet ihtimali var. İnsanların sette çoğu... Sette mesela vardı o. Tabii insanlar hani bir yandan da oradan da hani çevre evet ediniyorlar. Bizim max sosyal ortam bu işte. Ha max bu. Anladın mı? Hani burada birazcık negatiftesin yani açıkçası. Ama bir de ben şey düşünüyorum. Hayatıma böyle biri girerse beni kısıtlayacakmış, engelleyecekmiş gibi hissediyorum, anladın mı? E şu an okeyim, burada da mutluyum, o yüzden bozulsun istemiyorum. Ama hayatına ama biri girerse okay o kişiyi almasın öyle bir insansa zaten. Evet yani o da var. Ama ben direkt kapatıyorum yani. Talep mi yok diyorsun şu anda? Şu an talep yok zaten. Ya da ben farkında değilim, bilmiyorum. Ama bir şey yok İyi yani. İyi de ona talep yok denmez. Sen kapatmışsın kendini, o zaman talep yok diyemezsin. Yani evet orası öyle, doğru. Belki birinin merhabasına merhaba desen talep var belki. Çağrı abi koruma arıyor, chat sormayın. Oğlum bir dakika bir bırak şu makarayı amına koyayım ya. Neyin makarasındasın ya? Senin niye yok? Ablacığım şimdi bak şöyle senin de yok. Ama bak şimdi ikimizdeki durum yok, biraz farklı. Var. Buradayım be buradayım diyor senin için. Chat'te bile 6-7 kişi buradayım be buradayım yazdı. Senin talep yok bak, mu? Bak bizde ama şöyle bir şey var. Maalesef bu toplumdan da olan bir şey. Ben mesela şimdi o belli bir yaşa geleceğim. Hadi diyelim ki 35'ime kadar geldi. Tamam. 27-28'lik birisiyle evlendiğim takdirde evet ben aslında bir yere geç kalmış değilim hala. Çünkü
evlendiğim insan çocuk yapar, ne bileyim. Evet, genç oluyor. Biyolojik yaş evet. olarak anladın mı? Hmm. Ve o yaşlara geldiğinde dedik aradaki 5 yaşında bir fark fazla önemi olmuyor yani. Şey için kötü ama. Belli bir yaştan sonra. Çocuk için kötü. Çocuk çok kötü. Belli bir yaştan sonra çok bir şey fark etmiyor anladın mı? Yaş farkının olması. Aynen. Hani biri 35 biri 45 olsa ne olur? 10 yaş. 25'ten itibaren hiçbir şey fark etmiyor. 25'ten itibaren çok fark etmiyor. Ondan sonra da biraz gönül meseleleri ya. Aynen. Benim öyle bir kafamda öyle bir kurguladığım bir senaryo var en kötü yani. 35 yaşına kadar okeyim diyorsun. 35'ten sonra 36. evlenirim. Fark etmez 40'ta da olabilir yani. Ha okey anladım. Ama işte mesela. Ama 40 yaşıma gelince ama 50 yaşında biriyle evlenmem tabii ki. Ha. Ama 40 yaşına geldin 41'de çocuğun oldu. Çocuğun 20 yaşına geliyorsan 61'sin. Annesi 40. kaç yaşında? Annesini annesi 50 yaşında. 50. Ama sen senin için söylüyorum. Sen 61'sin çocuk 20 daha. 20 mi? Ben kötü oğlum yani, bana ne oğlum? Tatsız yani. Ya niye tatsızsın oğlum? Ben çocuk kendini için. Yenileyemeyen bir adam değilim ki. Çocuk için tatsız. Ya abişim ben de sana diyorum ki ben kendini yenileyemeyen o çocuğa ayak uyduramayacak bir adam değilim. He sen çocuğa ayak uydurma. Ben çocuğa falan ayak uydururum. Ayak uydururum oğlum ben ne var? Ama tabii şimdi böyle. Şimdi böyle. Geçmişte de böyleydi. Yok ileride bakalım nasıl olacak. Şimdi belki öyle bir çağa geçeceğiz ki biz bile yakalayamayacağız ya belki. Olabilir. Artık çok hızlı ilerliyor abi. Çocuk uyuyor. Ya günün sonunda bu kısmet, birazcık... Kısmet bence. Kısmet. Çok büyük bir de şans ya bilmiyorum. Bana çok şey geliyor. Doğru insana denk getirmek evet. şans zaten. Evet. Onu işte, sen nereden mı? Bulacaksın doğru insanı şimdi? Şimdi bir de şöyle bir şey oldu. Üniversitede mesela bulmadın. Orada veya buldukların işte bozuk çıktı falan gibi anladın mı? Hani adam çıkmadı ya da. Evet olmadı yani. Olmadı yani evet. bir şekilde. Üniversite bu iş için önemli bir. Ben bu çocuklara niye ısrarla arkadaşlar gideceğiniz okulu iyi seçin. Belki de kaderini etkiliyor oğlum bu okul. Tabii canım. Ömrünün sonuna kadar yaşayacağın insanı bulma ihtimalin var senin seçtiğin bölümde. Evet. Veya okulunda. Doğru. Sosyallik mesela, önemli. Okul çok önemli. Okul bence bir gencin bölümünden daha önemli okulun yani. Okulun bu arada mesela sıralaması o kadar önemli değil. Okulun kendisi bence çok önemli. Bence de. Evet yani %100 okulu yani. Ve okulun bulunduğu şehir diyelim hatta. Aynen, aynen. Hani okulun aynen. bulunduğu şehir de önemli yani. O yüzden mesela şimdi gidiyorsun. Gönül bu baba anladın mı? Bir de tam gençlik ve yani kan atıyor. Birini gördüğün zaman mesela laps. Tek görüşte aşk. Tutulma ihtimali yüksek. Tabii. Anladın mı? Tutulma ihtimali yüksek. Onun da sana tutulma ihtimali... İhtimal olarak var. İkiniz birbirinize tutulup böyle öyle çok adam var oğlum benim. Bak benim tanıştırdığım, üniversiteden beri, evlendirdiğim çok adam var mesela evet, üniversitede. Var, var ya. Tanıştırdığım yok da arkadaşlarım. Bir tane gelen var aklıma. Üniversiteden beri beraber senin arkadaşın üniversiteden ha, benim arkadaşım. Beraber evlenmiş olan var benim. Var var. Beri. Var öyle çoluğu çocuğu olup bana fotoğraf atanlar da var hala. Evet. Var mesela bunlar oluyor işte. O yüzden o bölüm okul çok önemli. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Okulu biz bir şekilde geçtik. Benim zaten okul dönemim tam böyle şey gibi olmadı. Her yerden bir parça piç oldu birazcık benimkisi. Anladın mı? O da iyi değil. Artıları vardı, eksileri vardı. Artıları işte çok fazla bir şeyler gördüm. Her türlü merak ettiğim ortama girdim çıktım tabii sosyal ki ama. Sosyal açıdan çok artı. Sosyal açıdan binbir çeşit adam tanıdım. Aynen. Akademik tabii açıdan eksi. Akademik açısı çok umurumda değildi. Ama sen siklemiyorsun zaten. Ama bu şey açıları da kötüydü yani. Bu arada o dönem ama sen siklemiyorsan bile anam baban sikiyordur. Sen çünkü boru değil fizik okuyordun ya. Tabii oğlum ben zaten şöyle ben fizik okuyordum. Ben okulu bırakma kararımda zaten problemler yaşadım. Bir de bizim aileyi ben sana söyleyeyim. Bizim ailede herkes okumuş baba. Tabii senin ablan da okudu. Benim ablam da mühendis, dayılarım okumuş. Bir dayım mühendis. Anladın mı? Bak ailede şey. Baba iki üniversite anladın mı? Yani evet, o hani baba herkes eğitimci. Herkes okumuş ve bizim ailede şey yok yani. O fena zor. Bak bizim ailede işte, üçe tahammül yok yani. Üç orta nottur yani değil mi? Ha, evet. Ona tahammül yok. Ben genişlettim ailenin şeyini. Hani ikiye okey ben yaptım anladın mı? Zaten hani şey modundalardı yani. Mesela dedemlerin çocukları falan hepsi okumuş böyle şey yapmış. Onlar o şeye alışkınlar. Adama şey diyemiyorsun yani. Dede ben mühendis oldum. Ya çok benim oğlum da mühendis oldu anladım bazı insanlarda yani. Mesela şey var abi. Sülalede hiç okumuş insan yok. 4 yıllık kazandı. Falan. Bizde nasıl biliyor musun? 4 yıllık da. Nerenin 4 yıllığı? Hangi bölüm? Sıralaman aynen, kaç? Aynen. Ebesin namına kadar çok biliniyor sıkıntı. Yani. Çok sıkıntı. Bütün sistem. Çok sıkıntı. Şimdi ne oluyor? Öyle bir ailede olunca bütün ailenin yani benim anneannemin abileri bile okumuş. Üniversite şeyi oğlum. Üniversitede öğretmen olanı vardı ya. Rahmetliler falan böyle. Anladın mı? Konservatuvarda
öğretmen olan vardı. Rahmetli anneannem beni kendi abisine çok benzedi. O da müzisyendi. Şimdi öyle olunca ne oldu biliyor musun? Bitti. Benim okulu bırakma düşüncem hep şuraya gitti. Sen okulu bırakırsan annem, en yakınım annem. Artık bizim sülaleden değilsin. Bizim sülaleden değilsin değil ama çıkar mı? Deneyeceğim. Bir bak bakalım. En kötü açık olsun ya, açık içeri. Zaten açık değil. Bak şöyle bir şey oldu. Bizim sülaleden değilsin değil. Ama şöyle bir şey oldu. Biz senin okul bıraktığını topluma, yani akraba çevresinde millete ne diyeceğiz? Evet. Ben de buna çok tutuluyordum mesela. Çünkü öyle bir şey var. Herkes herkesin takip ediyor. Anladın mı? Yani dersler nasıl diye sorulur ya. Bizde gerçekten soruluyor yani dersler. Hatta dayım şey diyor. İşte mekanik 2'yi geçebildim mi diye soruyor. Anladın mı? Ebesinin nikahı mı yapayım yani? O kadarını da sorma. O kadarını da bileme zaten yani. Ama öyle sorunca şimdi bu sefer... Fena koydu çaya bakar mısın amına koyayım? Felaket. Suratına vuracak. Aa, bitmiş ya zaten. Efendim canım? Geri demleriz. Tamam canım, demle gel. Bana biraz versene çay. Tamam canım. Demledi çaya bak. Amına koyayım. Çay içilir mi? Nur yapmadı mı la çayı? Ya bitmiş. Bu bitmiş abi. Hayır, zaten bir demleyememiş bu çay ya düzgünce. Bana versene biraz. Al bakalım abisi. Şey teyzesi, satanist teyzesi. Halası, kesme bunu. Halası. Şey halası. Kesme tamam bunu. Allah aşkına. Şimdi anladın mı Nuri? Biz de gidiyorum, kimya laboratuvarını soruyor bana. Lan oğlum o kadar anlama ya. O kadarını bilmiyor. Yani şey de yapamıyorum, sinema da yapamıyorum. Oğlum benim babam bilgisayardan anlamaz. Benim üniversite sisteme giriş şifremi çözmüşler. Babam çözmüş, şifremi çözmüş. Derdi girip var. Notlarıma bakmışlar, üniversite notlarıma. Senin haberin bile yok. Haberim yok. Zor iş. Ben de okulu bırakma fikri gelince söyledim bunu. Dedim ben böyle böyle ilk anneme söyledim. Valla dedim ben dedim galiba koptum yani kafa olarak. Kafa olarak koptum ama ben. Şimdi derslerim kötüydü de bıraktım. Muğla'da mı? Muğla'da kafa olarak koptum hocam. Bak her öğrencinin hayatında olur bu. Kafa olarak gittim yani. Senin zaten Muğla'nın galiba yanlış hatırlamıyorsam bir senesi Trabzon zaten. Hayır, Muğla'dan sonra Trabzon. Ama daha hala Muğla'ya kayıtlı değil misin? Hayır oğlum, Muğla'dan kaydımı aldım işte o dönem. He. Okulu bıraktım yani. Geçiş yaptım hatta. Anladım. Şimdi bak orada kafa olarak ben bir gittim. Nasıl gitti bilmiyorum. Böyle işte biri vardı, oldu olmadı. Yani sosyal bir çocuktum. Tamam mı? Dersler artık çok ilgimi çekmemeye başladı. Müzik çok ön plandaydı. Tiyatro çok ön plandaydı. Basket takımındaydım. Falan filan böyle. Onlara tutulunca da koparsın zaten. Onlara tutuldum birazcık. E bir de bu yapmak istemedim, anladın mı şimdi? Yani öğretmen niye gidiyordu? Dedim ki nereye gidiyor bu işin sonu? Hani şeye gitse, bilimin böyle inanılmaz bir noktasında rol model olacak, böyle anladın mı? CERN laboratuvarında bir basamağı olacak, oradan oraya transfer olabileceksin, nanoteknolojide böyle uzmanlaşacak. Öyle bir senaryosu olsa çok hevesliydim ben ilk gittiğimde bölüme. Niye böyle yapıyor? Çok şeyli gittim. Nasıl yapıyor? Bak. Ne oldu? Hıçkırık mı? Korktum. Ben mesela çok hevesli gittim. Ama ondan sonra dış faktörler o kadar etkiledi ki beni bir noktada. Dış faktörlerin çok etkilenmesiyle beraber, beni etkilemesiyle beraber bir noktada düştüm. Bir noktada düştüm yani. Kafa mental falan gitti. Ama mentalin gitmesi şöyle zorluklar vardı. Ben zaten zamanından beri ben kafama koyduğum her şeyi yaptım, tamam mı? Kafama bir şey koymama baktı yani hep. Dedim ki okulu bırakacağımı kendime söylediğim gün onun zaten geri dönüşü zaten yoktu. Sen benim tespit olarak yani bir şeyi kafaya koyduysan saplantı gibi full ona kitleniyorum. Kitleniyorsun. Kitleniyorum. Yani. Şöyle bir şey var. Ben onu kafaya koyduktan sonra kafamda bir kere onun muhasebesini yapıyorum, anladın mı? Mukayese ediyorum yani. Bıraksam nasıl olur, bırakmasam nasıl olur ya da bıraktığımdaki senaryo ne olur? Kafamda oynuyorum o senaryoyu. Tamam diyorum, okey, bıraktım. Zaten ben onu demişim, final sınavına hazırlanıyorduk, tamam mı? Arkadaşlarla falan böyle final sınavımız vardı. Haftalarca ezber mezber falan filan. Ondan sonra ben final sınavına girmeyeceğim dedim. Bak, derslerim kötü olup da bıraksam okey. 1.8'in üstündeyim ya anot ortalaması. 3'e geçemiyorsun normalde 1.8'in altındaysan. 3'e geçemiyorsun. Yani 1 ve 2'den ders alıyorsun. Ne olursa girersin bu arada. He? Final sınavına da ne olursa olsun girersin yani. Niye girmedi biliyor musun? Final sınavına girersem, ulan dersi de çalıştım, geçerim yani.
Ama geçersem de bu sefer bırakmam için net bir bahanem olmayacak. Girmeyeyim ki kesin bıraktığımı tamam, kendime bir kanıtlayayım. Bak ben buna girmeyerek kendim kafamla bitirdiğimi bir kanıtlayayım yani önce kendime. Sonra aradım annemleri, annemle konuştuk. Küçük bir düşünce olarak bunu sundum. Karşıdan şöyle, ağıt yakıyor annem yani anladın mı? Yer yerinden oynatıyor. Olamaz diyor, bırakamazsın diyor, nasıl bırakırız bilmem ne işte. Ama sıkıntı şu işte. Ailen ne diyecek? Hani teyzenler, dayınlar, dedenler ne diyecek? Biz millete bunu nasıl anlatacağız? Ha, millete nasıl anlatacağız? Çağrı okulu bırakıyor. Sen bayramda nasıl onların yüzüne sana soracaklar? Gibi problemler. Ben de dedim ki söylemeyin klasik dedim. Zaten. Ben dedim ki söylemeyin. Kimseye dedim söylemeyin. Okuyor bilsinler beni burada. Ama söyleyecek mecbur. Ya ben ama sonuçta yine okuyacağım ki. Başka bölümle gideceğim. Ama kafada bitirmişim. Başka bölümünü de deneyeceğim ama birkaç sene daha takılayım. Sonra kafamda düzenleme yapacağım ama. Sonra dedim haber vermeyin. Sonra işte bir ergenliğinle vermiş olduğu bir şeyle bir kavga. Konu şeye geliyor işte. Biz senin için bu kadar emek verdiğe geliyor. Abi, o banko. Tabii bu kadar emek verdik. Banko. Bu emeklerin karşılığı bu mu? O kadar emek verdik işte o kadar para da harcadık. O kadar sana mesela işte her ay sana harçlığımı eksik ettik de. Oğlum senin ne istediğinde yapmadık ne eksik, ya biz. Biz senin ne istediğinde yapmadık ya. Baban sizin her dediğinizi yaptı. ne oluyor ondan sonra? Ben de dedim ki tamam bana bundan sonra ne para gönderin ne bir şey gönderin. Ben artık kendi kararımı alamıyorum çünkü sizin bu şeyi duygusala bağlıyorum ben de. Şimdi onlar öyle dediği zaman ben de evet onları şeyle duygusala bağlamış oluyorum. Dedim ki ben kendim karar alabilmem için siz dedim bana para mara bir şey göndermeyin. Kırdım kartı kırdım. Hesap kartımı kırdım. Bana abartmış. Çok büyük abartmış ama sonra anladım. Sonra zaten yurt için gönderdikleri para var. Yazı şöyle oluyor. Yurt parası şöyle oluyor. Son ay yurt 3 aylık parasını peşin veriyorsun. Tamam mı? Ben o parayı vermedim zaten. Evet. Yani zaten yurt hakkım bitiyor zaten benim. Son ayım yani yurttaki. Yani hiçbir dönüşü yok yani. Ben de o paraya güvenerek de kart da kırdım. Sonra işte bizim çocuklarla böyle gitar mitar çaldık, bir şeyler falan yaptık hani böyle. Hafif para kazanma hamleleri falan. Küçük para kazanma hamleleri falan filan. Sonra da tekrar konuşunca, tabii annemle sonuçta benden vazgeçecek değil. Tamam dedi artık yapacak bir şey yok o zaman, sen nasıl diyorsan öyle devam edeceğiz. Ve döndü. Falan filan öyle geçti işte o süreç. Benim de çok benzer benim de. E-sporcu olacaktın değil mi? İstiyordum. Yani demem o ki bir üniversitede başlayıp üniversitenin sonuna kadar gitseydim. İlk girdiğim üniversiteden ama. Çünkü ben artık son girdiğim üniversiteden mezun oldum ama. Zaten buraya döndüm de kafamda şeyi vardı yani. Kafamda. Nasıl bir iş yapabilirim? Ne iş yaparım? Anladın mı? Ben buraya iş başvurusu yapıp da geldim mesela İstanbul'a. Çünkü şey diyeceğim yani. Tamam canım buraya geldik okuyorum da. Benim kimseye de bir zararım yok. Kendi kendime dönüyorum ben. Anladın mı? Kendi kendime dönüyorum ben. Kimsenin bana bir katkısı da olmasın. Benim aileme de bir yüküm olmasın. Bir de şey tribindesin değil mi full? Ben kendi kendime idare ediyorum. Bana zaten kimse bir şey de diyemez. Tabii zaten kendi kararlarımı verdim ya. Bu verdiğim kararlardan sizi sorumlu tutmuyorum. Siz bana hani bir şey ödemeyin, bir şey vermeyin. İstek olmak isteyen olsun olmuyorsanız da olmayın kardeşim. Olmayın. Ben zaten kendi planlamamla devam ediyorum hayata. Trip, full trip. Tripinde. Birazcık da ergenliğin hala böyle bir noktasında. Yeni çay koydun mu lan paşam? Sonra... Atari'nin şarjı bitmiş. Değişiyorum hemen.
Dönüp daha sana yazıyor. Şimdi bana yazmaz yani. Yanlış mıyım? Doğru ama powerbank'in de şarjı yoktu. Dostum ama biz bütün siz abi de şey. Şimdi 3'te geldi buraya mesela Hasan. Powerbank'in şarjı yoksa takacak abi şarjı. Kullanılacağı belli bugün. Bunu kullanılacağı belli. Kaç dakikadır onun pilin gideceğini biliyor. Anladın mı? Ses şey de ama, geldi mi? Bu Hasan'a yazar. Selamünaleyküm tekrardan. Şey ama ben neler 2,5 saat gidiyor ya. Kaç saat oldu? Tamam senin yarım saat önce demesi lazım ki. Abi devam ediyorsak ben bunu bir powerbank takviyesi yapayım. Çünkü pili bitecek birazdan. Getirmek istediğim nokta bu çocuğu bu. Anladın mı? Gelecek. Senin bu maşanı getirmek istediğim nokta bu. Gelecek. Oralara da o günleri de göreceğiz inşallah. İnşallah kardeşim benim Hasan. Ben öyle. Bu oturma kısmını hesaba katmamıştım. Ama ne diyordu? Piç oldu konu şu anda. Hatırlamıyorum yani ne dediğimi. İstanbul'a iş bulup geldim. İş hayatı beni bir sardı diyorum bak. Aynen. Bir eğlenmeye başladım. Bir de para kazanıyorum. Tamam mı? Para tatlı gelir o zaman. Şimdi şöyle. O öğrenci profilinden çıkarttım kendimi. Anladın? Hani tabii ki Türkiye'nin o zamanki şartları da çok da kötü değildi yani şartlar. Ben çalışıp kendime iPhone aldım ya. Alabiliyordun yani. Çalışıp iPhone'unu alabiliyordun. Öğrenci şimdi çalışsın part-time iPhone alabiliyor mu mesela son çıkanını? Çok zor. Alamaz yani. Çok zor. Şimdi o zamanki Türkiye şartları da buna okeydi yani bir noktada. Sonra iş hayatı böyle birazcık daha beni sardı. Niye biliyor musun? Başarı var. Orada başarılı olduğumu görmek okuldaki başarılı olmaktan daha keyifli bir hissiyat. İyi hissiyat verdik. Bir de mesela bir şey satıyorum mesela. Bir prim alıyorum. Çok tatlı geliyor. Ben mesela bir proje bağladım. 4500 lira o dönemin parasıyla prim aldım. Oo deli para he. Kendi paranı kazanmak da askeri çok güzel kaç para belki? Askeri 1700 lira. 1100 lira benim maaşım var. 4500 lira primim var. Çok iyi prim var bu arada. Harbi çok iyi para. iPhone'un fiyatını sana söyleyeyim. 4000 lira falan o dönem iPhone'un fiyatı. Tabii. 4-5 bin lira falan yani. Öyledir. Hani tek bir ayda iPhone alabiliyorum yani. O işte o. Böyle verdir onu bize görelim. O şey muhabbeti çok sardı ondan sonra. İş kovalama, birazcık hani böyle git gel. Okulu artık böyle götümde sallıyorum. Çünkü zaten fizikte yeteri kadar matematik, fizik bilmem ne görmüşüz ya. Bu bölümde de gittiğim zaman çok aman aman bir şey yani bunları yapabiliyorum zaten anladın mı? En son şeyi biliyorsun değil mi buradaki? He burada hani mesela gidiyorsun matematik mesela. Şimdi taşak geçecekler ama. Ona mı girdin sen? Yağmur nasıl satanist olmuş? Allah Allah. Satanist değildim ya. Öyle zannediyorlardı. Hızlı takılıyordun ama sen değil mi? Ben çok hızlı takılıyordum. Yağmur peki yani inançlı biri misin? Yani ben Taksim'den evet. Ha? Evet. Ne tam olarak? Dürüst olalım. Evet, evet. Harbi evet, mi diyorsun? Evet. Allah ve din inancın var mı? Evet var. Çok şükür. Ha, tamam. Amin. Bana öyle gözük. Pardon. Hiç böyle sorgulamaya düştün peki? Çeti büyük gönlümde yok. Ergenliğimde düşmüştüm evet. Klasik ama o dönemde herkes sorguluyordu zaten yani. O hani bazıları deist falan oluyordu ya böyle. Ateist oluyordu. O tayfalar falan vardı. Arkadaş seçimleri olmuş. De acaba yanlış olabilir mi acaba satanist olmasında? O illaki arkadaş seçimi vardır. İllaki vardır. Bu arada evet arkadaş çevremde gördüğün zaman derdin yani. Evet bu kızlarda bir sıkıntı var, bir problem vardı ama şimdi o kızlar mesela yurt dışına taşındılar, ettiler. Ben tamamen kendimi değiştirdim. Aslında hepimiz böyle o anda ergenlik çağından öyleymişiz yani anladın mı? Hmm. Zaten gideceğimiz yol öyle değilmiş zaten. Ama ben iyi ki öyle bir ergenlik atlatmışım. Yani hiç şimdi mi öyle olurdum diyorsun? Yo belki de yaşamamış olsaydım şu an o tarz şeylere aç olurdum. İşte gideyim Taksim'e takılayım, kulüplere gideyim, barlara gideyim falan filan. Hani belki Yağmur'un yapmadığım abi, için. Yağmur'un 20'leri çok canlı. Kızın YouTube'da şeyi var, Madalyon diye dizisi var yani. Canlı, denemiş. Evet canlı bir gençlik geçirmiş yani. Denemiş. Tabii kovalamış oradan oraya satanist. İmhali var. Yani bayağı kovalamış. Ben bir ara yani. Bir de rapçiydim. Kaldı ki stilistik tarafı. Ben sana daha ciddi bir şey söyleyeyim. Falan. Yağmur'a biraz gazlasaydık biz şimdi bu sene falan Yağmur'un rap şarkısı çıkardı biliyor musun? Bak yemin ediyorum sana. Yağmur'u birazcık gazlasaydık. Yağmur sen niye rap yapmıyorsun? Herkes rap yapıyor. Hadi kızım birazcık sen de rap çıkart bir tane falan. Bir tane yapardı. Güzel olurdu vallahi. Çok Yağmur'u anla, anla. Yağmur'u anla. Gibi. Şey, bulaşa bulaşma. He. Fena keyiflenirdim öyle bir şey olsa. Keşke fena yapsaydım. Çok büyük taşak geçerdim. Var ya. Keşke yaptırsaydım öyle bir şey.
Anten gündüz şekilde. Pezevenk gece yamunukmuş. Kandırmayla oturuyorsun. Ne oldu? MC Bly saygı 8. Çağrı bir destek çık Nuri'yi bana alalım. Aha. Kaldı mı ya böyle şeyler? Böyle bir şey kaldı mı ya? Yobaz mısınız ya? İstemeye gelin o zaman benden. Nuri'yi. Çok fiyat çekeriz ama. Sen ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun? 30'larımda falan. Bak babacığım öyle olmuyor işte. 30'larımda falan attın mı? Ama işte bu çok uzun bir aralık ya. Öyle sıkıyorum. Ha yani. İleri dönük nasıl olsa diyorsun. Aynen sıkıyorum. O tarih. Şimdi ben mesela bana sordular. Tamam ne zaman evlenmeyi istiyorsun? Al dediler bu evlilik bayrağını. Ben o bayrağı bir fırlattım 30'larıma. İleride bir yerde. O bayrağı sürekli karşılaşıyorum. Bir daha atıyorum. Karşılaşıyorum bir daha atıyorum. 27'yim. 30'lar, 27 de az değil hacı. Evet. Ama 30'lar deyince 35'e kadar yolu var ya. Diyorum ki böyle 30'lar deyince işte daha diyorum 8 senem var amına koyayım. Tabii. Yaparız bir şeyler diyorum yani. Hani çocuğa enerji kalmaması falan filan mevzusu var ya. Ben o konuda ama kesin yani evlendiğim gibi çocuk yaparım ben. Mesela istiyorsun hemen. Sen belki de çocuk yaparsın ondan sonra da evlenebilirsin. Ha, öyle bir şey bile olabilir çünkü ben ona çok takılıyorum yani. Ben mesela 60 yaşındayken 20 yaşında çocuğum olsun hiç istemiyorum yani. Niye? Ha, erken yaşta yetmez şey abi enerjim yetmez. Ya ne enerjisinden bahsediyorsun oğlum siz ne zannediyorsunuz ya? Neyin enerjisi ya? Vereceğin o tableti PlayStation. 60 yaşına gelince ilgilenemeyeceğim o onun yanında daha şey kalacağım zannediyor. Yağmurcuğum ben de ilgilenmeyeceğim ki vereceğim bir tane PlayStation alacağım çocuğa tabletini vereceğim takılsın ama işte, yani. Ama ben istiyorum ki mesela onun işte... Onunla vakit geçireyim. 18-19 yaşında amatör kümede oynarken onunla maçına gideyim. Bas bas da bağırabileyim anladın mı böyle? Bağırabileyim, onun için tezahürat yapabilirim. Gidersin, ben de mesela öyle düşünüyorum. Ben de çocuk, şimdi kulübe sattım diyelim çocuğu. Menajeri gibi takılayım ben anladın mı? Teknik direktörün odasına gideyim, bizim çocuk nasıl diyeyim mesela. Ama işte o zaman çok yaş, ben de yaşlanmış oluyorum ya. O enerjim olur mu bilmiyorum. Kendime ya olur. O zaman şimdi yapman lazım çocuk. Mesela sen güvenebilirsin bu konuda kendine. Senin enerjin var. Ben mesela o kadar enerjim olur mu? Emin ama sizde bak yani. Bir enerji düşüklüğü zaten var. Evet. Genel bir düşüklük var evet. Sizde. Benim o kadar enerjim olur mu bilmiyorum yani. Ben enerjik bir insanım. Senin çakraların kapalı bu arada. Hayır. O yüzden kısmet gelmiyor sana. Harbi mi? Evet. Çakralarıyla ben kapalı olduğum iş olabilir. Bak çakralarını kapatmışsın sen harbiden söylüyorum. Çakra şöyle nereden biliyorsun şöyle. Ya? Sen hey bizim bilmediğimiz bok var mı ya acaba? Sen bir sor bakayım. Şöyle yap bakayım kendine. Açtım yap. Açtım. 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 Evrene gönderdim. Evrene gönderdim. Açtım. Açtım. Kısmet kısmet kısmet. Kısmet kısmet kısmet. Böyle yaparsan git benden olur. Ama böyle yaptırıyorsun. Şöyle yap kısmet 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 gel. Böyle bana. Mi? Heh, böyle ha, böyle. Kısmet kendine. Kısmet kısmet. Bak şöyle. Kısmet kısmet kısmet. Kısmet kısmet kısmet. Gel bana gel bana gel bana. Gel bana gel bana gel bana. Evlen evlen evlen. Evlen evlen evlen. Gel bana, gel bana, gel bana. Gel bana, gel bana, gel bana. İki çocuk peydah, lat bana. Ya ben kendimi hiç vallahi bak anne olabileceğimi hiç düşünmüyorum nedense. Niye ki? Versene. Çok zor geliyor oo. Ya. Çok zor gelmiyor mu size de? Bana da anne olmak zor geliyor da ben anne olmuyorum. Ben baba tarafındayım diye düşünüyorum. Çok büyük fikrin değişmezse. Çok büyük fikirlerim, tercihlerim falan, teknoloji, tıp bup o kadar ilerlemediyse. Yüzünü nasıl kaydıracağım? Sen ne yapmaya çalışıyorsun dostumsun? Evet, tamam. Aşkı boncuk. Hem şu kenarı gözüksün istedim, hem de gene büyük olsun istedim. Mesela, çocuğu sigara kokutmuşsunuz ya be. Ne sigara kokusu? Bok gibi bir şampuan kokuyor çocuk şu anda. Yemin ederim sigara kokuyor. Dışarıda da üstüne bak, de silmez ya. Bak harbiden sigara kokuyor. Bu bugün okey'e gitti belki ondan da. Abi de. O niye durgun ya bu kadar? Yoruldu. Oğlum yıkamak onun için o kadar şey bir şey ki. Yoruldu oğlum tüyleri var şimdi. Normalde ıslakken kaç kilo koymadın? Bir saat evet. Oldu yani. Bence kaynamıştır. Kaç çocuğun olsun isterdin? İki ya. Olursa iki olsun isterdim. Mesela bir tane yapıp projede yapabilirsin o çocuğu. Yani tek çocuğa fokusun ben dersin. Anladın mı? Main char'ın olur. Onu kasarsın. O da mesela olabilir. Main char. Main char abi. Bütün statlarını falan düzgün vereceksin ama. Olabilir. Yani MMORPG oynamış insanlarız. Biz biliyoruz şimdi o çocuğu nasıl şey yapacağımızı. Anladın mı? Yan karaktere İstersen yan karakter açarsın ama pazar yaparsın. Ben mesela öyle yapacağım. Bir tane kız çocuğum olacak, main çarımı olacak. Bir tane kız erkek çocuğu. Bir tane erkek çocuğu. Ama nasip tabii. Sağlık olur. Sağlık olur. Sağlık olur. Ne olur? Çok önemli değil. Sağlıklı olsun. Şimdi nedir? Bir tane kız çocuğu main. Kariyeri
piyano çalacak, piyano ablası gelecek, gidecek, öbür ablası gelecek, gidecek, anladın mı? Evde böyle. Oo. Tabii. Aşkı memnun kasa. Tabii tabii. Böyle elitlik dökülecek yani. Anladın mı? Mesela Hasan'a falan sümüğünü atmayacak yani. Merhaba demeyecek yani, öyle bir çocuk. Hasan burada ne yapayım? He. Öyle. Tabii tabii, hatta gelmeden önce arayacak annesine, diyecek yine mi buradalar babamın arkadaşları, çalışma arkadaşı falan. Mesela gelmeyecek falan öyle bir ortam. Yanınıza gelip merhaba diyecek, böyle eğilecek falan. Bir prenses gibi bir şey düşünüyorum ben. Ona mesela ben de karışmayacağım odasında. Sürekli işte para takviyesi. Para takviyesi. Kızım harçlığın var mı? Yok baba, al 35 bin lira. Tamam, 150 bin lira yeter mi? Ama mesela oğlum olsa bize çay koyacak gerekirse. Git sen markete git gel. Sigaramız var mı? Paşam şuradan bir sigaranı bize al. Abisi çocuğum. Abisi diyeceğim gerekirse. Onlara çok alışkın bir çocuk büyüyecek. Pazar çar yapacağım yani, yan çar. Git oğlum fatura öde. Şimdiden düşününce çok komik oluyor. İleride bakalım nasıl olacak acaba? Elbet olacak. Kısmet abi bu işler. Kısmet ya. Nasip. Olmayabilir, olabilir. Ya birimizden birine, burada mesela bu dörtlüden birinden birine kesin olacak yani. Biz de kesin olur canım, bakacağız yani. Bizde olmazsa biz eleştiren tarafta oluruz. O da ayrı makara olur. O da büyük makara. Bak, harbiden makara. Bu. O da ayrı makara yani. Mesela Yağmur gelecek, çocuğunu çok zeki zannediyor da yani. Mesela ben şimdi bu çocuk biraz mal yani, anladın mı? Sana derim, ona söylesem alınır. Aynen, tam da onu diyecektim. Ona denmez o. Ona şey diyecek. Ben alınırım, evet, bana evet, söyleme. Çok zeki. Felaket. Onun çocuğu çok zeki. Bütün velilerde öyle bir şey var. Zehir. Ay evet ya, doğru. Herkesin çocuğu çok akıllı. Anladın mı? Ben mesela diyeceğim, bu çok da akıllı bir çocuk değil ha. Bilginiz olsun. Ona göre devam edin hani kariyer döneminde. Bunun acaba çişi falan mı gel? Şöyle bırakayım mı biraz? Hı? Bıraksam ne yapar? Oğlum bembeyaz oldu, parladı, yemin ediyorum ha. Sahibinden ne koysam mı ya şunu? Biraz koşup kaçabilir ha. Tamam, dikkat et. O zaman içeriye koyayım mı? Biraz sanki yürümek istiyorum işte bir sıkıntı. Tatlış ya. Yani bakalım oğlum, kısmet ne abi işler ya. Kısmet, nasip. Nasip, kısmet. Benim en çok ama beklediğim şey, böyle en hayalini kurduğum, ekiplik herhangi biri evlenecek ya, onun düğününü fena yıkacağız yani. Onu ben çok bekliyorum. Mesela senin düğünün inanılmaz, inanılmaz olur ya, ya benim için. Ama felaket şunu yapın, doğru, öyle bir şey yaparsınız. Felaket keyif alırım. Masa ya. Altından... Tabii tabii, alkol masa, servisi yapın. Masa altından içme. Ona da şunu deyin, gelin bir meyvesi, ona rağmen yine de. Mesela alkollü bile olsa sen yine de gel lan masa altından bir meyvesi içer misin de, anladın mı? 2026 yaz dönemi Şinasi. Şinasi 2026 yazda mı evleniyormuş? Öyle diyor. Öyle bir planlama yapmış. 2026 yaz dönemi. 2026 çıkıyor. Okey. 2026. Ya senin düğününde felaket saçmalayacağım ya. Beni böyle ambulansla götürün oradan yani. O tarz bir saçmalayacağım. Öyle bir. Vallahi baba ben ya. Nasıl bir düğün istiyorum biliyor musun? Şimdi bana kalsa normalde düğün müyün de yapmam ben. Anladın mı? Yani, o da ailelere, eşi, dostu mutlu evet. Etmek için evet, yapılacak bir şey. Yapacağım. Ben ne yapacağım biliyor musun? Düğün yapıyorsak da. Gidiz de abi gelinle. Oturacağız. Sembolik imzalar falan atılıyor ya. Şey yapılacak. Takı töreni bilmem nesi. Sonra ben alacağım kızı gideceğim. Düğünde kalanlar eğlenmeye devam etsin. Hatta onlara da güzel bir şey. Olmaz. Yok. Olur olur. Olmaz. Yok abi. Olur olur diye. Olmaz. Biz acil pompa ya. Hayatı olmaz. Senin sırtına mırtına vuracağız en son. O finale kadar ya gidecek. Ya zaten canım onlar okey zaten. Onlar olur. Hiç vakit kaybetmeden, anladın mı? Çok keyif olur ya. Yüzüne bak. Kapıda sen, ben, mami kapıdayız. Kapıyı aç. Gelenlere hoş geldiniz falan. Mutfak kapısını kapattın mı? Kapalı.
Ya mutfak kapısını onu kapatmadım. Ama. O açabiliyor. Kafaya vuruyor. Peki bir tane özel gücün olsaydı ne gücün olsun isterdin? Uçmak. Uçmak. Hiç istemem mesela ben. Aa niye, ben çok isterdim uçmak. Hava şartları da... Tabii ışınlanmak daha bence okey. Işınlanmak da olabilir ama yok ya, uçmak isterdim Işınlanmak en iyisi bu arada. Işınlanmayı da ben çok beğenmiyordum. Hasan benim ama ben sattım o ışınlanmayı. Sen neydi senin özel gücün neydi? Ben ne seçmiştim? Benim bunun sen görünmez olmayayım ne diyordun? Ya görünmezlik, zihin okuma falan gibi düşünüyordum. Ben zihin okuma daha iyi gibi geliyordu. Ben de var zihin okuma da çok önermiyorum yani. Hayal kırıklığı yani birçoğu. Dedim ki yani ışınlanabiliyorum ama para mara gene sıkıntı dedim. Dedi ki girersin bankanın içine ışınlanırsın abi. Tokatlarsın bir daha geri ışınlanırsın cool dedi. Cooldown olacak oğlum, öyle bir şey yok. Nasıl cooldown olacak abi? Öyle bir şey yok. Bir dakika, ben yukarıda uçarken ya benim cooldown bitti, manam bitti, düşecek miyim yere? Sen bileceksin, 15 dakika daha uçarım, ondan sonra inmem lazım mı bilmen lazım. Tamam çalar gidersin ya yine. Oğlum bak siz valla bak vizyonel olarak sen mi gerizekalsın sen? Lan ışınlanabiliyorum, banka mı soyacaksın ya? Sen yani ne yapacaksın? Para lazım olursa. Para lazım olursa. Oğlum salak mı? Işınlanabiliyorsun lan. Banka soymaya mı düştün yani? Ben zaten ışınlanırsam. Kim öyle özelliği o zaman? Sen nereye ışınlanırsın? Hı? Sen nereye ışınlanacaksın? Ben şöyle bir özellik istiyorum. Gücün, ben ışınlanabiliyorum. Tuttuğum adamı da ışınlayabiliyor olmam isterim. Seninki çok OP oldu. Ben bunu kabul etmiyorum. Abine biraz OP olsun. Hayır, o çok OP oldu. Yeni özellik ekliyorum. Yine pot patronunu kullandın. Dostum benim biraz farkım olmasın mı ama? Sizinle aynı mı ışınlanayım abi? Ya tamam eyvallah. Farkı ekstra bir şey olsun ama o seninki inanılmaz güçlü oldu seninki. Sen mesela böyle 20 kişiyi ışınlayabiliyorsun. Olmaz. Ama nasıl ışınlanır? Bütünleşmemiz tamam, lazım ışınlayabilmemiz. Bir kişi ışınlayabilir. Bak Allah aşkına ne yapalım? Tamam, ya bütünleşmemiz lazım. Şöyle bir şey. Işınlıyorsan sorun yok da zikiyorsan olur. Hatta ben şey diyeceğim. Bırakayım mı? Gel bir 5 dakika atayım gelim seni. Sen bir tane, bir kişi ışınlayabilirsen okey. Abi bak, bir kişi... 3 kişi alamazsın. Yani bir kişi. Tekte bir kişi. Tekte bir kişi. Tamam, zaten onu diyorum. Ama bir özel kişi ya. Değil. Hayır, bir özel kişi değil. Bir kişi mesela gidecek, birini bırakacak, geri gelecek, öbürünü alacak. Gibi. Nasıl yani, ha? Gibi. Bir kişi. O da okey ki zaten. Yani, tamam. Transferi bir kişiyle yap. Bütünleşmeye kişi gerek var mı? Bütünleşmeye gerek yok. O da olabilir normalde. Şöyle kol tutsan yetiyor. Tamam. Mesela hop burada yaptım mesela, başka bir yere gittik, anladın mı? Aynen. Sahil kasamızda. Hasan kaldı, döndün Hasan'ı aldın. Hasan'la bütünleşmen evet, gerekecek. Gibi. Ali ile gerekecek. Okey öyle okey. Bütünleşme yok, bitti o, tutacak. Onlar ışınlamam. Haa onu kapat. Onlar ışınlamam. Bütünleşme sıkıntılı. Senin ilk şey neydi? Sen ışınlanabilirsen ne yaparsın? Banka soyacaktı. Ya banka soyunma şöyle. Para lazım olsa diyorsun. Para lazım, illaki lazım yani. Sonuçta bir şeyler alacak. Ya keyif ya. Tamam şu an ışınlansan ne yaparsın mesela? Bir eve giderim bir tur. Oğlum salak mı? Bak sana bir şey söyleyeyim. Şu an bak yanlış anlama. Şu an. Kıyafet mi alacaksın tabii? Abi sen daha önce sen değil mi? Bir tur eve giderim. Bir kere eve giderim mi? Annemin elini falan öpeyim. Kedimi falan sana giderim. Bak bir şey söyleyeyim. Sonra fena giderim ama. Şu an ışınlanma özelliğim olsa globalde falan büyük ses getirir bu yayın şu anda. Anladın mı? Ha. Tüm ana haberler. Herhalde olur zaten. Yani ben... Ama burada da yaşayamayız. Bizi bulurlar. Mesela beni tabii. Bulurlar yani. Bu sınıfta kaçarsın. Işınlanabiliyorsun. Doğru söylüyor ha. Ama vardır onların işte 13. bölgede. Onu da çözemez olur. Şeyde sıkıntı mesela globalde de öyle bir şey olunca mesela seni alırlar, kapatırlar bir yere bence. İşte tabii. Kapatmadan kaçar herhalde ya. Alüminyum folyoyla kapatırlarsa mesela odayı ışınlanama özelliğin olmuyor gibi böyle bir şey vardır onun. Bir kontrolü vardır. Bu arada. Tamam onlara da çalışırsın o zaman. İşbirliği yaparsın artık. Ama onların için de hep kaçman lazım. 13. bölgede var. Yakalanmak istemezsin. Öyle bir şey oldu mu yakalanmak onların istemezsin. Bölge bölge ben mesela ışınlanabiliyor olsam şey yapardım. Bir astronot kıyafetini çözdürürdüm kendime. Hop Mars. İkinizin hop, ışınlanmak oraya. Mı? Oradan toplak taş toplak getir sat. Peki ışınlanmak mı ışınlanacak? Işınlanma kıvamında hızlı olmak mı? O da bambaşka bir keyif bence. Mesela şöyle yaptım mesela. Yağmur'un bunu çaldım. Senin iç çamaşırını çıkarttım falan gibi. Şey. Görmedim bunu. Ya da tam tersi işte. O da ayrı bir şey. Ya şuna bir şey söyle. Ona bir şey gelmedi aklıma. O yüzden onun için başına çıkardım. Hayır mesela diyorum ya. Mesela anladın mesela bak buradan mesela mutfağa gittim geldim. Ama ışınlanmış abi, gibiyim ama çok hızlı. Milisaniyelerde. Aynen milisaniyelerde. Tam o şey gibi ya. Sıkıntı yaşıyorsun ki onda da. Niye? Flash. Uzak bir yere gitmeye kalksan nasıl gideceksin?
Yine çok hızlı gidecek. Uzak işte. Bir yere de arabayla git amına koyayım. Ne anlamı kaldı? Bir de ama şöyle düşün. Mesela buradan İzmir'e uçakla da gidebiliyorsun ama arabayla gitmenin keyfi ayrıdır ya. Gibi. Işınlanmayla hızlı gitmenin olayı da öyle bir fark yani. Mesela sen ne kadar hızlanırsan hızlan etrafındaki dünyayı da yavaşlattığın bir senaryo. Çok hızlı İzmir'e gidiyorsun. Mesela Susurluk'ta tık ayranı vurdun. Tabii. Çok hızlı. Hesap ödemeden bindin gittin. Evet, ayrı bir keyif. ayrı bir keyif. Sen Yağmur peki? Zaman yolculuğu. Aa, çok iyi. Tamam, zaman yolculuğu mu, ışınlanmak mı? Full kupon oynardım. Ya da şöyle sorayım soruyu. Ha, geçmişe gideceğiz. Geçmişe gitmek mi, geleceğe gitmek mi? Ha. Ama zaman yolculuğu dersen ben ikisi de var gibi düşünüyorum. Ben de ikisi var gibi. Bak sana seçeneği soruyorum. Işte. Zaman yolculuğunu seçtin. Tamam. Perklere veriyorsun. Geçmiş, gelecek. Ben geçmişe giderim. Bilinmeze gitmektense bilinene giderim. Ama gideceğim yeri falan da seçebiliyorum değil mi? Ya diyorsun ki şu tarihe beni götür. Şu geri tarihte şuraya muyum? Diyemiyor muyum? Şu tarihte şuraya beni götür. Şu tarihte şuraya diyorsam geçmişe giderim. Ya gittin ya mesela. Konu mesela bir sene önce yaşanmış. Hop bir sene geri daha gidebiliyorsun. İstediğin gibi değişebiliyorsun. Ama tamam. Günümüzün ötesine gidemiyorsun. Tamam geçmişe giderim ben. Sen geleceğe gidersin. Ya şimdi geleceği seçtim. Geri dönemeyecek miyim günümüze? Ya dönüyorsun. O zaman gelecek daha mantıklı. Gidip bakacaksın geleceğe. Gelecek işte bilinmezlik. Orada işte biraz tercih orada meselesi. Birazcık ama mesela diyorlar ki sana seni şimdi yatırıyorlar seni. Diyorlar ki Nurullah senin geleceğe tabii cihazlara bağlamışlar seni tamam mı? Nurullah senin geleceğe gitmen bizim açımızdan sakıncalı diyorlar mesela. Neden diyorsun? Çünkü diyorlar senin nöron iletişiminde şöyle bir sıkıntı var. Geleceğe gördüğün senaryoda psikolojik travmaların bunlar olacaktır. İşte döndüğün zaman eski sen olarak dönemeyebilirsin falan gibi seni uyarıyorlar. Gene de giderim. Gene de gider misin? Gene de giderim. Geçmişe. Ben geçmişi tercih ettiğim için geçmişe. Tamam geçmiş için bunu diyorlar. Geleceği de zorluyorlarsa geleceğe de gene de giderim. Zaten hani birinden birine gidebiliyorsam mesela sadece geleceğe gidebiliyorsam ona da okeyim de ikisinden birini ben seçiyorsam ben geçmişe giderim. Ya o zaman şimdi. Kritik soruyu soruyorum sana. Tamam. Sen bu arada sen hangisine gidersin? He? Sen hangisine gidersin? Geçmiş mi gelecek mi? Soruları ben soruyorum dostum. O, tamam. Eyvallah. Gelecek daha mantıklı. Ben neye giderim biliyor musun? Şaka bir tarafa. Ya bilmiyorum ki gelecek de olur ya. Ama geçmişi de çok merak ediyorum ya. Bütün o tarihi durumları bilmem neleri. Evet şimdi onu biliyorsun ya biraz. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Bir görmek istersin mesela. Ben onlar mesela gelecek çok korkuyorum. Mesela bilinmezlik geliyor. Millet Meclisi'nin açıldığı günün bir önceki gecesi. Oradayız, oturuyoruz anladın mı? Paşamla. Çok iyi. Oturuyoruz, mesela. Efendiler yarın kuruyoruz gibisinden falan. O ortamı aldım. Hop dedim ki, ulan Lale Devri'ne gideyim. Bir de Osmanlı'nın Lale Devri dönemine. Tabii. Hop oradayım bambaşka bir atmosfer. Böyle derse geçmiş daha iyi. Ne evet yapayım? Abi sen çok canın acıdı. Gittim mesela diyorum ki ulan bizim şimdiki evin oralara bir gideyim. Nasılmış o dönemde mesela. Çap gittim Topkapı'nın oralara falan. Bir şeylerin falan. Bulunduğu günlere falan gidersin mesela. Tabii. O da ayrı bir şey. Tabii. Mesela ilk telefon bulunmuş o güne gidiyorsun. Kıdan ben. Oradasın o an oradasın. Acayip bir olay. Gelecekte mesela çok bilinmezlik var. Beni korkutur o. Gelecek beni çok korkutur. Geleceğe evet. Gidersem geri döndüğümde buraya adaptasyonumu sağlayamayabilirim. Veya gelecek mesela düşü hayal ettiğin gibi de olmayabilir. O da mesela kırıcı bir durum. Ama geçmişe gidersem de neyi kovalarım biliyor musun ben? Geçmişe gidersem o da mesela çok sallayabilir insanı. Bütün konularda. Ha, bildiğin gibi değil mesela. Bildiğin gibi değilse işte. O da çok kırıcı. Hani anladın mı? Evet o da çok travmatik bir şey. Mesela o ilk insanlığa kadar gidebilme. Ananı sikim ne oldu? Şarjım bitti. Onunla şarjım var. He. Fişe taksaydın. Fişe taktım. Aklım çıktı oğlum. Işınlanıyoruz zannettim amına. Işık gitti. Ha. Geldi. Oluş tabii ayrı bir samimiyet katmış da. Mesela Nuri gidiyorsun. Geçmişte mesela şeyi görüyorsun. Sana anlatılan gibi olmadığını gördüğün anlar var mesela. O da aa, bu böyle miymiş? Ben mesela geçmişe bile gitsem gelecekle alakalı infoları o zaman bulup bize söylenmeyenleri aramaya giderim mesela. Enteresan bir macera olur harbiden. Tabii. Bak hiç öyle düşünmedim. Mesela böyle bir şey açıklanmış. Mesela uzaylı konusu. Yok denmiş atıyorum. Ama bir adam varmış bununla alakalı çalışan. He, bir mesela suikast. Bulmuş mesela. Suikastta ölmüş ama. Hı-hı. Geçmişe gidip onundan bir dinlerim yani mevzuyu.
Seninki de ayrı keyifli oldu. Keşke benim de aklıma gelseydi, keyifliymiş. Bu benim ama bunu vermem şu an. Ama senin olsun. Geleceğe gitsen ne yapacaksın ki? Hadi gittin, 100 sene sonra gittin. Çok bilinmez, çok bilinmez. Ya geleceğe gidip günümüze gelince ileriyi görüyorsun. İleriyi biliyorsun hatta. Geçmişe piramitler nasıl yapılmış? Buldun. Gördün o günü, nasıl yapıldığını gördün. Aydınlanırsın zaten canım, ona bir şey demiyorum yani. Felaket keyif alırsın o işten. Nasıl bir de hangi dönemin adam olmak istersen git o dönemde yaşa. Aynen. Öyle bir rahatlığı aynen var yani. Mesela neyi seviyorsan harbiden gider orada yaşarsın. Bittik. Hani böyle bir ay, iki ay sıkıldım başka yere. Peki sana soruyu soruyorum. Geçmişe gittin. Kural şu ama. Geçmişe gittin ve en fazla yaşayabildiğin süreç geçmişte 6 ay. Niye amına koyayım abi? Amına koyayım. O zaman böyle sınırsız olur mu ya? Ama sen çok kısıtlıyorsun. Çok şey koyuyorsun. 6 ay deme bari. Şey de mesela 2 sene olsun, 5 sene olsun, bir şey olsun. Abicim 6 ay. Geçmişe kadar kalayım yani. Geçmiş sadece kendinize bilgi katıyor ama. Bir şey öğrenmeye gidiyorsunuz siz geçmişe. Geleceğe gidip ilerideki bilgiyi günümüze çalabiliyorsunuz. İlerideki başka birisinin bulduğu icadı gelip günümüze İyi, sat. İyi tamam da belki işte hayal kırıklığı da olabilir ya. O kötü mesela gittin, bir sikimde bulmamışlar. Dağla o kadar geri, da değil, o kadar da geri gitmiş de mesela. Ne belli değil ki işte, bilinmezlik bak, yani. Bak bak bak, senaryoya bak. Geçmişe gittin, 6 ay kalabiliyorsun. Tamam mı? Tamam. Kaçlı yıllara gittin? Gittin 1700'lere gittin falan böyle. 1800'lü yıllara falan gittin diyelim ki. He? Tamam. Normal o dönemin vatandaşı oldun. Ben 3. ayda bırakabiliyor muyum? Yoksa 6 ay şart mı? 6 ay şart. Beğenmedim mesela. Bir ay durdum, beğenmedim. Yok 6. 6 şart. Tamam. Ama ilkten seçiyor nereye, hangi döneme gideceğini. Ama hangi kural yıl? Şu. Sen diyelim ki 1420'ye gittin ya. Evet. 1420'deyken ki bir dahaki teleportun 1420'ye gittin diyelim ki o dönem yaşayan herhangi bir o dönem yaşayan son insanın bile öldüğü bir sonraki döneme bir daha gidebiliyorsun. İkinci ışınlanmanda. Yani 6 ay kaldın, benle tanıştın ya 1450'de. Tamam anladım. 1420'de benle tanıştın. Tamam. 6 ay sonra dönmek zorundasın. Başka bir tarihe ya da gideceksin. Gittikten sonra ya Çağrı abimi de 1420'deki Çağrı abimi çok özledim deyip yanıma gelemiyorsun. Ancak benim de öldüğüm, hatta bana bağlı her şeyin öldüğü tamam, bir dönem sonrasına. O dönemden kimse kalmamış evet, bir döneme. Evet, o dönemden gidiyorum. Kimse kalmamış bir döneme gidiyorsun en yakın. Anladın mı? Sen resmen bana geçmişe gitme özelliği verip mutsuz olmamı istiyorsun. Ben sana şunu veriyorum. Ben sana geçmişe git, takılı kalma diyorum geçmişte. Anladın? Çak. Geçmişte takılı kalmama özelliği veriyorum. Susun ananızı sikeyim. Allah Allah. Çıldırttı ha. Dolayısıyla geldiler. Benimkiler geldi ha. Beni istemiyor. Konuşma diyorlar daha fazla. Gittin Nuri. Gittin. Kaça gittin? Söyle tarihi söyle. 1700'lere gittim. 1720'lere, 20-30. Gitme diyor lan. Evet, ha, bu arada geçmişte gidip son demlerine geçmişte gittim. Gidip ölürsen burada da ölüyorsun. Niye ya? Aa, abi böyle bir şey var mı ya? 1400'de vuruldum, geldim tekrar buradayım. Öyle bir şey yok. Allah oyun Allah oyun ya. Ulan yine canlı kanlı gidiyorsun yani gittiğin yere de. Anladın? Ha bir de bir şey diyeceğim. Geçmişe gidiyorum ya. Mesela gittim 1700. Yanına bir şey alamazsın. Hayır tamam. 1800'de geçmiş ya. Ama 1700'deyken artık geçmiş değil ya. Günümüze gelebiliyorsun. Günümüzün ötesine gidemiyorsun. Ha okey tamam. Günümüze kadarki sürece gelebiliyorum. İstiyorsan 1200'den 1900'e geri dön. Okey tamam. Güzel. Şimdi sana soruyu soruyorum. Evet. Gittim baba 1700'e. Tamam. Mektepte biriyle karşılaştın. Tamam. Bir kız. Biliyorum, memzunun oraya geleceğini biliyorum. Seni ona bir daha geri dönemiyorum ya. Tabii onu ayarladım öncesinde ama. Tabii onu kurdun. Kıza giz... Bu arada bunu söylersen de öldürülüyorsun. Ben zaman yolcusuyum. Değil, ölmeyeyim. Ama o kadının hikayesinde ölmeyeyim. Ama söylenmez. Bu mantıklı bir kural. O zaman bunu söylersen... Hayır, benim elimi kolumu öyle bağlıyorsun ki geçmişe gitme özelliğim var. Gitmek istemiyorum amına koyayım. Öyle bir noktaya getirdim. Abicim gidiyorsun. Bak ben de sana diyorum ki bak gittiğin yerde 6 aydan önce dönemiyorsun. 6 tamam. Aydan fazla da kalamıyorsun. Tamam. Gittiğin yerde 6 ay yaşama tutmak zorundasın. Aşk edeceksin beni şimdi birine. Beni şimdi birine evet. Aşık edeceksin. Ölecek o. Bir daha da
göremeyeceğim onu. Tabii. Onun şeyiyle, vicdanıyla yaşayacağım. İstemiyorum, geçmişe gitmek istemiyorum artık. Bana özelliği verdin, kullandırmıyorsun amına koyayım ya. İstemiyorum geçmişe gitmek. Dostum ben sana diyorum ki bak, geçmişe gittin. Bak. Adam yaşamamak için senaryoyu anlattım. Bir de onun vicdanıyla yaşatacak beni biliyorum ama ya. Ama dur, yani tek zaman yolcusu sen değilsin. Aha. Anladın? Başka... O da mı? Bilmiyorum. Taksidi izleyelim. Kıza var ya, bir tutuldun bir vuruldun diyorsun ki bu tarihte nasıl kalabilirim, nasıl kalabilirim, nasıl kalabilirim? Yani şimdi gitsem bir daha buraya dönemiyorum. Döndüğümde herkes ölmüş oluyor. Ya bu döneme geri dönemiyorum. Aynı döneme geri dönemiyorum. Ulan nasıl ya, nasıl derken böyle. Kıza ama bir tutulmuşsun, bir vurulmuşsun. Günlerini zaten sayıyorsun ya. Her gün bir çeltik atıyorsun yani. O bitiyor yani. Bir günüm daha bitti. Bu arada o 6 ayı da yaşayamam ki ben. Bu mevzu yüzünden. Çok kötü değil mi lan? 6 ayı da yaşayamam. 6 ay boyunca. 6 ay. Her gün ölecek ama ölecek. Ama ölecek, sonra ölecek, kızla bitiyor, öyle bir noktadasın ki kıza dedin ki 6 aylık ömrüm kaldı benim. 6 ay boyunca kızla her gün berabersin. Dere kenarında falan yıkanıyorsunuz. Anladın mı? Tabii tabii. Her günümü son günüm gibi yaşıyorum. Her günümü son günüm gibi yaşıyorum. Ne oluyor lan? Nasıl kim? Ne oluyor? Kıslanabiliriz. Yok ya. Bizim bahçede de böyle olmuştu ya. Korktum lan. Aa bir dakika. Ha. Hayır hayır. Sulama sistemleri. Burada var mı? Burada yok, yok mu? Biz olsa böyle mi? He? 6 ayını da böyle kızla diyorsun ki dünyaya gelme amacım bu kızmış. Keşke diyorsun ya. Keşke seninle aynı tarihte yaşayabilseydim. Ama işte sorumluluklarım var. Keşke diyorsun seninle aynı tarihte yaşayabilseydim. Kız da diyor ki sana, anlıyor senin durumunu ama açığa çıkartıp senin öleceğini biliyor. Sana bir işaret veriyor. Mektup mu yazıyor? Bak tüyler diken. 1700'desin ya. Tamam. Büyük sana. 1500'e gel. Aynen. 1324'te seni bekliyorum. Ha o da yapıyor zamanla yazıyorduk. Bilmiyorum. Bilmiyorsan. Abi böyle yapıyor. 1324'te beni bulursun diyor. Ya da bunu direkt öyle demiyor da sana işte 1320'yi anlatıyor falan ya böyle. Orada bir işte bir şeyleri ben çözeceğim. Sen de çözeceksin. Anlayacağım tabii. Da gideceğim de falan. Ben ne yaparım biliyor musun? Siz zaman yolcusu aşkınızı birbirinize söylemekle eskiden şu tarihe gel bu tarihe gel diye. Tamam. Birbirinizi bulmuşsunuz ama birbirinize söyleyemeden anlatmaya çalışıyorsunuz. Ya senaryo çok iyi de ben muhtemelen o 1320'yi... Var mı aramızda falan... filmci falan bunu çekelim? Bunu bir sisteme dökerler ya herhalde. Her bir 100 yıl geriye gitseler. Ben onu çözemem. Veya çözersem de, çözemezsem de bir de onun tribinden 6. ay 1. gün öldürürüm kendimi. Ne olsa ölünce ölüyorum ya, öldürürüm kendimi. Çıkarım hikayeden yani. Mutsuz sonla bitiririm o diziyi de filmi de. Bu çekildi zaten diyor. Neymiş bunun filmin adı? Titanic mi? (gülüyor) 11-22-63 tam böyle değil bu arada. Ay onu izledim onu. Ben. Benim de aklıma geldi değil. İlk söylediğinde de. O sen o diziyi biliyor musun? Yok. 11-22-63 onu izle seversin. Nasıl? Zamanda yolculuk yapıyor adam. Adam zamanda yolculuk yapıyor mu? Aynı tarihe gidiyor. Bir suikastı mı engellemeye evet, çalışıyor? Evet aynen onu engellemeye çalışıyor. Bir tane suikastı engellemeye çalışıyor. Orada bir tane kıza aşık oluyor. Ondan sonra kendi tarihine dönünce de kadın artık yaşlanmış falan. Anlatma gerisini. Tamam anlat. Ooo yanıyor ya. Ben izlemem Nur Ertuğrul. Bana anlatsana ya. Tamam. Daha neyse spoiler vermeyeyim. Ben de söyleyeceğim zaten oraya. Anladım. Sen ne güzel anlatıyor. Neyse aynı değil ama yani. Senin anlattığınla aynı değil. O başka bir şekil. Sana kız diyor ki 1400'desiniz. 1750'ye gel diyor. Bir gidiyorsun. Nuri amca. Aha evlen. Aha nasıl? Seni anlatmışlardı diyor. Beyiz damar ya damardan vurdurma şimdi ya. Sen de kızım benim diyorsun. Gel seni ben okutayım diyorsun. Onu okutuyorsun. Günümüze de geri gelmiyorsun. Orada devam ediyor. Aga be. Güngür güngür ağlarım abi öyle bir şey olsa. Ya öldürtürüm kendimi. Tarihin her yerinde o kazanı arıyorsun ondan sonra falan. Ya o da ona varsa denk gelemezler ki. Hı? O da onu arıyor olsa. Yarram onunla var mı amına koyayım öyle özellik acaba? Var dedin abi az önce. Var ben senarist benim amına koyayım. Yok o şimdi yok diyorum. Bilmiyor bu var mı yok mu bu bilmiyor. Peki günümüzde kadın var mı? Günümüzde ne yapıyor ya da? Ya. Belki günümüzde, günümüzde kadın de... kalmamış. Erkek erkeğe yetişiyor. Erkek ya tamam. Aa
kedi girmiş içeri. Dobi'nin karşısında kedi var. Aa, içeri kedi girmiş. Ananı sikeyim. O nereden girdi lan? Mutfaktan mı girmiş? Vay ananı sikeyim. Dobi'yi gördün mü? Böyle duruyordu. Böyle, oğlum böyle, kavga ediyorlardı. Böyle duruyordu. Aklım çıktı. Bak aynısını bana Hindistan mevzusunda da yaptın ya. Abicim o konu da güzeldi elimi bence. Elimi kolumu bağlıyorsun amına koyayım. Resmen ama şimdi bana bir özellik verip o özelliği bana kullandırıp beni mutsuz sona sürüklüyorsun beni yani. Bir tane amına kodumun şeyini bir tane de mesela 50 milyon liraya alayım koyayım cebime mutlu yaşayayım. Birinde de istediğim kızla beraber olayım. Hepsinin amına koyayım böyle böyle. Aman abim dostum benim tarzım da bu. Ya o mutluluğu vermiyor. O mutluluğu istiyorsan birazcık da sen adım atacaksın. Ne yapayım Reis? Ne yapayım? Onu? Yavaş oğlum dökeceksin lan. Bir eğilip yere mi koysam diye düşündüm de. Ver ben koyayım istiyorsan. Bunları... Şu an benim ters elimde ama. Tamam. Koy abisi. Bu benim. Ne oldu lan? Eline geldi. Sıkıntı yok. Tamam. Aa çok açıkmış. Bana çok biraz açık. Demli koy. Demlenmemiş o daha tam tamam, galiba. Tamam koy suyu koy. Tamam. Diğerleri? Bana da koysan olsun. Sen ben sana dur diyeceğim. Çetiği çok iyi ama boynum tutuldu lan. Dur 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 dur. Ver abi. Tamam. Bu çok sakıncalı. Onu koy koy içeri götür ben getiririm. Dursun şey, yavrum. Hayır soğuyor soğuyor. Sen götür ben getiririm çay için. Telefonda da çet donuyor. Söyleme onları. Niye? Yok yapıyorum. Ya. Korktum. Aşkı boncuğu. Bak burada ne güzel muhabbet ediyoruz. Hala guzguz sarıyor. Ben de bunu anlamıyorum abi. Sen guzguzu hep oynarız oğlum. Bu muhabbeti kaç kere yaparsın? Ya? Biraz şey mi Reis? Azıcık garip ediyem. Azıcık ya. Çayını sen ne koy? Ki ya muhabbete ya, katıl. Doğru yanlış mıyım yani? Sanki guzguzluk oynamayacağız mı? Dün oynadık. Sikiyim guzguzu. Geçelim birazdan guzguz oynayalım ama. Oynayacağız ya. Zaten. Kedi yürü. Git. Tabişkoya saldırıyordun. Oğlum o içeri nasıl girmiş ya? Bir de kabarmıştı gördünüz mü? Vallahi mutfaktan girmiş. Döver daha bunu. Döverdi bu kızım arada. Kızım benim sana ben acil hemen en yakın dövüş öğretmem lazım sana. Gideceğim mi? Senin yanına gelmek istiyorum. Saatte hayvan sever Yağmur kediyi kovalıyor. Bu ses çok gidiyor mudur acaba? Gidiyor. Yılan sanmışlar. O kadar iyi geldi ki şu en dert tasa kalmadı. Kafam aşırı rahatladı Çağrım. Canımsın. Çok teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ederim güzel yorumun için. Çok konuşma Kuzgül Beç. Ahmet Muhsin. Senin ben kafanı sikeyim Ahmet. Arada bir de muhabbet sohbet Çağrı, abi. Çağrı kart damarını yaktırdığın konuyu anlatır mısın? Onu daha önce anlattım. Evet. Kısaca özet şöyle geçeyim. Üniversitenin böyle ilk yılı. Muğla. Muğla'ya gittim mi abi böyle. Üniversitenin ilk yılı o dönem böyle bir hani ilk görüşte aşk bilmem ne durumları oldu tamam mı böyle. Tutulma durumları oldu falan filan böyle. Sonra oldu olmadı oldu olmadı olmadı. Bir noktada ben onunla tekrar böyle hep kaçtım. Hiç görmedim bir ya. Bir şey değil mi? Benim hatırladığım olur gibi oldu da olmadı. Çok olur gibiydi. Birebir olur gibiydi. Olmadı. Nedeni de belli olmayan madem bir sebepten. Madem olmayacaktı niye olur gibi yaptın? Heh. Niye olur gibi oldu? Neyse. Ben ama bu sefer nasıl davranıyorum biliyor musun? Hiçbir şekilde onu görmeyecek şekilde okulda devam ediyorum hayatıma. Onu görmüyorum ama. O da beni görmüyor. Bir yerde baba denk geldik. Giderken denk geldi. Çıktı karşıma. Arkadaşı sonra ben hani zaten mal olmuşum. Arkadaşı yurda giderken bir rahatsızlık var bende böyle bir kalbimde falan böyle bir sıkıntı var yani böyle anladın mı? İlk orada fark ettim ben öyle bir şey olduğunu. Hem de Erman diye bir arkadaşım vardı. Çok selam olsun burada Erman'a. Oğlum dedim Erman ben çok kötüyüm. Erman dedim ben çok kötüyüm oğlum dedim kalbim çok kötü atıyor. Oğlum dedi bu ne? Ergün dedi bu ne? Gömlekten böyle atıyor kalbin. Hemen okulun mediko sağlığına gittik.
Baktı adam dedi ki bu ne ya dedi, hemen dedi senin dedi devlet hastanesine gitmen, görünmen lazım dedi. Sonra sakinleşti. Sakinleşince ben de geçer dedim yani, bir daha da şey yapmadım. Düşmedim üstüne. Düşmedim. Tabii uyku problemlerim de vardı. Her şey böyle üst üsteydi falan böyle. Aradan böyle bir 3 ay sonra, 5 ay sonra bir daha böyle bir his geldi. Tamam kızım bir şey yapamazsın. Bu kedi sana bir şey yapamaz, onun ağzını sıçarım. Yani. Tamam. Pist. Tamam lan tamam, sen ben seni korurum. Sen bizi korumana gerek yok. Yalandan böyle kafa uzatıyor ya. Neyse 6 ay sonra bir daha yaşandı bu. Trabzon'dayım. Mutfaktayız. Tık 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 tık. Allah Allah diyorum, bir daha yaşandı. Sonra 5 ay sonra bir daha yaşandı. Sonra İstanbul'a geldim çalışma dönemimde. Bir 5 ayda bir yaşanıyor, 6 ayda bir yaşanıyor, yaşanmıyor modundayım. Neden tetiklendiğini hiçbir bilgim yok. Kendi kendine tetikleniyor. Belki kahve falan da tetikliyordur belki. Bilemiyorum olabilir. Yani. Neyse abi stres tetikliyor olabilir. Çünkü buradaki iş yaşantımdaki stres de tetiklemiştir. Sonra abi ben bir gün müşteriye gidiyorum. Girdim hatta. Oturamıyorum yani. Tık 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 tık. Ağzımda atıyor ve çok hızlı atıyor. Eczaneye gittim. Bir tansiyon ölçemiyor. Acile girdim. Doktor acilde beklerken, doktor geçerken hemen kalk dedi bana. Gördü yani. O bile gördü. Öyle atıyor. Dışarıya o kadar atıyor galiba. Makineye bağladı. Böyle bu ses, psikolojim bozuldu falan böyle. Dedi ki acilen dedi koşu yoluna dedi seni dedi sevk ediyorum. Gitmen lazım. Burama bastırıyor böyle. Durdurmak için kalp ritmini, hızlanmasını. Buraya böyle en son dedi ki biraz dedi nefesin kesilecek, korkma. Bunu dedi durdurmam lazım. Biraz daha devam ederse kalp yetmezliğine doğru gidiyor. Ne kadardır böyle dedi. Dedim bir yarım saattir böyle. Ama var ya kan dolaşım, beynim patlayacak böyle. Kan dolaşımından böyle hareket edemiyorum böyle artık böyle var ya. Baygınlık geçireceğim. O kadar yorulmuşum. Bir haftalık koşmuş gibi yorgunum. Abi ondan sonra... Tamam dedim gideceğim. Ara ara oluyor böyle. Bir kere Bakırköy meydanında yığıldım kaldım yere. Ölüyordum yani. Bakırköy meydanında yığıldım kaldım. Hayır. Tamam. Sonra bir daha oldu derken en son bir kere ambulansla kaldırdılar abi beni. Baygınlık geçirmek üzere dedim. Çok az hatırlatıyorum. Artık son nokta. Artık böyle ayda bir, iki haftada bir falan olmaya başladı yani. Süreç çok hızlanmıştı. Gittim abi koşu yoluna. Dedim böyle. Soklar beni. EKG, eko, bilmem ne, efor testi. Hiçbir şey yok. Kalp kapakçıkları hiçbir şey yok. Adam dedi ki, doktor dedi ki, o kadar sağlıklı ki dedi kalbin. Ya diyorum ki doktora. Holter taktılar. 24 saat veya bir hafta. Diyorum ki bak bu holterde denk gelmeyebilir buna. Çünkü bu her zaman olmuyor. Ama oldu mu da beni böyle yapıyor. O zaman dedi ki, avlasyon işlemi yapacağız dedi. Senin dedi beyanınla. Yani emin misin dedi. Eminim dedim. Getirdiler. O ne? O ne biliyor musun? Kasıktan giriyorlar abi. Bakıyorlar orada gerçekten böyle bir sıkıntı var mı? Şey gibi. Kalp damarını açmak için ne yapıyorlar? Anjiyo gibi. İşlem anjiyo işlemi gibi. Tamam. Oturdum imzaladım. Dediler ki hasta kendi isteğiyle, kendi tetiklerini koymuş. Kendi isteğiyle bunu olmak istiyor. Tamam mı? Tamam. İmzaladım. Dedi ki Mart'ın bilmem nesi. Dedim o zamana kadar dedim dayanamam dedim yani. Bu bir daha olursa çünkü çok ters vuruyor artık. Ben dedim artık yani şey yapamıyorum, bunu kontrol edemiyorum. Nefesimle falan kontrol ediyordum ilk zamanlarda. Sonlara doğru artık dedim kontrol edemiyorum ve bir daha olduğu zaman üstesinden gelemeyeceğim bunun. Tamam dedi 14 Şubat. Bak manidar da bir gün. Aynen 14 Şubat. Kapitalizmin bize sunduğu bir günü ben böyle değerlendirdim. Oğlum dur. Neyse. Oğlum değil kızım ya. Kasıktan giriyorlar. Ayıksın. Bir problem yok aslında. Tık tık yapıyor burayı. Kasıktan giriyor. Hissetmiyorsun yani. Uyuşturuyor orayı. Sadece damarların içinden böyle iki uçlu bir şey sokuyor. Biri elektrik mi veriyor? Biri işte ısı mı veriyor? Öyle bir şey. Deniyor yani. Kalbinin neresinde o sinyal artıyor. Bir yarım saat 45 dakika bir operasyon. Aslında hani varsa bu rahatsızlığı olan fazla damar gibi bir şey. Doktorum dedi ki senin anlayacağın dilde anlatayım. Kalp damarında dedi aktif olmayan, insanlarda aktif olmayan bir damar varmış. Herkeste varmış. Bu damar 60'tan sonra falan aktif oluyor. Zaten bu çok yaşlılarda olan bir şeymiş. Anladın mı? Genç yaşta dedi olmaz.
binde birde de olur. Çok uç yaşamışsındır dedi. Ona bir şey diyemem dedi. Çok uç mu yaşıyordum dedi. Çünkü hani duygusallık falan da etken yani bunlarda. Vallahi dedim bilmiyorum hani böyle böyle. Ya bir şekilde dedi olmuş. Sen dedi aktive olmuş yani bu damar. Bunu dedi şimdi yakacağız. Yatıyorum böyle. Ha ben ayıyım yani. Ben böyle yatıyorum. Bunlar böyle makine var. Işıktan böyle takip ediyorlar falan böyle. Damarlardan gidiyor bilmem. Elinde klavye var birinin. Öğrenciler yapıyor. İçeride profesör var. Böyle yaptılar bir ara. Allah Allah dediler. Kalbim hızlanıyor diyorum. Allah Allah dedi. Benim orada şartel attı. Baba yani doktorsun. Tıp bilim yani. Sen artık Allah Allah inşallah bunlarla değil yani. Gündüz yani beni tedavi edeceksin. İçeriden profesör çıktı. O da operasyonu izliyor. Tamam mı? Okay. Hani onlar şey eğitimdeler. Asistanlar. Ondan sonra içeriden doktor çıktı abi. Geldi dedi ki şuraya dedi şöyle bir yap dedi. Bir şeyler dedi tamam oradan. Tık tık ayarladılar. Tamam dedi burası dedi. Hocam emin misin? Evet evet dedi orası. Bana geldi hoca. Dedi ki şimdi dedi birazcık dedi. Az bir şey dedi yanacak orası. Çok dedi hafiften dedi bir ısı hissedeceksin. Ama dedi sonra bitti. Hiç dedi bir daha sıkıntı çıkmayacak merak etme. Sıkarsın dedi dişini yani. Çok dert değil dedi. Dedim ki hocam bu bitsin. İstiyorsa yani oraya ne yaparsanız yapın şu anda bana. Tamam mı tamam. Oturdum. Ayarladı dedi oradan 60 derece mi 70 derece mi bir şey dedi. 5-5 derece artıyor. 5, 10, 15 derece sıcaklığı da görüyorum ben orada. Bakma dedi sıcaklığa. 5, 10, 15, 20, 25. Senin canın yanmıyor mu ya bunların? Şimdi oralarda daha yanmıyor. Ha. 25'lerde falan yanmıyor. İçimde böyle ama böyle bir huzur kıpırtın var. Mı? Şey ha. Var. Sıcaklık böyle. İçime böyle bir sıcaklık geldi böyle. Güzel bir hissiyat. Anladın mı? Şimdi sıcaklık düşükken burana böyle sıcaklık yayıldı böyle göğüs kafesime. Tamam mı? Ama sıcaklık derecesi arttıkça alanı daralıyor gibi hisset sıcaklığı. Okey anladım. Tamam mı? Hı-hı. Abi böyle 50'lerden sonra 40'lardan sonra mı artık neyse. Ağzıma alev çıkacak böyle. Falan böyle. İnanılmaz bir yankı, inanılmaz bir yanma var anladın mı böyle? Aşırı diyorum ki daha bunun bir ötesi olamaz. 5 derece üstünü hayal edemiyorum yani. Böyle iğne ucu kadar yer böyle sanki böyle kopartırsan nasıl böyle yanar? İğne ucu kadar bir yeri kopart vücudundan. Abi. Aklıma geldi. Orası böyle tın etti. Tamam dedi, bitti. Tın etti. Böyle bir sıcaklık, böyle bir şey, bir nokta böyle bir parmak iğne toplu iğne ucu kadar. Orası böyle inanılmaz sıcak. Sonra çıktım. 45 dakika falan. Sonra çıktım. Dedi ki tamam dedi artık. Okey. Bir daha dedi hiçbir şey olmaz. Neymiş dedim yani bu. Olay şu baba. Şimdi kalp kapakçığım ritim var ya. Evet. Hani, nedir abi ritim? İşte kalbin ritmi var. Üst kapakçıktan alt kapakçığa böyle tık 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 atıyor ya böyle. Hı hı. Burada bir tane damar var, araya sinyal atıyor gibi düşün. Hani ana damardan gidiyor ya, bir de yan damardan da gidiyor ritim kalbe gibi düşün. Ondan hızlanıyor. Anladın mı? Şimdi hem buradan gidiyor, hem buradan gidiyor, hem buradan gidiyor, hem buradan gidiyor. Double tık diyor tık, tık 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 tık. Hani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 7, 8. 8. Anladın mı? Böyle. Böyle takır 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 takır. Sonra adamın dediği şu. Burada dedi senin anlayacağın dilde dedi kısa devre yapıyor dedi o damar. Hani hem oradan hem oradan hem oradan hem oradan iki yerden gönderiyor ve sonsuz bir döngüye giriyor dedi. Kalbin hızlanıyor o yüzden. Bu dedi damarı deaktif ediyoruz. Yakarak. Yakarak. Bunun bu arada sadece yakmak değil, burada şey de var, kalbi durdur çalıştır falan işlemleri de var. Yakmak bunlardan sadece bir tanesi. Bir tanesi de var mesela, elektroşokla kalbi durduruyorlar, tekrar başlatıyorlar kalbi. Ritmi bozuksa, mesela benim bir tane abimiz vardı, böyle bir operasyon oldu o da. O da çok zormuş o ya. Ya giriyorsun, bayıltıyorlar. Bayıltıyorlar. Ha? Korkarım ama, yani işlemi bilince korkarsın mesela. Yaptırmak istemeyebilirsin, durdurup bir daha başlatıyorlar ya. İnsan şey diye düşünür abi. Ya başlamazsa amına koyayım durup kalırsa öyle falan korkutucu yani. Ya onun ama şeye bakıyorlar abi. Ya tabii canım tıbbi bir tarafı da banko vardır da hani. Tıbben bakıyorlar. İlk akla gelen yani. Reset atıyorlar gibi. Bir tanesi de var. Aynı sistemin soğutarak yapanı. Benimki ne yakarak şey yapıyor. Bir tanesi de donduruyorlar. İkisi de deaktif ediyor
kalbinin şeyini. O daha iyiymiş sanki be. Dondurma mı? He. O da acı verir ki. Ama o da nefes keser ki. Dondurucu acı veriyor da. Ama ne bileyim ben yanmaktan daha çok çekindim yani. Daha kötü bir dolayı. Benim aklıma ne geldi biliyor musun? Buzlu lazerle normal lazer var ya, onun gibi bir şey gibi geldi. Bu hikayenin bu arada başı var. Bu işi başlatan kısmı. Sen onu da anlatmıştın. Ne ya? Muğla hikayesini. Ama uzun hikaye tabi. Ya şimdi onun başı uzun hikaye diye ben şey yapmak istemedim. Tabii. Uyku problemim neydi? Yurtta uyuyamıyordum. Birbirimize çok fazla şaka yapıyorduk. Korkular, korku hikayeleri, bilmem neler. Belki bunlar da etkendi. Yok abi uyku girmiyordu. Bayılana kadar böyle yatakta dönüyordum yani. Çok uykum var. Bütün gün çok yorulmuşum. Bütün gün inanılmaz yorulmuşum. Acayip uyku akıyor gözümden. Yok abi yatakta dönülür. En son böyle sabaha karşı böyle baygınlık geçiriyorum. Uyumayı hiç sevmiyordum ama. Hiç. Hani yatıyorum ya. Şey diye yatıyorum yani, tamam mı? Ya bir an önce sabah olsun hadi. O stresle yat. Hani zaman bir an önce geçsin sabah olsun hemen uyanayım. Bilincimi hemen geri alayım yani. Uykuda kalmak istemiyorum. Uyumak istemiyorum yani. Keyiflisin bir de zaten. Hayır aslında uyusam yorgunluğumu atacağım. Rahatlayacağım kafam. Gün içinde. Gün içinde zaten çok aynen. Yoğunum. Aynen. Tamam mı? Keyifliyim, koşturmaca. Gün başlıyor ya, benimse start veriyorum. Çok keyifli başlıyorum güne. Yorgunluğu olsam, şey de olsam kendimdeyim. Hadi hemen yeni güne başlayayım. Ha, hemen yeni güne başlayayım. Gece amına koyayım, ışıklar kapatılıyor. Bu anksiyete bozukluğu da olabilir. Işıklar kapanıyor. Abi uyku faslına geçiyor herkes. Ben hep şey yapıyorum. Oğlum uyumayın gelin amına koyayım batak çevirelim. Hadi uyumayın gelin PlayStation oynayalım. Gelin hadi ders çalışalıma bile okeyim yani, o noktadayım, anladın mı? Uyumayalım yeter ki. Kendi kendime şey çıkartıyorum ya. Planlama çıkartıyorum mesela gece yapacaklarım diye. Bak sana eminim bütün arkadaşlarım uyuyor. Arkadaşımın laptopu vardı. Bırak diyordum bana. Laptopunda işte film indirmiştik falan kütüphaneden. Onları izliyorum, bir şey yapıyorum. Uyanmalarını bekliyordum kaç sabah. Bayıldığın noktada ne yapıyorsun abi? Bayıldığım noktada artık kendi kendime baygınlık geçiriyorum. Tamam, 7.30'da alarm çalıyor. 7'de alarm çalıyor. Tıp diye hemen uyanıyorum. Yani çok az uyuyordun. Çok az uyuyordum evet. Hani 7'de alarm çalıyor ya. Ya uyanmayayım da biraz daha yatayım. Yok. Bayağı tık çaldı hemen yani. Ayaktayım yani, anladın mı? Belki bu da etken olmuştur o dönem kalbin yorulmasında falan. Olabilir harbiden. Uykun olmuşsun abi, o net olmuştur. Ama işte bunun sebebi neydi onu bilmiyorum. Ben okul psikologlarıyla falan da görüştüm. Adamla hatta biz arkadaş olduk o dönem okuldaki psikologla. Adamla hani dedi ki Çağrı dedi film alışverişi yapıyoruz. Sinemaya gittik beraber. Adam dedi ki sen de dedi bu ben dedi seni de tedavi edeceğim. Yani kafa dengi de bir adamdı. Bayağı böyle hani yemeğe gidiyoruz adamla okul çıkışında falan böyle anlatıyorum. Bugün nasıldı, uyku kaliten nasıldı falan. Bana böyle yeni yeni şeyler veriyor. Hani bu görevler. Durumlar mesela Trabzon'da da böyle mi? Yoksa Muğla'da böyle oldu, Trabzon'da artık daha normal. Diyorum ya bak, Muğla'da bir ara sistemi kapattım mental aynen. Olarak. Bunların hepsi üst üste geldiği bir dönem düşün. Tamam ben hikayenin tamamını biliyorum. Tamamını birleştirdiğin zaman böyle bir dönemde ben Muğla'yı artık terk etme kararı alıyorum aslında. Sonra Trabzon'da işte savaşamıyorum. Terk edince güzeldi mi ufakta? İzmir'den sonra Trabzon. Trabzon'dayken İzmir'de zaten Cem var ya bizim. Ben biliyorum Cem. Cem'in yanındayım. Aynen 9 Eylül'de. 9 Eylül'de Cem'in yanındayım. Hatta o meşhur yurtta. Hatta Mayviya'dayım. Aynen. Bilen bilir Mayviya apartı. Kız erkek karışık apart. Yemekler yapıyoruz. Bütün apart toplanıyoruz. Mesela yemek yapıyoruz falan. PlayStation turnuvaları bilmem neler falan filan. Mayviya feci. Feciydi tabii. Fenaydı. Ama bak kötü anlamlı demiyorum ya böyle. İlla keyifli, böyle, keyifli bir illa böyle keyifli bak. Bir işte ben çok cinsel şaka yapıyorum ya. Herkes oraya çekmesin. Tamam. Aslında cinsel anlamda bir durum yok. Tabii ki flört ettik alt kattaki doktorla falan ama. İlla ki. Doktor da çıktı şimdi. Bir şey söyleyeyim mi? Doktor bir kız var alt katta. Ona böyle tanıştık falan. Dedi ki eve çağırdı beni bir gün. Film izlemeye. Doktor hikayesi geliyor. Tamam mı? Doktor hikayesi. Film izlemeye eve çağırdı. Ya tarihler de böyle Kasım Aralık falan yani. İzmir'in Kasım Aralığı da serttir ha, soğuktur yani. Sabahı fenadır mesela. Abi gittim tamam mı? Eve gittim böyle. İçecek bir şey de aldım falan böyle. Çayınızı bitirme çayını. Oğlum camları pencereleri her yere açmış. İçeri bir girdim buzullara mı girdim amına koyayım? Neye girdim bilmiyorum yani. Kapıdan içeri girdim yanlış anlama. Eve girdim anlamında. Abiciğim
Buz gibi amına koyayım herif. Dedim ki ya titriyorum artık, anladın mı yani? Acaba hani ısınalım mı, önden hani üşüyelim de ısınalım diye mi yaptın, onu da anlamadım şimdi. Ne dedi biliyor musun? Kışa adaptasyon sağlamaya çalışıyorum. Amına koydum, ben varken sağlama bu adaptasyonu. Ben... Jeans tip. Ama nedir abi, girmiş ilk bine, anladın mı? Jeans. Anladın mı? Tam bir model. O yanmıyordu galiba. O muydu? Kırmızı. İzmir'de yanmıyor falan, normaldi. Trabzon'da sekoyladım zaten. Ev dedik falan. Orada artık normalleşmişti bazı şeyler. Mentalim toparlanmıştı. Tenise falan başladım. Sıkıntı yok. Hani böyle daha rahatım falan. Ama böyle sadece sen veriyorsun. Dostum niye alıyorsunuz ki onu? Benim çetim değil mi abi? Ya. Şuraya koyar mısın ya? Buraya koyuyorum, oraya alıyor ya. Eşek. Katı kampüsündeki tenis kortunda oynuyordum. Şeyi soracaktım. Mevzuyu oraya getirecektim. İzmir'de iyiydi. Trabzon'da Seko abiyleydin. Gene iyiydi. Buna ama tekrar bir yerde tetiklendi ve artık böyle tedavi olman gerektiği noktaya geldi ya. Bak buralarda iyiydim ama zaten buralarda kalbi soruyorsun değil mi? Evet. Buralarda 5 ayda bir. Az aynen, az oluyor. Yani İzmir'de mesela denk gelmedik. İzmir'de denk gelmedi bu olay. Aynen. Anladım. 6 ayda bir oluyordu. İzmir'de denk gelmedi zaten. Bir dönem kaldım İzmir'de. Belli ki işte bu stresle, moralle falan tetiklendi. Trabzon'la bir kere hiç alakasız bir noktada denk geldi. Mutfakta yemek yapıyorduk arkadaşla. Ya belki bir daralmışındır. Ben ama dedim kötü hissettim şu anda. İçeri geçtik, oturduk, kalbim hızlandı. Dedim bu hep oluyor bana. Bekleyelim. Biraz bekle. Düzeleceğim. Kendi kendime telkinle nefesimi bastırıyorum falan, öyle geçti. Trabzon'da da belki iki defa olmuştur max bir sene boyunca. İstanbul'a geldim. Zaten iş temposu bilmem nesi. Burada da hiç böyle oluyor gibiydi, değildi. Sonra bir kere oldu böyle. Toparladım. Aradan 6 ay sonra bir daha oldu. Toparladım. 5 ay sonra oldu mesela bir dahaki. Sonra 4 ay sonra oldu. Sıklaşmaya başladı sonuna. Çalıştığım, o dönem çalıştığım yerdeki stres de belki etkendi. Ondan sonra artık böyle geçen hafta olmuştu. Bu hafta da oldu. Ya. Ne yazmış? Bu küfür çünkü sonu ya. Nuri, sıksak önerilerini kendine sakla. Ne önerdin ki? Hiçbir şey. Böyle soru soruyorum yani. GBT'ye bakalım. Senin bu haterın olmuş. Evet, niye acaba? Nuri ekipte ne yapıyor, ne aramıyor? Dostum, Nuri bu ekibin en köklü, en taşer elemanıdır. Ona bilginizi geçeyim yani size. Ben bu yola çıktığımda bu adam vardı yanımda. Eyvallah. Çağrı abime de bir şey demiş galiba orada. Yok, soru sorayım. Bir yukarı gideyim de ben. Ne haber lan, göt ev vlogu bekleriz, anladım. Bana dediğin bana eyvallah. Bana dediğin eyvallah. Bana göt mü demiş? Sana göt ev blogu. Bak ben amına koyacağım senin. Ne saklamadın. Hadi bana dediğin eyvallah. Sevmeyebilirsin. Banla ya. Banla kardeşim. Neyse, biz devam edelim muhabbet. Muhabbetin içine sıçtın ya kanka. Şey diyordun, İstanbul'da 6 ayda bir sıklaştı. Ya İstanbul'da hani o belki iş temposu, belki şey. Bir de kendime çok dikkat eden bir adam değildim ben yani öyle. Zaten. Yine koşturmaca. Hala bile değilsin bu arada. Evet, o kadar da şey değilim yani. Ilık kötü değilim aslında. Bu ılık kötülük değil lan aslında. İnsanlar böyle eleştiriyor ya. Bence de. Oğlum kendine bakacaksın ya. Değil. Abi kendine, vücuduna, kendine, psikolojine, bunlara bakacaksın yani ya. Yanlış sigara mıyım? Bize hep şey tribinde. Bırakacaksın ya şu sigarayı bak. Bırakan şey bırakıyor abi, nasıl bıraktın? Ne doktora gideceğim amına koyayım, ne hep olur ya. Hep bu tripteydim. Ama olur yani, hocam, ne olacak yani, sana bir şey söyleyeyim mi? Hastaneleri de hiç sevmiyorum abi. Ben de hiç ben sevmiyorum. Ben de sevmem. Bu kadar böyle kasvet hiç sevmiyorum ben yani. Ben de hiç sevmiyorum. Böyle hastaneye girdiğin an o koku var ya bir. Ay hastane evet, kokusu. Hastane kokusu, hastane sırası, başka hastaların... başlıyor yani. Başka hastaların sıkıntılarını görmek de beni çok evet, etkiliyor, çok anladın mı? Çünkü orada biriyle insan tanışıyorsun. Oradaki hayat hikayesine ortak oluyor ya bir noktada. Ben hep çok empati yapan bir adamdım yani zaten. Hani biraz vicdanlı insanların çoğunda vardır bu. Onun derdini dert edinmen oluyor. Ya böyle bir kaset var abi. Sağlık problem, en büyük problem bu dünyadaki. Hayattaki en büyük derdi sağlık olması lazım yani. Bir de bakıyorsun millet böyle çok kötü durumda yani. İnsan ya bir de. Üzülmemek imkansız. Hep şey gibi yani. Ya bize bir şey olmaz. Yani.
modunda takılıyorsun. Aslında o da yanlış bir hareket işte. Hı? Aslında tabii çok kötü. Halbuki gideceksin. Ben de mesela skolyozla gitmiyorum aslında. Gözüm de bozuk, yine gitmiyor. Gitmek lazım işte. Üşenmemek lazım. Şimdi yeni bir ayak parmağım var, bir kramp geliyor. Onu da gitmiyorum. Bak sağlıkçıyım, o koku oksijen gibi benim için demiş mesela. Demek ki o koku, ona hayat veren bir koku. Oksijen. Beni mesela fena böyle... Beni de mesela boğan bir koku. Boğan, aynen, aynen. Aynen. Bir alıyorum o kokuyu, of diyorum ya. Burada şu an yer falan sıcak ha arkadaşlar. Hiç ayağıma terlik falan gerek yok. Havada hatta hafif bir nem de var yani. Evet. Bir gün ama bu hikayenin, bu kalp ritmi hikayesinin Muğla arka ayağını, planını, Muğla ayağını. Muğla ayağını, o yaz var ya, yaz gittiğiniz, yazın gittiğiniz. Ama bu kalp ritim hikayesi değil. Bu bir vazgeçiş hikayesi. Bu bir hayal aynen, kırıklığı. Anladın mı? İşte ama onu bilmiyorlar ya. O işte onu anlattığın yani, bilen vardır. Bu bir vardır, vazgeçmek. Bu bir hayallerin kırık, yani gerçekten paramparça olma hikayesi bu. Anladın evet. mı? Bu bir ümidin bittiği bir hikaye yani. Aslına bakarsan. Bir dönem anlatmıştın ama gene tam şey anlatmadım. Kronolojik sırasıyla hiç anlatmadım. Aynen. Tam halini anlatmamıştım. Hatta onu nasıl anlat biliyor musun? Bugün değil ama elinde gitarla falan o şarkıların nasıl yazıldığını da... Ha hikayeyi nereden, aynen. Nereden ne geldi, nereden ne geldi öyle anlat ona. Ben mesela birkaç tanesini ben biliyorum. Hangi şarkının hangi durumda nerede onu çıktığını biliyorum. Onu sanki yaptı ya bir kere. Ama sen gene işte Cem abiyle Cem abi Serkan abi evet, yemek evet, yanında. Evet evet aynen. Ama işte çok yüzeyseldi o. Evet. O hikaye bayağı aslında geniş bir hikaye. Şöyle aslında yazdığım şarkıların sebep olan hikayeleri anlatabilirim. Aynen. Anladın aynen, mı? Aynen. Hani mesela burada buraya gitmiştik ve şöyle bir an yaşanmıştı. Şarkıda onunla aynen. alakalı bir cümle var aslında zaten. Var. Gibi. Var mesela benim bildiğim var mesela. Var. Şey var. Benzeyip çok yanılmış falan var mesela. O şarkı zaten tam anlamıyla şey şarkısı. Tamamen yaşadığımı alıp aynen, anlattığım bir şarkı aynen. yani anladın mı? Şarkıyı zaten dinledin mi? Hikaye belli yani orada. Bir gün yaparız onu da. Sad mod da böyle. Sad mod. Tabii. Ama chill mod. Aa tabii. Önceden radyo yayınları yapıyordum sanki sen. Evet. Senede bir yapardık onu. Bak hak ediyorlar mı peki bunu anılmayı? Buna katılıyorum. Ama şuna da katılmıyorum. Ben zaten o şarkıların hiçbirini o insanlara yazmadım. Bu çok büyük bir yanılgı. Tabii, İnsan öyle zannediyor. O yaşanmışlığa yazılıyor. Ben oradaki kendi duygumu dökmüşüm evet, o kağıda. Tabii. Anladın mı? Veya ritme, melodileştirmişim. Tabii. Halbuki o insanın şu an adını bile hatırlamıyorumdur. Anlatabiliyor muyum? Görselini hatırlamıyorumdur. Sadece... Dobby'yi seviyor musun orada? Nasıl? Sadece nasıl kırıldığımı biliyorum. Anladın mı? Bir kırgınlık anımsıyorum sadece. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum aslında. Evet, Dobby seviyor ya. Başka ne zannetmişler? Kamerada gözükmüyor. Senin götünü okşamış gibi duruyor. O yüzden öyle bir şey. Götümü okşadı bu arada. Dobby seviyorum. Hayır ya. Oğlum öyle bir yere yapmış mı? Korktum bir düşecek diye. Yumuşacık olmuş ya. Zaten ben yokmuşum. Olamıyorum. Bak bir Hakan Altun yazdı. Dinleyesim geldi Hakan Altun dinleyesim geldi. Allah kahretsin. Hiç ama pişman değilsin değil mi? Sen mesela öyle bir adamsın. O yaşadıklarından, yaşanmışlıklardan çok kırıldın, üzüldün ama pişman değilsin değil mi? Yok pişman olmak... Ya şöyle, şunu da yapsa mıydım gibi pişmanlık mı diyorsun? Yoksa hiç yaşamasaydım lan bunları. Hiç yaşamasaydım pişmanlığı. Ben mesela kendim için söyleyeyim. Ben mesela geçmişte sevmediğim, üzüldüğüm konular hakkında keşke yaşamasaydım, hiç yaşamasaydım, yaşanmasaydı bunlar pişmanlığı ben yaşıyorum. Ben şöyle düşünüyorum abi. Ben hiç yaşamadım. Bugünkü bu enerjimi, neşemi, hayat tecrübemi, yaptığım çıkarımların hepsini aslında geçmişteki bu şeylere borçluyumdur yani. Evet. Ben de senin için aynısını düşünüyorum. Bu çok önemliydi. Belki de o iş yerinin o kazığı yemeliydim. Anladın mı? Belki o ortamda, o okulu bırakmalıydım belki de anladın mı? Belki de işte o bir kıza aşık olup çok üzülmeliydin. Çok üzülmeliydim. Yani. Çok üzülmeliydim ve bir daha üzülmemek istemeliydim anladın mı? Bir daha... Bu benim mi? Evet, evet. Tamam. Yani bunların hepsi bir sonuç. Çıkan sonuç bu. Çıkan sonuçtan memnun muyum? Evet memnunum. Çıkan sonuçtan memnunsan babacığım geçmişini kurcalamayacaksın. Şu an olduğun kişiden memnunsan, bulunduğun kişi sende okeyse
Geçmişimde de böyle yapsaydım artık kurcalamam. Çünkü senin geçmişinde yaptığın kararların bu noktaya getirdi bir noktada. Kendinden bugün memnun değilsen yine geçmişi de değiştiremiyorsun. O zaman da bir başka bir olgunluğu var o işinde mesela. O da seni başka bir olgunlaştırıyor. Şöyle olgunlaştırıyor. Diyorsun ki evet kendimin şu gününden memnun değilim. O zaman işte belki yaptığın hataları daha dikkate alıyorsun. Bir sonraki hatanı daha yapmıyorsun. Kendinle yüzleşmek büyük erdemdir değil mi abi? Yüzleşmek. Bir insan nasıl dürüst olur biliyor musun? Kendine dürüstsen herkese dürüst olabilirsin. %100. Sen kendine bile dürüst olamayan bir adamın başkasına dürüst olduğunu göremezsin. Evet. Adam kendisine bile dürüst değil. Burada i̇şte mesela hiçbir zaman şöyle dememek lazım. İşte şöyle böyle oldu ama ben aslında öyle o niyetli değildim ki şunun yüzünden oldu. Şöyle oldu da oldu dememek lazım. Yani dönüp kendine Şimdi sen ona bana öyle anlatırsın. Yani. Ben sana hak veririm. Yine veririm. Aynen. Ama sen kendinle baş başa kaldığın zaman olayın iç yüzünü sen biliyorsun. Evet. Senin sana yansıyan kısmı sen biliyorsun. Kendini kandırmamak aslında mevzu. Bak büyük mesele. Evet. Kendine yalan söylemeyeceğim ama bak kendine net ol yani en azından. Kendinle yüzleşip bazı şeyleri kabul edip değişmesi gerekiyorsa değiştirmek lazım. Değişemiyorsa da yapacak bir şey bu sensin. Aynen. Bazı şeyleri de değiştiremezsin babacığım. Kötü özelliğin de olabilir, kötü huyların da olabilir ama bu sensin yani. Önemli bir durum. Bunun farkında ol yani. Aynen. Bu çok önemli bir durum tabii ki. Çağrı abi arabadan indiren kızı sorar mısın? Adam o ne ya? O ne abi? Onu anlatmayayım ya. Onu niye anlatmayayım biliyor musun? O belki o kişiye hala gidebilir. He. Anladın mı? Arabadan şimdi indirme ne peki? Bari onu şey yap. Üstü kapalı. Kavga sonucunda yağmurlu bir günde gitmem gereken yere değil de yol kenarında bırakabilirim tamam, mevzusu. Sen buradan kendin git. Buradan gidersin mevzusu. Tamam. Olur ya o. Bence olmaz. Çok büyük kavga edildiyse. Olmamalıydı. O an o şartlarda öyle bir şey yaşanamaz mıydı? Yaşanmamalıydı. Yaşanmamalıydı. Tamam. Bence yaşanmamalıydı. Ben yaşatmazdım öyle bir, herhangi bir şartta yaşatmazdım yani. Olmamalıydı. Ama oldu. Ama işte ne oluyor? Belki de iki oldu. İşte anladın mı? Çünkü her şey bir noktada kır parçalaya şöyle bir şey var. Şimdi buradaki bütünü yok edemezsin. Tamam mı? Bazen. İçinde şuramdaki şeyi yok edemezsin. Ama ne yapabilirsin biliyor musun? Parçalarsın. Daha fazla parçalarsın. Artık onu böyle zerre haline getirdiğin zaman artık onun ağırlığını da hissetmezsin. Mevzu biraz bu. Ateş. Parçalandım. Benim de yakasım geldi daha çok sardı ortam. Bir tane. Bitti mi şu? Ha. Harbi mi lan? Za. Ciddi misin? Evet. Ondan sanki bir paket daha vardı Bende ama. Bende kesin vardır. Yok ki iki paket vardı ikisi de bitti. Ah lan şansıma bakar mısın? Kaçırdın. Hayat ama işte bak de gördüm gerekiyormuş be. Demek ki. Ama bir koydu. Arabadan koy, yediremedim mi kendimi? Ben o muhabbeti abi biliyorum galiba ya. Kendime yediremedim abi yani. Çünkü niye yediremedim biliyor musun? Ben olsam yapmazdım. Benim yapmayacağım bir hareket yani. Alelade biri de değil belli ki. Tabii ki. Bir de en insanı yaralayacak laf ne biliyor musun? Bak bir insanı karşımdaki insanı yok etmek, paramparça etmek istiyorsan ne de biliyor musun ona? Sen ona lazım böyle bir tamam, şey. Sen benim hayallerimdeki, gelecekte hayal ettiğim insan değilsin. Yanımda hayal ettiğim insan değilsin. Yani hayalini kurduğum kişi değilsin. Bir insana bunu dersen kardeşim. Bu diyemem o kadar. Bak bu insana bunu diyebiliyorsan. Ama kaybettin ki zaten. Bu zaten kaybetmek için söylenir. Bunu dediğin insan senin için dediğin insan senin için savaşmayı bırakır zaten direkt. Savaşmayı bırakmalı da. Soruyu soran şey diyor. Yanlış bir şey sorduysam affola, kötü hissettim. Yok canım estağfurullah. Bunlar çok geçmiş konular ya. Ben bunu içeri bırakıyorum biraz. Aşkı boncuk sigara içiyorlar burada. Yok mu o sigaradan gerçekten? Vallahi yok. Bunlar çok geçmiş konular. Bir de artık benim anlatırken de üzüldüğü, benim anlatırken beni hala etkilen konular değil. Tabii canım abi. Anladın? Hani beni çok şu anda benim bunu anlatmam, bende bir şey değiştiren bir şey değil yani. Senin için de, karşı taraftakiler için de, bu kız arkadaşın da olabilir, normal arkadaşın da olabilir. Başka hayatlar, başka dünyalar yani.
Evet ama nedir onlar abi? Bazı şeylere inancını sorgulattırır mı bu hareketler? Sorgulattı işte amına koyayım yani, anladın mı? Şimdi şöyle yani. Buradan bir ders almak değil. Bazı mesela nedir? Yanlış bir yerde eğitim alırsın. Oradaki eğitime isyan edebilirsin. Ama eğitimin tamamının yanlış olduğunu düşündürtüyorsa sana bazı şeyler, o zaman hiç okumazsın ya da eğitim almazsın. Hmm. Bak burada sorguladığın şey radikal o ilişki değil. Bak yani. O ilişki değil sorguladığın şey. Daha genel. Aşkı sorgula diyorsun sana aslında. Anladın mı? Böyle bir şeyin olmadığını sorgulamaya başladığın zaman o zaman sıçış işte. Nuri abi peki sorar mısın? Nasıl geçmiş bu iç şeylerden nasıl kurtulmuş? Vallahi ben bunlar nasıl atlattım ben sana söyleyeyim. Bu arada söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz iyi soru. Ben çünkü eminim bir sürü insan vardır böyle içte kendiyle tartışmalarından, kendini sorgulamalarından kurtulamayan, beynini böyle durduramayan, o düşüncelerini durduramayan bir sürü insan vardır. Ve takılıp kalan yani. Sen mesela nasıl kurtuldun bunlardan? Ben şöyle söyleyeyim. Ben bunlardan... Bu bir ermişlik, olgunluk mu? Zamanla mı olur mesela? Zaman yani bence zaten ama sorgulamakta da kötü bir şey yok bu arada. Tekrar tekrar aynı hikayeyi tekrar tekrar kafamda milyon kere oynadığım senaryolar var benim kafamda. Evet. Anladın mı? Yani kafamda tekrar düşünüyorum. Orada acaba böyle. Hatta bütün ihtimalleri düşünüyorum. Orada şöyle yapsaydım ya da böyle deseydim. O da böyle derdi. Hani bu objektif sonuçları da tekrar tekrar yaşıyorum. Ben bunu çok yaparım mesela kafamda. Anladın mı? Bu objektif sonuçları da çok tekrar kafamda yaşıyorum. Bu sorgulamakta kafamın içinde büyük gibi düşünme bunu. Bu seni geliştiren şey zaten oğlum. Bunu yapabiliyorsan sen artık demek ki gelişiyorsun demektir. Böyle hissetmen lazım. Bir hikayeyi atlatamadın değil mi kafandan? Veya sana yapılan bir yanlışı bir türlü aşamıyorsun. Yaşıyorum kafamda. Yaşıyorsun. İşte bu seni geliştiriyor aslında. Her tekrar geliştiriyor. Ne zamanki kafanda noktayı koydun tamam artık oraya tam çelik kalkanı çekmişsindir. Ama ya beni daha kötü biri yapıyorsa? Kafamda mesela o senaryoyu tekrar tekrar yaşayıp keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım tekrar tekrar kurup o an verdiğim karardan daha kötü bir karar verecek bir pozisyona sokuyorsam. Tamam o an verdiğin karardan daha kötü bir karar verecek pozisyonun senaryosuna da bakıyorsun. Ama sonuçta sen o kararı vermedin. Onun rahatlığıyla bakıyorsun. Evet. Anladın mı? Yapabilirdim'i düşünüyorsun. Yapabilirdin ama yapmadın. Gerek yok ki zaten. Yaptığın şey sonucu bu noktaya getirdi. Sen diğer ihtimalleri düşün. Ben kendimi nasıl çıkardım biliyor musun? O bütün bu sıkıntı bilmem neler falan filan. Ben böyle çok fazla... Ben hep böyle eğlence adamıydım tamam mı? Arkadaş ortamında goy goya düşelim, makaraya düşelim, derzi kaynatalım, epey eğlenelim. Anladın mı? Hı-hı. Hiç böyle ciddiyet olmasın amına koyayım hayatımızda. Bak hiç ciddiyet olmasın. Dalga taşak. Dalga taşak. Sürekli ama böyle. Sürekli ya. Bir insan yedim bunu ister mi amına koyayım? Hep öyleydim yani. Hani böyle ciddi bir ortama giriyoruz ya mesela. Arkadaşlarım böyle göz kaş yapıyorum. Onu böyle yoldan çıkartma hareketleri. Anladın mı? Hani derste mesela çok gelmiş mesela. Müdür gelmiş sınıf amına koyayım. Herkes sıradan geçiyor. Hala daha böyle taşağımsı hareketler. O ciddiyete bir türlü erişmek istemedim. Gelmek istemiyorum yani. Hala daha var bende amına koyayım. Ciddi bir soru geliyor mesela. Hala ilama çevirebiliyorum falan böyle. O benim bu zaten. Ama bu taraftaki konu ciddi. Çünkü o tarafta yükünün altına girip kaldıramadığım bir sorun var amına koyayım yani. Aşamıyorum yani. Senin o ciddi olmamanı bile bitiren durumlar yani. Benim gibi bir adamın taşak modunu kapatan benim gibi bir adamın taşak modunu kapatabilmek çok zor amına koyayım. Evet, tamam mı? Harbiden çok zor. Bak ben mesela kapandığını 4-5 kere falan max görmüşümdür. Tabii bak kaç senedir beraberizdir. 6 senedir falan. 6 senede 4 kere falan görmüşsündür o taşak modundan çıkarttığını. 4-5 kere max görmüşümdür yani kapandığını. Ama 2 kere gördüm abi. İyi bile. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu biliyor musun? Ben böyle sürekli yolculuklarda falan böyle küçük küçük notlar alıyordum böyle. Gittiğim yerlerde küçük küçük. Böyle mesela atıyorum burada oturmuşuz ya. Çıkarttık böyle dosyamı tık 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 böyle notlar alıyordum. Ne oldu? Çok özür dilerim ya. AVP'nin olmadığı map açarsanız kapanır diyor. He orada kapattım abi. Orada çünkü bak istedim AVP oynamak istedim yani orada. Ama ona siktim yerinde bir kere AVP oynayayım dedim ya. Çünkü çok güveniyordum kendime AVP olsaydı. Neye üzülüyorum biliyor musun? Orada AVP olsaydı ben vursaydım da onlar oy yazsaydı. Onlara oy yazdıracak. Kendi küçük dünyamda ben bunu istedim anladın mı? Ne yapacaktım biliyor musun? AVP'yi bir alacaktım tak tak tak. Hepsini vura vura. Piçler de biliyor ya. Piçler de bunu biliyor. Bana vermediler ya bak hala. Bak bana bunu
sunamadılar ya bana o AVP'yi. Ve bilerek yapıyorlar. Ben hala mesela o gündeyim aslında. Hala o günde AVP'yi bir oynayabilseydim de bugün benle taşak değil de AVP ile vurduğum insana taşak geçiyorduk. O moddaydım. Oynamak istemiştim AVP'yi. Bak Mami seni de bak Mami de bir de bir yandan maske yapıyor. Tamam oylamayı kapat yenildi. Oy dönüyor da. Ha, şimdi vurmuşum gibi yapıyorlar. Pişman mısın peki? Al. Ben de dedim donet falan geldi acaba. Yaptıklarımda hala yapmadıklarımda. Küçük beyinli yağmur. Bak küçük beyinli yağmur. Bu da bana şey diyor. Bir kadına yenildiğin için böyle ben de şey diyorum. Ben kaç tane hayatım önce kaç tane kadına yenildim. Senin haberin var mı? Evet ya, orada duygusal ama sonra ben de orada üzüldüm. Ben var ya duygudan duyguya geçiyorum. Var ya, bir yandan bu şimdi gülüyor. Şimdi kopuşlar yaşıyorum böyle güleceğim mi ağlayacağım mı ne olacak dengem hepten gitti. Bir de derin laftayız. Ben bir sürü kadına yenildim hayatımda. Sen ne tabii canım yani. Onu orada yani. Bana dedirtme amına koyayım yani. Hayır ben de yani harbiden hiç Allah demeyeceğim Allah şeyler yapmayacağım şeyler yaptım yani çağırıyor o gün. Sen de gazlanmışsın. Ben de kendi kendimi gazladım böyle üstüne ama gittim yani problem bayağı. Yoktu. Orada bayağı problem. Üstüne gittim ama. Ne biliyor musun problem? Hasan'la MEP'e girdik ya. Hasan hani oğlum AVP dedi ve bana AVP'ye götürüyor ya beni. Gidemiyorum ki. Giderken ölüyorum. Bana hani böyle şeyle, köpekle oynarsın ya bana hani böyle. Yemek atarsın çekersin. Oyuncağını atarsın vermezsin falan. Kendimi öyle hissettim. Lan AVP'ye almayalım. Lan nasıl çıkayım oğlum oraya? Oraya çıkabilsem zaten vururum. Zaten bu senaryoyu kafalarında mesela yaşamış planlamış. Evet. Ama da onlar da bence böyle olacağını beklemiyordu. Kutunun üstünde diyor ya, niye çıkıp alamıyor mu diyor. Ben 3-4 kere denedim, baktım maç gidiyor. Bu vuruyor, vurduklarında olağan yaratıyorlar. Neyse bile atamıyoruz yani. Oğlum kuduruklu, inanılmaz kudurdum ya. Benim daha monokotumun önünde bir AVP keyfim var ya. Tabii sen bu arada ya bundan keyif alıyorum abi ya. Vuramasan da seviyorsun yani. Ya seviyorum abi. Seviyorsun. Bak bunu seviyorum ya. Ben evet. Şimdi mesela CS canım çektiği zaman sanki AK'yle taramak çekmiyor ki benim canım. Benim canım AWP alabileceğim round'u bekliyorum oğlum ben. Yani, oyuna giriyoruz ya. Sevdiğin nörolarla. Bak yani. Oyuna giriyoruz ya. İlk 3-4 round AWP alamıyor değil mi? Oynamıyorsun oyunu. İlk 3 round'u zaten beklemek benim için. Öylesine hani geçiriyor roundları. 4. round olsun da ben bir AWP malim onda da bir yere oynayabiliyoruz. Ölüyorum. 3 round daha bekliyorum. İki, yani bir oyun boyunca yani elime 5 kere AWP geçiyor. 5 round AWP ile oynayabiliyorum. O benim için çok iyi. Ayçer çok üzüldüm şu anda. Özür dilerim ya. Ama bir şey diyeceğim. Doğru bir şey. Şeyde de oluyor aynısı. İşte siz oynuyorsunuz, sprey atıyorsunuz, bilmem ne, keyif alıyorsunuz. Ne ben ondan ona? Keyif almıyorum. Ben AWP gününü bekliyorum orada. Fein gibi oyunlarda guzguzdakta falan işte mesela atıyorum katili bekliyorsun. Bekliyorum ama giriyoruz guzguzda aşık geliyor. Ananı sonra. Sonra. Lan bekledim tamam aha dedim güzel bir rol. Yemeği falan bıraktım ha. Durduk ki abi rahat ye dedi yiyoruz. Beni yedi amına koyayım. Bak bomba abi. Ben ama bendeki niyet de belli. Bombacı geldi yemek yiyoruz adam şöyle yiyor yemeği böyle ekran burada. Ha sen de öyle rahat yiyor. Değilsin ha, diye. Ben ikimiz de beraber spam olmuşuz ben de yemek yiyorum bu arada. Ben de onu yutacağım ben de AFK bakacağım. Kardeşim sonra. Benim orada bombacı oynamam yemekten daha önemli benim ama için ben ya. Ama ben bilmediğim için bombacı olduğunu nereden bilmiyorum. Bir sor abi önemli değilse rolüm ben seni doğru, yiyeyim de. Doğru onu düşünemedik işte. Not alıyordum tamam mı yolda falan filan. Arkadaş dedi ki biz dedi böyle bir şarkı yaptık dedi bunu düzenler misin? Çağırdı dedi sence nasıl yapalım? Bir solo yaz buna bir şey yap. Nakaratı bir toparla. Ya şey tamam hadi tamam. Aldım abi elime. Baktım şarkıda böyle oturmamış daha şarkı falan. Birkaç böyle kendim bir şeyler yazdım. Kendim nakaratı falan böyle. Dedim ki bak buraya dedim mu akorla çalsak mı daha mı güzel olur? Şunu şöyle mi yapsak? Şarkıyı aldım başka bir şey yaptım verdim tamam mı? Trabzon'da. Muğla'da. Muğla'da. Yurtta. Tamam. Çocuklar dedi ki. Abi sen ne yaptın bu bizim şarkı değil sen başka şarkı yazmışsın buna yeni şarkı yapmışsın resmen anladın mı şarkının sadece adı aynı onların sözlerini değiştirmişim kendime göre uyarlamışım bana ne dediler biliyor musun sen şarkı yazabiliyor musun hiç yazdın mı kendine şarkın var mı ben dedim ki yo ama notlarım var ha o onlar... notları normal not şarkı sözü normal şeklinde not. Değil yok ya, değil okay. Düz yazı gibi yazdın normal kendimi anımsatıcı şeyler tamam. Anladın mı unutmayayım diye bazı şeyleri. Onlar bana böyle bir gaz verince ben de elime gitarı aldım. Herkesten gizli gizli böyle bir melodilenme, bir şey yakalamaya çalışıyorum falan filan böyle. Tık tık o notu bakıyorum. Yazılarımı çıkarttım.
hatta yazıyorum. Ondan sonra artık şarkı sözü olarak yazmaya devam ettim bazı cümleleri. Sonra ben böyle yapınca baktım, aa bir şey çıktı, bir şarkı çıktı. İkinci şarkı derken beni bu... Yoksun muydu hatta şarkı? Tabii o ilk şarkılardandır mesela. Beni bu mesela o burhanlardan, o böyle psikolojik bunalımlardan neyi kurtardı diye sormuşlardı. Soru oydu. Aynen. Kendinle ne zaman savaşmayı bıraktın bu anlamda? Bunları yapabilince ortaya bir şey çıkıyor. Bakıyorum, ulan bir ürün var oğlum elde. Bir melodi var, bir şey var, bir solosu var, sözü var. Bir de biraz galiba içine döküyorsun ya ister istemez sözlere falan. Bu sefer kimseye bir şey, bak yani bu sefer aslında kimseye bir şey anlatma derdi ihtiyaçtır bu normalde. Evet. Bu kalmadı. Aynen. İhtiyacım yok. Çünkü niye? Ulan ben buraya döküyorum zaten. Yine makaramdayım. Buraya döktüğümü dinleyin abi. İşte dertleştim sizle. Bu şarkıda size dertleşiyorum aslında. Ben bunu yakalayınca bu sefer de şu tribe girdim. Tamam dedim. Bir şey yaşıyorum. Dönüyorum, elime gitarımı alıyorum. Bomboş çalsam bile çalıyorum. Takır tak 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 tak. Ya bir şey çıkıyor. Çıkmayan geceler de var. Çıkan geceler de var. Çıkıp kaybettiğim çok şey var. Şarkılar. Bilmem neler. Ama rahatlatıyor. Dedim ki ben bunu hiçbir şey için yapmayacağım. Bu sadece ben kendim için yaptığım bir olay bu. Yani bunu şarkıları yayınlamama gerek yok. Çıkıp konser vermeme gerek yok. Birilerinin dinlemesine bile gerek yok. Ben kendime yapıyorum. Beni çok rahatlatıyor çünkü. O psikolojik bunalımdan da beni çıkartıyor. Sonuç olarak. E ben ondan çıkıyorsam tamam abi benim için okey. Kendimi öyle tedavi ettim. Müzikle tedavi ettim. Yeni şarkı yazmıyorum uzun zamandır. Yani burada seni bu psikolojik durumlarından, o kendi düşüncelerinin içerisinden müzik çıkarttı. Müzikle beraber müzikle değil ya. De bence şey ya, içliğini dökebilmiş ya. İçini de yazabilmek. Şimdi biz yazıp çoğu bestelemek, şeyi... şarkı yapmak, müzik yapmak. İçimiz gerçekten bu varsa yapmış. Müzikle ilgilenen arkadaşların zaten %90'ı budur yani. Bunun için yaparım müziği. Anladım. %90'ına çok iyi geliyordur müzik yapmak zaten. Zaten müzik yapmak iyi geldiği için de yapıyordur o adam. Mesela bir gitar konusu açılıyor. Kaç tane müzisyen var oğlum chatte? Abi tabii, gitar böyle, tabii. Şu gitar şöyle. Tabii. Hepsi çalıyorlar, söylüyorlar ve hepsi kendini tedavi ediyor tabii, aslında. Onun farkındalar. DJ'de de öyle. Kendilerini tatmin ediyorlar, kendilerini onarıyorlar. Bak budur abi, kendini onarmaktır yani. Müzik orada benim elimden bir tuttu. Hele kendimi anlatabilme hissiyatı. Elimden bir tuttu. Beni böyle karanlığa bırakmadı, yukarıda tuttu beni. Yani bu aslında duygu boşalması ama müzik üzerinden. Müzik üzerinden. Aslında müziği mesela bile dökmeye gerek yok. Chatte şu anda vardır, müzisyen arkadaşlar ki vardır. Yazmayan müzisyen arkadaşlar da vardır. Ama onlar da ne yapıyordur biliyor musun? Mor ve Ötesi'nin bir tane şarkısını kendi duygusuyla coverlıyordur. Anladın mı? Tabii. Bak o da önemli bir şey. Başka bir adamın şarkısını alıyordur, kendi hissiyatıyla okuyordur. Kendi hissiyatıyla çalıyordur. Bu çok önemli bir şey. Çünkü niye? Mesela Teoman'ın bir tane şarkısı var diyelim ki beni çok okey olan. Ben abi o şarkıda Teoman'dan dinlemeyi sevmişim ama kendimin çalıp söyleyebilmesi de benim için çok beni tedavi eden bir şey. Kendi duygularımla, kendi isteğimle çalıp söylemek. Yani sen yine mesela aynı duygunu o şarkı üzerinden de boşaltabiliyorsun aslında. Duygu boşaltması. Tabii oğlum, sen çünkü hissederek çalıyorsun bu sefer. Hissederek okuyorsun şarkıyı, hissederek çalıyorsun. Şarkıda bazı mesela diyorsun ya lan bu şarkıda böyle mi olsa? E sen müzisyensen öylesini çalıyorsun zaten. Anladın mı? Lan şu şarkıya şunu ekleyeyim diyorsun. Ekliyorsun. Öyle cover yani bu zaten. O da çok mesela kafayı rahatlatan bir şey. Ne güzel. Şaka, ama var ya, şaka sıkıştırıyorlar onu da biliyor. Bu müzikle ilgilenen adamın bir tane arkadaşı olmasın. Tamam mı? Hiç arkadaş grubu bile olmasın. Bu adam mesela diğerlerinden daha mutludur. Bak, öyle kendi kendine. Sana. Kendi kendine bile yeter o adam o. Ama kendisine. Abi o ayrı bir keyif, o ayrı bir keyif değil mi ya? Ya ayrı bir keyif tabii ki. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Çok yüzeysel bir arkadaş grubun olsa ne, olmasa ne? Yüzeysel değil de mesela böyle... Tabii ki dostum, arkadaşım. Tam yaslandığın bir kişi. Yaslandığın bir kişi tabii ki olmak zorunda ama hayat, çok kıymetli yani. Hayatta birine yaslanabilmek çok zor bir şey bu arada. Evet zor ama... Ve o hissiyat bile bence çok kıymetli. Hatta ben daha yani ciddi bir şey söyleyeyim mi? Hayatta birine yaslanmak zorunda hissetmek bile çok boktan bir duygu. Ya, yok. Zorunda hissetmek gibi düşünme ama. Hani şey, o rahatlık. Zorunda hissetmek değil de o arkanda ne olsa hani ben ona yaslanayım. Bir şey olursa ben ona yaslanırım. Ne arkanda biri var düşüncesi mesela mi? Mesela atıyorum, Allah korusun kimsenin başına gelmesin. Sevdiğin birini kaybettin diyelim. O adam arkanda ya senin. O hissettiriyor mesela sana onu. Onun verdiği bir rahatlık var yani. Zorunda kalma hissi değil de onun verdiği bir rahatlık oluyor yani. Muhakkak öyle durumlarda kalabalık, tabii ki kalabalıklar insanları bir noktada tedavi eder.
Ama mesela ben şimdi köye gittiğimde, anneannemin ve dedemin mezarına gittiğim zaman herkes varken... Allah rahmet eylesin. Amin. Herkes varken hiçbir şey yapamıyorum mesela. Hiç ne duygumu dökebiliyorum. Tek gidiyorum mesela. Annemleri bir götürüyorum. Sonra evet. Ben bir tek ziyaret ediyorum. Benim için de o güç mesela. Bir tekken kendimi daha rahat anlatabiliyorum veya daha iyi özlem giderebiliyorum. Öyle anladın mı? Öyle de olabilir. Yani aslında bunu insan nasıl kendini... Hani bazen o topluluklarda öyledir. Bazen de solosunda. Belki aynen. Şimdi dışarıdan herkesi yargılıyoruz, ediyoruz falan da. Aslında hiç çok yanlış bir şey, anladın mı? Dışarıdan bir insanı yargılan. İçini bilmiyorsun çünkü aynen adamı. Öyle. Dışarıya sana onu yansıttığı o. İnsan onu sana ne yansıtıyorsa o, öyle görüyorsun sen o adamı. Bu evlilik konusuna da noktayı koyuyorum. Tamam, koy. Benim için artık çok senin için, benim çok için merak evlenmek, şey benim için evlenmek ne zaman önemliydi biliyor musun? Anneannem vefat etmeseydi, dedem vefat etmeden görmüş evlenebilseydim, onlara gösterebilseydim benim için çok önemliydi. Kısmet olmadı. Keşke öyle olsaydı. O zaman çok rahat, kafamdaki çok böyle bütün her şey oturmuş olacaktı ilerle. Ondan sonrası artık benim için çok, yani direkt o bir step'i attım kafamdan. Anladın mı şimdi? Böyle bir şey olunca attım kafada. Yani gerek yok veya bunun için bir çaba sarf etmeyeceğim yani. Artık tamamen. Artık çok önemli değil. Artık, yani onlar için çok önemliydi. Onlar çok istemişlerdi. Onların o isteğini ve önemini yerine getiremedim zamanında. Öyle bir hayat akışım olmadı. Olsaydı o zaman değerliydi. Daha değerliydi yani. Şimdi artık o kadar da değerli değil. Evet, artık. Artık geçmiş olsun yani gibi. Düşün. Yanağım mor. Çok belli oluyor mu yanağımın moru kameradan? Evet, bazen gözüküyor. Bir ince belli oluyor. Gitarı getirsene gibi bir istek var ama. O dişi şey işte. Dişim işte, şey olmasa gitar olur. Dişimle çalıyorum. Ağzına söylüyorsun ya abi. Ya bir de bu mesela gitar, müzik yapma, şarkı söyleme konusu da biraz ruhsal bir şey değil mi? Yani o an onu hissetmen, istemen lazım. Çünkü biz mesela şöyle çok an yaşadık. Evde oturuyoruz ama çay içiyoruz. Koltukta oturuyoruz yani karşılıklı. Ver bakayım ya şu gitarı yapıp mesela bir şeyler çalıyorsun ya. O tabii. an geliyor. O an ne biliyorsun? O an benim duygusal dengelenmeye ihtiyacım var. Ha, aynen, o an geliyor. Anladın mı? İçeride hani potansiyel şişmesin. Bir atayım şunu. Biraz o anları beklemek lazım sanki o konuda. Eğer o anları beklediysen ve denk geldiysen müthiş bir şey dinlersin. Aynen, çok keyifli oluyor. Veya güzel oluyor. Keyif alırsın o anlarda. Çok keyifli oluyor. Mesela bizim bilmediğimiz, daha doğrusu hani senin böyle yayınlarda söylemediğin şarkıların hepsini ben o anlarda duydum. Söylenmemiş şarkıları. Evet. Oy, tertemiz oldu benim kızım ya bugün. İyi ki geldiniz bugün. Bak ne güzel bir ortam yaptık. Güzel, keyifli oldu. Sohbet, muhabbet, oy, aktı yani. Bir tane ama müzik yayını. O yukarı ile kurak artık abi. Oy. Aa, harbiden bak. O müzik odasını kuralım artık. Müzik yayını, müzik orada. Müzik yayını yapalım. Müthiş olur. Müthiş sarı. O baterinin olduğu yer mi? Evet. Orası o ses kartına falan her şeyi bağlayalım. Ama orayı işte baştan aşağı düzenlemek lazım. Yayın mental reset oldu. Çok teşekkür ediyorum herkese. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Hadi PC'ye geçelim ya. Aynen, hadi PC'ye geçelim. Yavaştan PC'ye geçelim. Biraz orada kaynatalım. Bu çok ağır kalmayalım yani. Çok ağırlaştım. Ben ağırlaştım ama şu anda amına koyayım ya. Ama güzel oldu ya. Ne bileyim ben. Beni ama moduma geri döndürün. Ben çok keyif aldım. Senin şimdi içeride sana harbiden. Sana ben bir biraz tarife... önce duygulandım, ağlayacaktım. Mami... Neye duygulandın? Öyle demene. Ne dedim ki? Baba annen nasıl? Mami sen izliyorsan, dinliyorsan çağrımı moduna çevirirsin. Bir tarife. Beni moduma bir geri bir tarife çekersin o ona. Halleder. Ver onu bana. Böyle boyucuk. Mami bir tane adam böyle suyun üstünde bir şeyler yıkasın doğada. Ondan sonra onu pişirsin. Of diyelim. Öyle onu istiyorum şu anda. Ya da böyle çok cringe, dalga geçeceğimiz şeyler falan. Dalga geçelim, falan. Cringe olalım falan. Sonra da oyun oynayalım hadi. Mami çözer. Sen o zaman setup'ı alırsan ben de masayı alayım. Öyle toparlanalım, ne diyorsun? PC setup'ı da hazırmış, baktım. O zaman sen direkt geç PC setup'ına, biz 2-3 dakika şurayı halledelim. Ama bugün yayın yok işte, dişim ağrıyor ya. Nasıl yayın yok? Gidin yapın biriniz, oturun oğlum. Biraz dinleneyim ya. İşe alayım ben. Sen geç orayı ayarla da... Orası öyle bir tuş oğlum, oraya geçmem benim. Bas bir tuşu oraya geç, biz de hemen şurayı toparlayıp arka planda şurayı toparlayalım, gelelim. Bakın ne yapalım beyler biliyor musunuz bayanlar? Buraya hiç dokunmayın.
Olmaz abi. Yarın hayır, buraya beraber yapalım. Bura böyle kalır. He, o zaman 9.30'da açalım burada. Sabah 9.30. Evet, laptop da burada. Oyun da oynarız. Laptopu mu getiremiyorduk? Aa, normalde. Bu problemimiz miydi amına? Verdi gaza bak. Laptop da burada diye. Kahvaltı yayını yapsana şurada. Ne güzel olur şurada kahvaltı yayını. Evde zeytin yok yağmur. Neyin kahvaltı? Doğru söylüyor bu arada. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı yaşaman lazım. İleri nereye kadar ileri? Gel anı da yaşa yani. He, illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oraları like'la. Bütün thumbs up'ların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas.